Başka gündemden iyi akşamlar. Yaklaşık 3,5 saat boyunca Haber Global ekranlarında birlikte olacağız. Yine keyifli bir sohbetle evlerinize misafir olacağız. Niye keyifli diyorum? Çünkü insanı konuşuyoruz her hafta. Farklı bir gündemle karşınızda oluyoruz. Siz de programa her zaman olduğu gibi katılabiliyorsunuz ve sizin sorularınızla bizim sorularımız ve konuklarımızın yanıtları bir araya gelince de dediğim gibi keyifli bir program ortaya çıkıyor. Bugün de insanı konuşacağız. İnsanı konuşurken de aslında benzer türleri de veya farklı türleri de içine katarak ele alacağımız konu başlığı zeka, zeka, akıl, e, hepsi ve tabii ki beyin e, kaynağı, hepsini bir arada ele alacağız. Sınırları nelerdir, nasıl gelişim gösterir, genetik faktörler etkili midir, çevresel faktörler etkili midir zekada ve tabii ki biz o zekayı nasıl kullanıyoruz, akılla nasıl birleştiriyoruz, nasıl sonuçlar elde ediyoruz. Hepsi başka gündemde bu akşam soracağımız sorular arasında olacak. Tabii ki dediğim gibi sizlerden gelen sorular da kıymetli. Peki kimlerle beraberiz? Yine çok değerli 3 isim masamızın etrafında bizimle birlikte sinir bilim uzmanı Profesör Doktor Sinan Canan, evrimsel biyolog Profesör Doktor Ergideniz Özsoy ve matematik eğitimcisi Doçent Doktor Burak Karabey bizimle birlikte doçentliğiniz de hayırlı olsun hocam. Çok teşekkürler Benzide. sağ olun. Doktor olarak <laughs> Çok Değişiklik. sağ olun. Hayırlı olsun. Ee, siz de her zaman olduğu gibi programa dediğim gibi katılabilirsiniz. Ee, zeka mı akıl mı hashtag'i Twitter'da kullanabileceğiniz e, başlık ...veya sosyal medya hesaplarımızdan... ...yine etkileşimde bulunabilirsiniz. Şimdi hafta içinde programın... E, ...tanıtımını yaparken özellikle... ...Instagram'da işte Einstein'ı kullandık. E, ve Einstein üzerinden... ...bir soru sorduk. E, acaba... E, ...Einstein'ın... ...zekasına veya işte onun... ...zeka ölçümünden çıkan sonuç... ...yanlış hatırlamıyorsam IQ 160 gibi bir IQ'su vardı. E, ona hepimiz sahip olsak... ...nasıl bir dünyada yaşarız diye. Zeka nedir, ne değildir, işte ölçüme... ...vesaireye geliriz ama... Ee, bence en yanıtı enteresan sorulardan biri bu. Hepimiz işte 160 ve üstü IQ'ya sahip olsak nasıl bir dünya olurdu? Ee, enteresan yanıtlar geldi. Onları ben paylaşırım ama önce sizleri dinlemek istiyorum. Sen hocam siz de başlayın. Hepimiz 1.98 boya sahip olsaydık dünya nasıl olurdu gibi bir soru galiba bu. Ee, daha kısa ya da daha uzun boyların yapacağı iş çeşitliğinin hayatımızda yer almadığı herkesin benzer derecelerde problem çözme yeteneğine sahip olduğu için muhtemelen yeklesak problemlerle uğraşan son derece sıkıcı ve hızla nesli tükenen bir tür haline gelecek. Çünkü biyolojinin ilk öğrendiğimiz silahı, biyolojinin en önemli gücü her üremede her bireyde farklılık üretmesidir. Yani her birey farklı olur ki popülasyonun içerisindeki bu çeşitlilik aynı zamanda o canlının, canlı türünün hayatta başa çıkma yeteneğini ve evrilme yeteneğini sürdürülmesini sağlasın. Dolayısıyla iyi ki IQ'su yüksek, düşük, orta falan herkes beraber hepimiz birbirimize yardımcı olup güzel bir komite oluşturuyoruz bence. Öyle çok yüksek IQ'lu yerlerde ben sıkılırdım zaten. <laughs> Dolayısıyla böyle iyi. <laughs> Ergi Hocam. Yani ben de aslında Sinan'a katılıyorum tabii temel itibariyle. Çünkü gerçekten çok yeknesak bir dünya olurdu. Bir de tabii şöyle bakmak lazım sonuçta. Aykun'un kendisi birazdan konuşacağız veya zekanın kendisi oldukça içinde bulunan çevreyle çok yakından ilişkili bir ölçüt aynı zamanda. Eğer bu çevre çok homojen olursa sonuç itibarıyla aslında biz o bahsettiğimiz o yüksek IQ skoruna da ulaşamayız büyük ihtimalle. Çünkü dışarıdan aldığımız uyaranlarla biz bir şekilde kendi bireysel tarihimizin de ürünü olarak bilissel yeteneğimizi şey yapıyoruz, döküyoruz ortaya dolayısıyla. Şimdi bence herkes bir şekilde aynı tarz baksaydı, aynı donanıma sahip olsaydı, aynı bireysel tarihten geçseydi aslında bence o yüksek IQ'ya hiç ulaşamazdık veya yüksek zekaya. Yani benim şeyim o. Çünkü büyük oranda şey var, dışsal etkileşimsel bir bileşeni de var şeyin, evet, e, zekanın. Çeşitliliği oluşturması açısından. oluşturması açısından. Çünkü bu çeşitlilikten, bu çeşitliliğin içerisinden aldığımız şeylerle, reaksiyonlarla, ve bu çeşitliğe verdiğimiz kendi reaksiyonlarımızla aslında bizim de kavrayışımız ve zeka dediğimiz şeyimiz, birikimimiz oluşuyor temel itibariyle. Burak Hocam? Ben biraz daha sayısal açıdan yaklaşayım işe. Mesela dünyadaki bütün zihinsel yetersiz dediğimiz o IQ grubu alıp Mars'a göndersek, şu an çok ünlü yani Mars. Ve biz geriye kalanlar da dünyada olsak nasıl bir durum olurdu sorusu benim hep kafamı kurcalayan bir sorudur. Aramızda yine ayrılırız. Yani... Siz 160 üstü IQ'dakileri bu sefer şöyle demeye başlarsınız. 160 ile 170 arası zihinsel yetersiz. 170 ile 190 arası normal. 190 ve üstü yine üstün. Yani bu çünkü zeka ikincil bir özelliktir. Yani toplum tarafından buna karar veriliyor teknik açıdan. Yani siz tek başına ben zekiyim dediğiniz zaman bunun pek bir anlamı yok açıkçası. Hı. Daha da garip durum e, Mars'ta ne olurdu? Bütün zihinsel yetersizleri gönderdiğin zaman Mars'ta o zaman şöyle bir şey olur. Onlar da kendi aralarında zihinsel yetersiz, normal gelişim gösteren üstün zekalı diye ayrılırlar. Çünkü normal dağılım eğrisi üzerinden ölçüyoruz. Bu yüzden hani IQ için şöyle söyleyeyim. Psikolojide bizi e, yanıltan noktalardan bir tanesi şu. Genelleştirmememiz lazım çoğu şeyi. E, ölçülebileni ölçüyoruz biz. Bizim ölçebildiklerimiz var. Ancak onları ölçebiliyoruz. Onun üzerinden bir kriter puan oluşturuyoruz. Yani doğrudan e, aslında bize bunu zeka puan olarak da çok şey yapmamak lazım. Hani o, o kısma katılmamak lazım. Çünkü bunun çevre faktörü var. Ölçemediğimiz kısımları var. Yani o yüzden zorlu bir problem olur açıkçası. Şimdi sizin söylediğiniz işte zeka ikinci bir özellik e, tek başına fark edemezdik diye ifade ettiniz. Şimdi hafta içinde mesela izleyicilerimizden gelen değerlendirmelerde de yani o soruya gelen yanıtlarda da Zaten biz o zekada olduğumuzu kavrayamazdık. Yani bir başkası bizi aynaladığı için, yani bir başkasına e, kendimize karşımıza koyduğumuzda aslında farkımızı algıladığımız için herkes kimse kimse birbirinin zekasının farkına varmaz. Karşılaştırma zorunluluğu oluşuyor yani. O karşılaştırma olmayınca da bu ke bu kez kişi acaba kendisinin zekasının farkına varmadığında işte Einstein gibi mesela bir şeyin üzerinde ya ben bunu çözerim diye ısrar eder miydi? Etmez miydi? Ee, herkes işte o sıkıcı i̇şte hali o, kanıksar mıydı? ile ilgili aslında bence Einstein Einstein yapan en küçük şey IQ puanıdır. Eğer bir katkısı varsa o da. Esas oradaki mesele azim, kararlılık, motivasyon falan gibi doğrudan zekayla bağlantılı olmayan daha akli melekelerle ilgili yani daha hayattaki amaçsallıkla falan alakalı bir mesele var. Ölçemeyeceğimiz orada. çoğu Heh, zaman. Söylediği, Burhan söylediği şey çok doğru. Bilimin birçok yerinde zaten bize bilgi veren şey neyi ölçebildiğimiz ve neyi ölçebildiğimiz. Çoğu zaman ölçemediğim şeyi bilmiyoruz da biz. Ve e, ma maalesef ben insan yeteneklerinin böyle kuantize edilmesi, sayısallaştırılması konusunun faydası kadar zararlı da olduğunu düşünenlerdenim. Çünkü mesela şimdi bir işte dediğim gibi üstün yetenekli bilmem ne diye bir ayırdığımızda zaten garip bir etiketleme sistemi başlatmış oluyoruz. O insanları, o insanlar kendilerinden ve çevrelerinden farklı beklentilere giriyorlar. Halbuki yani var olan doğal koşullar içerisinde bu çeşitliliğin bir yeri olduğu için var. Milyonlarca yıllık doğal seçilimin böyle bir tercihine neticelenmesinin bizim anlamamız gereken bir nedeni var. Biz ise onu bunlar iyi bunlar kötü diye etiketliyoruz. Yani öyle bir sıkıntı var burada. Yoksa IQ Matematiksel işlem yapabilme ve zihinde bilgi tutabilme falan gibi. Algoritmik özelliklerimizi ölçen bir test aslında. Fakat insanın işte duygusu var, sezgisi var. Ee, mesela kendi farkındalığı yani işte bilinç dediğimiz meselesi var, Bizim bunları ölçmek için araçlarımız yok. yaratıcılık var. Yaratıcılık. Onu ölçmekte de çok iyi değiliz yani. Geç, hani evet. söyleyeyim yani. Yaratıcılığı ölçme konusunda da çok çok iyi bataryalarımız yok diyebilirim. Deniyoruz Hı -hı. sürekli geliştirmeyi deniyoruz Hı -hı. ama zor yani. Tabii Hı -hı. şimdi çok sayıda zeka testi var. Evet. Birazdan gireceğiz belki ama IQ bunlardan bir tanesi ama genellikle işte IQ üzerinden tartışmalar dönüyor. Bir de şöyle bir, temel bir yaklaşım vardır siz çok daha iyi bilirsiniz. O çok sayıdaki zeka testleri birbirleriyle ...ilişkili sonuçlar verir. korelasyon içerisindedir Hı -hı. ve ondan dolayı da işte şey işte bir bir G diye bir şey... Genel parametre. Bir zeka puanı. Şeklinde. Genel zeka puanı çıkarılıyor. Ama burada şöyle kritik bir nokta var. Ee, mesela tam o işte ölçülemezlik problemi burada yatıyor bence. Çünkü siz bir testin verdiğini bir diğeriyle ilişkili olarak ele aldığınızda... ...vardığınız sonuç genellikle aslında böyle çok temel bir zeka şeyinin olduğu... ...yapısının olduğu yönünde ama... Bu çok net bir şekilde indirgeme oluyor. Çünkü mesela şöyle bir şey var. Dilsel açıdan olan bir zafiyet, zaaflık hafızanın güçlü olmasıyla telafi ediliyor. Bu telafi edildiği zaman aslında siz kişiyi aynı dilsel biliş seviyesine sokmuş oluyorsunuz. Ama yanılmış oluyorsunuz bu noktada dolayısıyla. Alt bileşenleri ölçmekte birbirine o kapatma, evet. üst üste gelme noktalarını yani tam bulamıyorsunuz. Bulamıyorsunuz. O etkileşim devreye girdiğinde evet. aslında yaptığınız basit bir indirgeme olmuş oluyor. Yine aynı şekilde çeşitliliğin biz doğasını kaçırmış oluyoruz dolayısıyla. O yaratıcılığın veya insanın işte sanat üretmesinin işte ne bileyim müzik üretmesinin bunun dahilinde veya bilim üretmesinin arkasında çok kompleks bir şey var. Etkileşimsel bir yapı var. Kendi bireysel tarihle çok yakından ilişkili. Evet. O yüzden basit skorlama genellikle e, yanıltıcı oluyor. Zaten ona birazdan gireceğiz sanırım işte genetiğiyle vesaire vesaire. Evet. Girelim hatta yani e, mesela işte ebeveynler çocuklarına dair e, en çok akıllarını karıştıran sorulardan bir tanesi bu. Yani işte zeka, her biri zaten üstün yetenekli en azından ebeveyn bakış açısı Bak. o şekilde ee, ölçmeli mi ölçmemeli mi ölçtüğümüz bu testler ne kadar güvenilir yani bir IQ testiyle çocuğun gerçekten zeki olduğunu algılamak mümkün mü çok daha farklı bileşenler var sonuçta bizi hayatta tutan veya beceri noktasında yetenek noktasında. yani ben mesela hatırlıyorum çocukluğumda işte IQ testi bir test önüme geldiğimde açık söyleyeyim yani ben bir herhalde 20 30 puan falan alırdım yani. Çünkü tamamlayamıyorum. Kafamda oturmuyordu o zamanlar o Bununla testler. Bununla ilgili harika bir örnek var. Yani bu IQ testleri ben de hocalarıma pas atayım. İlk bunun başlangıcı Galton'la başlar. Fransız Galton ilk bunun araştırmasıyla ilgili başlamıştır. O da Darwin'in kuzenidir. Yani hani Darwin'in araştırmalarından da çok etkilenmiştir. İlk başladığı evet. nokta odur. Aslında Özelik fikrinin de bu arada mimarlarındadır. Evet, aynen öyle. Bir de hani aslında iyi de istatistikçidir. Yani iyi bir istatistik yapısı da oluşturmuştur. Ee, söylediğiniz anlamda düşündüğünüz zaman bu ölçmeler noktasında... İlk 1900'lerin başında Terman tarafından yapılan araştırmada işte diyor ki en zekiler en başarılılar olacak. Ee, bununla ilgili araştırma yapıp en zekileri ben uzun yıllar takip edeceğim. Ben muazzam araştırma bu arada. Evet E şimdi uzun yıllar takip edeceğim diyor. Başarı ve zekayı araştırmanın üçüncü cildine geldiğinde hiç aynı cümlede kullanmamaya başlıyor. Çünkü tutmuyor sonuçlar. Hatta ilk elediği gruptan iki tane Nobel ödüllü adam çıkıyor. Yani zeki, hani istediği zeka kriterlerini sağlamadığı için. O yüzden hani zeka ile ilgili çok net bir şey söyleyeyim bilimsel anlamda da ortak bir tanımı yok. Çok flu bir tanım bir de dinamik bir tanım. Ne demek dinamik tanım? Sürekli değişkenlik gösteriyor. Yani bundan 100 yıl önce zeki dediğin adama şu anda zeki diyemiyorsun. Ya da 500 yıl önce zeki dediğin adama de zeki diyemiyorsun. Neden? Çünkü o zeka tanımını sürekli değiştirmişsin. Başka katmanlara getirmişsin. Doğal olarak karşılaştırdığınız zaman e, mesela 100 yıl önceki zeka testini toplumun hepsini yapalım. Sizin dediğiniz olur. Herkesin ortalaması üstün zeka çıkar. Testleri de değiştiriyoruz. Aslında değişen makbul zeka tanımı. Şimdi evet. zekanın aslında evrensel bir tanımı var. Problem çözebilme yeteneği zeka bu. Şimdi IQ'su yüksek birçok insan sosyal problemi çözemiyor, duygusal problemi çözemiyor. Demek ki IQ denen şey böyle genele teşmil edilebilir bir zeka puanını temsil etmiyor. Mesela hayatta başarıyla dediğin gibi hiç koreli değil IQ. Dolayısıyla ben bunu hep anne babalara anlatırken şöyle anlatmayı tercih ediyorum. Şimdi bir ağaç düşünün, ağacın mi? güneşli bir günde gölgesi düşer. İşte gövdesinden işte ahşap bilmem ne yaparsın. Yaprağı karbondioksit emer, oksijen salar, meyve verir. İşte üzerinde bir takım canlılar yaşadığı için o bir habitattır. Ne bileyim bir ağacın bir sürü özelliği vardır. Sen bütün ağaçları gölge verme miktarına göre değerlendirecek olursan o zaman iyi ağaç vardır, kötü ağaç vardır. Ama ağacı bir bütünsü, bütünsel bir varlık olarak alabilirsen her ağacın vazgeçilmez bir yeri vardır. Şimdi bizdeki makbul zeka meselesi de sırf yani gölgede dinlenmek isteyen ve saçı benim gibi gür arkadaşların derdi olsa gerek. Yani devamlı bir gölge peşinde gibiyiz düşünün. Dolayısıyla mesela yaprağı az olan bilmem ne olan ağacı kökünden kesiyoruz. Sistem biraz böyle çalışıyor. Onu bir bütün olarak yani o ekosistemin içerisindeki rolü anlamında fark ettiğimizde işler değişecek. Bizim bilgide özellikle insana dair bilgide düştüğümüz majör bir hatadır bu. Yani çok tekrarlarız bunu insanı anlayabildiğimizi zannettiğimiz bir şeye benzetiriz. Ondan sonra da insanı tabiri caizse benzetiriz yani. Böyle hayatını kaydırırız onun. Şimdi mesela IQ'nun bütün havası eğitim başarısıyla koreli olduğu için. Yani IQ'su yüksek olan testi iyi çözdüğü için bize çok havalı geliyor. Yani bu durumda eğitim sisteminin iyi olduğunu teyit etmek için e, yönetenler tarafından ortaya atılan bir e tabi, proje yani, diyelim. E tabii şimdi eğitimde başarılı olmak hepimizin neredeyse para gibi sorgulamadan kabul edeceği bir değer olduğu için e bununla da korelasyon gösteren bir şey varsa elinde e, bu moda olacak bir süre sonra. Ama azıcık daha böyle salim kafayla bakarsan işe bizim zaten eğitim sisteminde sorduğumuz soru, çocuğa vermeye çalıştığımız bilgi, onu ölçme biçimimiz zaten çok insani değil. Yani hayatta çok işe yarayan bir şey değil. Dolayısıyla aslında bu tip zeka testi ölçümleri insanı parçalara bölmek ve o parçalar cinsini anlamaya çalışmak gibi hani hoş görülebilir bir çabadan çıksa da neticede bizim çok işimize yaramıyor. Tekrar söyleyeyim mesela doğada hayatta kalmak bir zeka gerektirir. Hatta birçok farklı zeka tipi gerektirir. İnsan gibi karmaşık sosyal organizasyonlar içerisinde yaşayabilmek, çam devirmeden sosyal ilişkiler kurabilmek mesela bunlar farklı bir zeka tipi gerektirir. Öz disiplin kendini tanıma, kendi rutinlerini takip edebilme, kendini bir rotada tutabilme başka bir zeka tipi içerisinde. Liderlik edebilme. Tabii ve bunların içerisinde de bir sürü sayısal falan zekayı kullan, o ölçebileceğimiz zekaları kullanmamız gereken minik yerler olabilir. Biz biraz araçları amaçlaştırmaktan sıkıntı çekiyoruz. Zeka bir araçtır. Esas bence akıl testi üretmemiz lazım. Ben hep söylüyorum, yani benim benzetmem severim onu. Zeka bir at ya da bir araba, akıl onun sürücüsü. Siz sürücüyü güzel eğitmezseniz zeka neler yapar? Yani gördük, biraz önce Burak'ın bahsettiği Galton mesela. Yani Hitler'in katliamlarının arka planındaki fikirlerin ilk çıktığı yerlerden biridir. Öjenik dediğimiz o ağrı ırk bilmem ne meselesini. Kuzeni olmasına rağmen darbeni doğru anlayamayarak bir şekilde bağlamından çıkararak Ergen'i çok söyler. Avam evrimcilik yaparak bir fikre dönüştürmüş. O fikir daha sonra bir ideolojik dalga dönüştü. Çok zeki adam. Bence Ama kuzenini popüler olmak istemişti biraz. Olabilir. Yani. Öyle bir şey de var. Ergen hocam da güzel söylüyor. Yani orada çünkü böyle bir kavramla ortaya çıkıp e, en üst zekayı elde edeceğim şeklinde gitmesi. Hatta işte kitabını okuduğunuzda hayret verici cümlelerle karşılaşırsınız tabii. yani. Ama o dönemin biraz böyle sosyo de tabii uygun. Tabii, tabii çünkü Francis Galton döneminin insanı yani. Victor tipi şey aslında da. Doğru. Bir alim baktığımızda. E, varlıklı da yanılmıyorsam dolayısıyla. Dolayısıyla dönemin iktisadi sahiplerini elbette şey yapacak yani. E, daha evet. biyolojik bir perspektiften izah etmeye gidecek ister istemez yani. Her, Her çok insan biraz bir daha zamanın çocuğu yani yine yani, zamanın çocuğu tabii, 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 bu tabii. çerçevede. Ama eğer e, şey zeka meselesine genel tanım itibariyle tekrar dönecek olursak mesela genel bilişsel yetenek diye tarif ediliyor zeka bildiğim kadarıyla. Genel bilişsel hı, hı yeterlilik diye tarif ediliyor. Bunun sebebi de şey sadece IQ'yu katmak istemiyor artık insanlar tabii kişinin içerisine. Yani işte eğitimde varılabilecek en yüksek nokta kişiler açısından. Bu da IQ ile beraber bir skor haline getiriliyor. Hatta birazdan bahsederiz. Son dönemlerde yapılan işte bütün genomu tarayarak işte bu bahsettiğimiz o kümülatif bir sürü bileşeni olan zekaya katkıda bulunan genler, genetik etkiler ne seviyede bunlar aranıyor, taranıyor. İşte bir takım sonuçlar ortaya çıkmış durumda ama fakat yine de problem ölçme probleminin çok ötesinde, basit ölçme probleminin çok ötesinde. Çünkü salt ölçme seviyesinde kaldığımızda, birazdan bahsedebiliriz belki, dolayısıyla şöyle söyleyeyim, IQ klasik çalışmalarla elde edilen genetik etkiler miktarının veya işte diğer zeka testleri genom üzerinden karşılaştırması yapıldığında bu genomik veri en iyi şey, araç. Genom bu ilişkendirme analizleri denen bir analiz biçimi vardır. Bütün genomu tarar. Herhangi bir özellik açısından genomda hangi genler, o genlerin hangi biçimleri işe karışıyor diye bakar. Fakat sonuç itibariyle mesela o klasik işte ikiz çalışmalarından gelen şeyin genetik etki miktarının beşte birine bilemediğiniz en fazla yüzde ellisine tekabül eden bir genomik katkı olduğu ortaya çıkıyor. Yani bir milyon kişiyle yapılan çalışmalar bile onların genomları taranarak aslında bunu söylüyor. Çünkü mesela işte ikiz çalışmaları, aile çalışmalarını ortaya koyduğu şey şu. İşte IQ'nun veya işte işte zekanın genetik etkileriyle etkile. belirlenme seviyesi %50. Kaba tabiriyle maksimum. Ben yani üst sınırdan bahsediyorum. Ergü yani. söylediği çalışma çok önemli bir çalışma. Çünkü o evet. ikizleri iki türde değerlendiriyor. Bir evet. aynı ailedeki ikizler bir de evet. farklı ailelerde farklı hiç ailedeki daha önce ikizler. bir karşılaşmadan evet. Evet. yani büyüyen ikizler. Büyüyen ikizler Ve %50 genetik etki miktarı. Ama bu tabii birazdan gireriz. Bu genetik etki de... Az mı sizce Az değil ama %50'si de şey demek bu. Başka Genetik şey olmayan etkilerle farklı yani. fak faktörlerle etkiler var. Bir faktörler de şu var, var. mesela e, elbette kalıtımsal ama bu yüzde şey demek değil. Spesifik olarak işte 5 on altı neyse işte 1 2 üç 4 tane genden kaynaklanan etki değil ki bu. Yüzlerce genin etkisi var ama bunların küçük küçük etkileri söz konusu. Ve e, ama bu şey klasik çalışmalardan gelen şimdi en işte güncel çalışmalardan gelen şey perspektif. İşte bu klasik çalışmaların çok daha altında bir şey veriyor. Genetik katkı veriyor. Yüzde 20 civarında. Bütün genomu taradığınız zaman 1 milyon kişiyle taramışlar. İşte maksimum katkı seviyesi, genetik katkı seviyesi yüzde 20 civarında. Yani o zaman yüzde 30'luk fark nereye gitti? İktis çalışmalarından gelen. Ve %80'lerdeki %50, %50 var. Diğer soru da Diğer soru ama salt genetik çalışma açısından evet. bakacak olursak o %30 nerede? Böyle bir kavram vardır. E, kullanılan genetikte ve evrimsel genetikte kayıp kalıtsallık diye. Kayıp kalıtsallık. Kayıp Çünkü şu var. Yani belirli bir biyolojik özellikteki mesela işte onun temelini araştırıyorsunuz. Hangi genlerden, genlerin hangi biçimlerinden, yani teknik anlamda alevlerinden sorumlu olduğuna bakmaya çalışıyorsunuz. Dolayısıyla fakat mesela sizin o e, ortaya koyduğunuz, o özelliğe ilişkin değişkenlik miktarını karşılayacak kadar şey yok. E, genetik, genetik katkı miktarı yok. yok. O zaman aradaki o onu tamamlayacak genetik katkı nerede? Bunun tabii sebeplerinden bir tanesi modelden kaynaklanıyor. Çünkü bu tür genetik katkı araştırmalarında kalıtsallık ve heritabilite dediğimiz şey hesaplanırken dolayısıyla ve işte bu tür genom bu ilişkendirme analizleri en modern haliyle yapılırken Kabul şeydir, genlerin etkileşmediği, aralarında bir etkileşimsel ilişki bulunmadığı eklemeli. Bu bir teknik bir tabiridir. Hepsi ee, ayrı ayrı takılıyor. Evet, ayrı ayrı, üst üste ekliyorsunuz etki gösteriyor. Fakat diğer taraftan genler etkileşiyor, epigenetik etkiler var, gen ifadesinin zamana göre değişmesi var, gen çevre etkileşimi var. Bunları hesaba kattığınızda belki en fazla yine 150 yaklaşacaksınız. O da yaklaşma yani. miktarı ne kadar yani hani evet. orada yine kayıp evet. olur yani. E şöyle o düşünün, olacak. Yani yine Albert Einstein'la Marie Curie'nin bir çocuğu olsun, 7 yaşına kadar kimse o çocukla konuşmasın. Bu çocuk zeka evet. geliştirecek. Yani Tabii uyaran, uyaran, eksikliğinden... uyaran olmazsa kritik dönemde bu çok zaten günlük yaşamda bildiğimiz bir şey. Yani o çocuk genetik olarak ne taşırsa taşısın, çevresel faktörler olmasa hiçbir şey olmaz. Aynen mesela işte Burak Hoca çok önemli bir şey söyledi, dinamik bir kavram diye dinamik olmasının sebebi önemli ölçüde çevreyle etkileşimsel bir durum olmasından da kaynaklanıyor. Yani çevre kişinin yaşamı boyunca veya toplumların işte ilişkili bulunduğu dönemler boyunca değiştiğinde, kültürel ve ideolojik sahiplerle aslında bu yaşam biçimleri belirlendiğinde, eğitim vesaire belirlendiğinde ölçtüğünüz IQ her defasında farklı çıkacaktır veya işte zeka. Bununla ilgili çok hoş bir çalışma var mesela. bir makalede şey yaptığım, gördüğüm hani kohort etkisi hı hı. diyorlar ya o da şudur mesela farklı zamanlarda ölçtüğünüzde Spesifik mesela toplumun IQ'sunu ölçüyorsunuz. Her defasında IQ farklı şey sonuç veriyor. Mesela Hollanda'da bir çalışma yapılmış. 1952'de ortalama 100. 62'de işte şey biraz daha fazla bir seviyede. İşte 72'de şey 112.4. 81'de mesela 121 çıkmış ortalaması Hollanda toplumunun. Şimdi bu süre o kadar az ki. 52'den şeye 30 sene. Şimdi bunun genetik olmayım ki ihtimali sıfır bu değişimin çünkü genler o kadar kısa sürede gelişim e göstermezler. Zaman saymaz o, Say zaman göstermezler. Yani. Bu o tamamen sosyo kültürel bir inşa olduğunu bize gösteriyor IQ'nun. Çünkü her dönem, her dönem IQ'nun hesaplanma biçimi, IQ testleri, işte kişilerin o testlere verdiği yanıtları etkileyen kişilerin gelişimsel faktörleri farklılık gösteriyor çünkü yani. Bu durumda şöyle düşünebilir miyiz? Mesela bugün hayatta olan herkesi dünya üzerinden kaldıralım. Sadece yeni doğan işte 10.000 kişi bırakalım evet. gezegende. Bütün teknolojiyi vesaire de ortadan kaldıralım. Yaşayamazlar. Test yapalım. Ve <laughs> hadi diyelim ki şeyi verdik. İşte ağır <laughs> taş aletler yapma <laughs> falan zekasına sahipler. Yani işte kaç? 2 milyon yıla yakın herhalde değil mi Ergü Hocam? Evet. Ee, Hominin. Yani işte şeyden başlarsak. O döneme denk başlarsak, geçirsek. Bıraksak zeka falan yok ortada ya. yani. Tabii. Varacağımız nokta bu. Ergü söylediği. Yani bu, bugünkü anlamda yok tabii ki yani. Tabii. Halbuki bana sorsan onlar daha zeki. Ya o ayrı konu. Hiç olmazsa bir şehre 15 milyon adam oturmaya çalışmıyor. Çalışmıyor. <laughs> ya da aynı anda herkes sokağa çıkıp... Veya ilk cumartesi, <laughs> evet. serbest cumartesi de %80 aynen, trafik yoğunluğu yaratmıyorlar. Dinamik yani, yani. Evet, seviyede... Evet. Sosyal e, mesajı da yerleştirelim. Arada yani, ufak ufak. Kendilerini düzeyinde sayısallaştırılabiliyor. Ve bu da hakikaten şey, ciddi bir uğraş şeklinde yapılıyor. Ancak şöyle bir şey var. Yani e, şöyle bir çalışmalar ben bir taradım. Son işte e, 10 sene içerisinde, 14-15 sene içerisinde. Özellikle son 10 senede bu e, genomu tamamen tarayarak hangi genlerin katkıda bulunduğunu herhangi bir özellik için e, ortaya koyan çalışmalar çok hassaslaştı, gelişti. Çünkü birey sayısının özellikle çok bağımlı bu. Dolayısıyla önce 10 binlerle başlanmış. Sonra işte 50 bin, 60 bin. Bunda çok yüksek sayılar. Bunların bütün bireylerin genomunu çıkarıp öyle bakıyorsunuz demektir bu. İşte e, en son 2018'de 300 bin civarında e, şu anda daha yayınlanmamış bir 1 milyon kişilik bir çalışma var galiba bildiğim kadarıyla. Fakat sonuçta Astronomik yani genetik şey katkı ya. miktarı o e, bizim IQ şeklinde tanımladığımız bilissel yeteneklerin mesela ilk başlarda en fazla yüzde ikisine karşıladığı anlaşılmış. Şimdi ise en iyi ihtimalle yüzde %15-20 deniliyor yani. Dolayısıyla e, çünkü neden? Çünkü çok sayıda poligenik yani çoklu genli bir özellik bu. Yüzlerce gen belki birkaç bin gen katılıyor. Niye birkaç bin gen olmak durumunda? birazdan tekrar şeye konuşursak yani hangi tip genler öne çıkıyor? Ya baktığımızda bu arada şu da var. Mesela insan ırkları ile ilgili tartışmalarda falan da çok söylenir. Herki de onu daha önce beyan etmişti. Dünyanın herhangi bir yerinden yani rastgele biz bin kişi seçerim. Hatta bunu rastgele seçmem de düşük IQ'lulardan bin kişi seçerim. Buran dediği gibi geri kalan yüksek IQ'luları Mars'a falan gönderelim. O işte atıyorum yüz bin sene bu insanlar burada çoğalsınlar. Aynı bugünkü çeşitlilik yine ortaya çıkacak. Yani yüksek IQ'lu, düşük IQ'lu, hatta siyah tenli, beyaz tenli. Bizim çeşitliliğimiz ya biz ayrı ırklar olamayacak kadar genetik olarak çok yakınız. Ve bu aramızdaki IQ farklılıkları da zaten genetik farklılıklarımızdan kaynaklanmıyor netice itibariyle. Sadece oluşturduğumuz ortam, hayatta bakışımız, oradaki problem çözüş şeklimiz, karşılaştığımız ikilemlerin miktarı, yani çözmemiz gereken sorunların miktarı belirleyen bir şey. Dolayısıyla... Bizim mesela bugün şu çalışmayı görünce milli seferberlik ilan etmemiz lazım. Yani demek ki meselede meşgul tutmak önemli, ortamı hazırlamak önemli, Çevre yeterince önemli. bilişsel uyaran vermek önemli, boşu boşuna vakitleri ziyan etmemek falan önemli. E ama işte bunu anlayamıyoruz. Yani çocuk üstün yetenekli de olsun da ben de işte <laughs> arkadaşlarımdan o basayım. Ben bir şey söyleyeceğim hem ergojiye evet. de size de güzel bir soru soracağım burada. Müsaade ederseniz. Evet, Şimdi bu hocamın söylediği şey, o kısa kısa zamanda zaten hani gene, genlere mümkün değil yani bir şey yapabilmek. Aslında bunu Flynn efekt diye geçiyor. Yani James Flynn tarafından ortaya konan bir efekt. Yani bizim burada yanlış yaptığımız bir şeyler var diyor. Aslında o da rahatsız bundan. Bakıyor ki 50 yılda inanılmaz puanlarda artışlar var. Çocukların hani zeka puan dediğimiz şeylerde artışlar var. Bunları birkaç yere bağlıyor. Bağladıkların, bağladıkları noktalardan bir tanesi eğitim, eğitimin düzenli olarak üniversite eğitiminin artması. İkincisi aile içi konuşma sayısının artması, konuşulan kelime sayısının artması. Hani Sinan hocam çevre dedi ya, doğal olarak aslında Ergi Hoca'nın söylediği genetik faktörün çok az şeyi açıklaması, geriye kalan şeyin çoğunun çevre tarafından açıklanması çok önemli. Ama burada çevre derken iki şey var. Aynı evde iki çocuğum var hocam. Evet ama biri böyle biri böyle. Şimdi orada da başka çevre var. Öncelikle çocuğun bir bireysel çevresi var, kendine özgü <laughs> çevresi var. Bir de seninle ortak çevresi var. Ortak çevreyi istediğin kadar düzenle, o kendini özgü çevredeki etkileşimi çocuğunu aslında daha çok açıklayan evet. kısım oluyor. Yani o çevreye girdiği nokta, o kendine Tabii. belirlediği alan çok etkin oluyor doğal olarak. Yani aslında hocamın söylediği o açıklanabilir, açıklayamadığımız kısım bunları ölçemiyoruz. Orada söyleyeyim, Tabii. böyle bir sorun var. Ölçemiyoruz. Ölçemediğimiz için aslında bizim yapmamız gereken şey ortak çevre ve çocuğun bireysel çevre etkileşimini arttıracak şeyleri ortaya koymak. Sinan Hoca'nın da söylediği aslında o. Yani bizim çocuklara eğitimde hareket olarak başlatmamız gereken bu. Soru olarak sorayım mı hocam bir soru? Şimdi aslında e, tabii. Ee, siz de söylersiniz hocam bu CRISPR, CRISPR var biliyorsunuz son zamanlarda hı hı. E, özellikle genetik olarak düzenleme. Yani hı hı. işte belirli hasta hasta öyle anlatayım. Belirli hastalıkları biz hı hı. genetik olarak düzenleyip acaba çocukların buna hiç yakalanmamasını sağlayabilir miyiz üzerine bir çalışma öyle söyleyeyim. Siz bunu benden çok daha güzel anlatırsınız. Şimdi peki bunu zeki o yüzde 20'yi eşitlemek için kullanabilir miyiz? Ama şimdi kullandık şöyle, ne olur? Şimdi i̇şte, şöyle bir şey var tabii aynı problem. diğer orası. <gülüyor> <gülüyor> şimdi şöyle bir problemle karşı karşıya geliyoruz çünkü şimdi bu genetik katkı diyoruz ya, evet. bu yüzlerce genden kaynaklanıyor. O genlerin küçük küçük etkisinden kaynaklanıyor. Yani bu şu anlama geliyor. Genler aslında, diyelim ki genetik ağlar içerisinde etkileşiklerinde söyleyelim hemen küçük küçük etkilerle davranıyorlar. Yani bir etkisi küçük miktarda ama o küçük miktardaki etki bir başkasının küçük miktardaki etkisini belli bir yere küçük miktarda yönlendiriyor mesela. Dolayısıyla. Hı hı. Şimdi dolayısıyla siz şimdi CRISPR'la ben soracağım bu. Yüzlerce gen genetik ağ içerisinde neyi değiştireceksiniz? Hangi geni? Bir CRISPR bence bir açıklayın siz hocam da o güzel olur. Siz ya, onu bir Şimdi hani CRISPR çok teknik bir şey. Ya, işte o kadar CRISPR... tekneye girersek yanarız. Evet, minicik ya, hocam. Ya işte CRISPR şey yani spesifik olarak bir genin yapısını, ifade örüntüsünü daha önce aslında kullanılan tekniklerin hepsinden çok daha hassas bir şekilde yapan bir teknik. Bunu böyle evet, söyleyeyim. Kesin abi? çıkarıyorsun işte. işte yani. yani işte hatta tek bir DNA bazı seviyesindeki değişikliği bile çok spesifik olarak gerçekleştirip Dolayısıyla onun etkisini de görmeyi sağlayacak yolu açan bir teknik aynı zamanda. O, bu arada yani sizin söylediğiniz olsa evet. mesela benim ilk başta sorduğum sorunun yanıtı o sıkıcı dünyaya doğru ilk adım da atılmış olur. Evet. Yani %20'lik yüzden... %20 evet. bir adım ben atarız. Ben sana şöyle bir örnek vereyim. Diyelim ki bir beyin tarama tekniği bulduk. Uydudan dünyadaki herkesin zihnindeki tehlikeli düşünceleri okuyabiliyoruz. 10 sene içerisinde dünyadaki terörizmi ortadan kaldırmak çok mümkün gibi gözüküyor. Şu anda bir tara. İşte ama diyelim ki böyle her gün değil de masraflı bir şey, Hı -hı. bir kere bir tarama yapacaksın. Bütün olası kötü düşüncelere sahip herkesin bir şekilde hapse al, öldür, ne yaparsan yap, kaldır ortadan. Terörizm bitermiş gibi gözüküyor ama bir sorun var. 10 sene sonra terör eylemi yapacak birisinin bugün hiç kötü bir düşüncesi yok. Ve yarın bugün o kötü düşüncenin aklına nasıl gireceğini bilmiyoruz. Genler arası etkileşim de böyle. Yani uygun şartlar altında, multi kaotik, çok tabakalı bir sistem içerisinde etkileşiyor... Ve daha da fenası insanın gerçek yaşadığı o yegane, her bir anı yegane olan bir çevresel örüntü var. Onun içerisinde şekilleniyor. Yani organizma sadece genlerinden değil, işte Levanti'nin Üçlü Sarmalı'nda anlattığı organizma gen çevre üçgeninde kaotik bir şekilde şekilleniyor. Ben hep aslında. söylüyorum ben doğduğum evde değil de yan dairede doğsam şu anda nasıl bir şey olacağımı Tabii. hayal bile edemem. Tabii. Yani bambaşka Demiz. bir şey olurdu. Tabii. Aynı Tabii. gün aynı saatte ama yan dairede. Bir de zaten şey var, e, bu... İşte e, zeka genetiğine ilişkin bu modern genomik çalışmaların ortaya koyduğu çok önemli bir şey var, bir nokta var. Çok çok önemli. E, bu da şu, e, mesela bulunan o küçük etkilerin ama katkısı işte total olarak bir şekilde bu e, bilişsel yetenek dediğimiz şeyi oluşturan etkilerin e, tamamı genlerin kendilerindeki yapısal değişikliklerden değil de onlara değil de geri ifadesini düzenleyen genin dışındaki bölgelerdeki değişimlerden kaynaklanıyor. Bu şu demek mesela yani işte yüzde 99 civarında genin içerisinde olmayan değişimler. Yani ne zaman hangi seviyede sentezlenecek? ve o sentezleme hangi reaksiyonu başlatacak oralarda. Biz bunu hani regülatör bölgeler diyoruz teknik manasıyla. Şimdi bu şu anlama geliyor. Mesela aynı zamanda şunu da bulgulamışlar. Ee, yani pek çok nörogenes işte ve işte işte e, kortikal işte genişleme falan vesaire türüne erimsel baktığımızda insan türünü falan. İşte hep e, bu bulunan genetik varyantlar da hep şeyle ilgili. Nörogenezle ilgili kortikal genişleme ile ilgili. Bu şu anlama geliyor. Şimdi nörogenes değil mi? E, Erken dönemlerde, embriyonik dönemlerde yoğun olmakla beraber nöron hücrelerinin oluşumu ama aynı zamanda erişkin yaşta devam ediyor. Tabii. Tabii bir kere oluştuktan sonra bölünmüyor sinir hücresi. Değil mi? Hı -hı. Onu hatırlamıyorum. Çoğu, Çoğu bölünmüyor ama benim bir bölümümde devam ediyor. Bu şu anlama geliyor şimdi. Yani o zaman buradan ne çıkıyor? Eğer nörogenezde iş görüyorsa bu genetik varyantların diyelim zeka ile ilişkili yaşam boyunca nörogenez devam ettiği sürece yaşam boyunca gelen dış uyaranlara bağlı olarak gen ifadesi değiştikçe ne oluyor zeka farklı farklı çehreler alıyor yani. O yüzden böyle fix sabit bir karakter olarak doğduğumuzdan itibaren bize verilmiş ya işte bizim evrimle kazandığımız sabit bir türsel bir özellik değil aslında bu yani. Yani kendi türümüz içerisinde de değişkenliğini hem bireyin yaşamı boyunca hem bireyler arasındaki farklılıklarla ama yine yaşam biçimlerinin farklılığından önemli oranda etkilenerek devam eden bir süreklilik içeriyor. Şimdi bu ya. da bizi bu da Pardon. bizi ileri düzeyde uyumsal bir canlı yapıyor zaten. Mesela bir farede e diğer tabii. daha düşük kortikal tabii. ya da beyinsel özellikle olan canlılar da böyle dinamik bir zeka görmüyorsun ihtiyacın da evet. yok. Yani hayvan ya bir gün karar verip de ressam olmaya karar vermeyecek gibi fare. Yani fare farenin yapmaya devam edecek. Dolayısıyla evet. daha dar bir repertuar. Yani bizim deneyim ise... olmaksızın Tabii. biz aslında <laughs> e, ölçtüğümüz şey bizim zeka olamaz zaten. Yani ölçme biçimimiz de bizim ölçmemizin kendisi de deneyimle oluşmuş olan bir olguya bağlı. Tabii. O şey deneyimsel. Yani. yani deni zaten de çocuklar arasında de, de, deneyimsel ortam üzerinden ölçmeyi yapıyoruz. demek istiyorum zaten bireyin deneyimi, bireysel tarihi boyunca edindiği tecrübeler, yaşantısı boyunca edindiği işte o nöral hmm. bağlantılar vesaire onların oluşma düzeyleri bakımından biz aslında elimize gelen bir şeyi ölçüyoruz. Doğru. Yani o bileşenimiz çıkardığımızda evet. yani tamamen o etkileşimsel bileşeni Çevre etkisini diyelim geniş manasıyla gen çevre etkileşimi çıkardığımızda geriye zaten ölçeceğimiz bir şey kalmayacak ki. Onu demek istiyorum. Geriye evet. biyolojik temel kalmayacak evet. zaten yani. 10 yaşımızda çekilmiş fotoğrafımızı ömür boyu kimlikte kullandığımızı düşünün. Yani bir IQ ölçümünün evet. bu kadar geçerliliği var. 20 yaşında başkasın, 30 yaşında başkasın, 40. Yani beden değiştiği gibi zihin de ona göre değişiyor. Ve bu arada bilgi alma... Yeni bilgiyi öğrenme yeteneği zayıflarken bilgelik yeteneği diye bir şeyde artış var. Daha bunları çözemedik biz. Mesela bilgelik zekası diye bir şey var. Tabii, bir gün biri ölçerse çok mutlu olur. Zaten ama. problem çözme açısından i̇şte o en bir noktaya geliyor evet. zaten o. mesela. En yani. başta konuştuğumuz hocanın söylediği de ölçülemeyen noktalardan bir tanesi evet. o. Bilgelik zekasını, hani bilgiliği, erdemi nasıl ölçeceksin? Yani? Zeka bu daha değerli. Oğuştan gelen geliyor. veya işte 10 evet. yaşındaki zeka yoksa deneyim mi daha değerli evet. tartışılır. Evet. Tartışılmaz aslında da tartışılır yani, diyeyim hadi. Işte de, çok zeka severler açısından tartışılabilir ancak. Yoksa hakikaten sağduyuyla baktığınızda hayatta gerçekten işe yarar şeyleri yapan ve bizim hayatımızı iyileştiren şey dehadan çok bilgeliktir. Deha erken başlar, patlamalı ürün üretir ve gazı çabuk biter tabiri caizse. Ama bilgelik aktarılır ve kalıcı değişiklikler yaratır. Ya. Niye bu kadar takılıyoruz? <laughs> yani çocuğum zeki çocuğum zeki çocuğum zeki vesaire bir tür güç göstergesi olduğu için Tabii yani ya. bir tür güç göstergesi olduğu için güç sever yani insan güçlü canlıyı sever güçlü canlılar yaşamda kalıyor evet. bu bizim evrimsel olarak da getirdiğimiz bir şey yani güçlü bir birey oluşturmak amaç Onun hayatta kalmasını sağlamak bu zaman mavi göz gibi bir şey bu, yani, yani <laughs> bunun için uğraşıyoruz aslında bir de şöyle bir şey var ee, az önce hocamın söylediği o genetik faktörler açısından izleyince bu kadar küçük küçük açıklarken yani gerçekten az bir şekilde açıklarken o çevre ve ona sağladığınız e, etkileşim ortamının ne kadar önemli olduğunu da görüyoruz. Tabii. Yani hocanın söylediği ben yan dairede doğsam başka biri olurdum. Evet. Yani tamamen bambaşka bir zihin olurdu. Çünkü bu zihni yani CHC diye bir zeka kuramı var. Bu zeka kuramı şu anda güncel IQ testlerinin de temel aldığı kuram. Bu kuramın en alt 3 katmanlı bir kuram bu. En altında temel beceriler diyelim. Temel beceriler kısmı var. Okula baktığınız zaman özellikle biz bu becerilere çalışıyoruz. Bu beceriler onun bir e, genel yeti bölgesi var. Ona e, aslında etkide bulunuyor. Siz bunu geliştirdikçe yukarıya etkide bulunuyor. O da genel zekayı artırıyor. Yani bunu aslında beyin anlamında düşünürseniz nörel ağlar aslında çocuklarla yaptığınız beceri çalışmaları özellikle okul öncesi dönemde yaptığınız beceri çalışmaları iken işte o beynin o bölgesi diyeyim ben o bölgesi o yeti alanı ile ilgilenen kısım beynin tamamı da genel zeka. Yani sizin zeka dediğiniz şeyi 1, 2, üç, 5 faktörle biz açıklayamıyoruz. O da zaten daha açmamız lazım. yapabileceğimiz nokta değil yani. Hocam buyurun. Ee, bizim doğumumuzda yani bebek olarak doğduğumuzdaki en büyük sorunumuz Beyin gelişimimiz tamamlanmadan doğmak zorundayız. Sebebi dik yürüyen bir canlı olduğumuz için annelerin doğum kanalı dar. Çok büyük kafayı doğuramıyorlar. Dolayısıyla biyolojik bir anlaşmaya varılmış gibi gözüküyor tarihte bir yerde. Bizim bebekler normalden 1,5-2 sene erken doğuyor. Şimdi bunun bir bedeli var. Bu bedel beyin gelişimi dışarıda devam ettiği için esas daha embriyonik gelişim dışarıda devam ediyor. Ve insan bebeği büyük oranda işlevsiz iki sene falan. Yani bakım olmadan yaşayamıyor ama bu sırada etrafındaki sosyal ve kültürel çevrenin etkisine müthiş açık halde. Ve o nedenle hepimiz böyle hamur gibi yoğruluyoruz doğar doğmaz bir kültürün içinde. İnsan da o yüzden ne genetik olarak da doğuştan geliyor ne sonradan oluşuyor bunu test etmek çok zor. Çünkü bebekten cevap alamıyorsunuz. Tam o süreç sırasında yaklaşık 4 yaşına kadar beyin aynı anne karnındaki gibi böyle çılgınca hücre üretmeye ve bağlantı üretmeye devam ediyor. 4 yaşından sonra da kullanılmayan fazla bağlantıların silinmeye başlandığı işte sinaptik budanma dediğimiz bir sürece giriyor. Şimdi buradaki dinamik şu. Ne kadar fazla uyaran varsa, ne kadar çok bağlantıya ihtiyaç varsa ileriki yaşamda o kadar fazla bağlantı korunuyor. İşte mesela aşırı ihmal altında büyüyen çocuklarda o yüzden ciddi sosyal ve zeka gerilikleri falan bu yüzden görüyoruz. O dönemde yeterli uyarıyı alırsa bir insan ama özellikle bu hep altını özellikle çizmeye çalışıyorum. Anne babalar bunu duyunca saldırıp Lego bilmem ne yığmaya çalışıyor. Oradaki esas mesele göz göze bakıp sohbet muhabbet yani öyle oyuncak oyuncak istemiyor o iş. Çünkü insan en büyük becerisi karmaşık sosyallik olan bir canlı. onun orada gelişmesi lazım. Daha sonra buradaki sosyal devreler güzel oturdu mu, sevgiyle, güvenle, iyi bağlanmayla falan büyütürdü mü, çocuk okula gidince kötü öğretmenden bile öğreniyor. Anlatabildim mi? Yani zorlukları daha kolay yaşıyor sosyal birliktelikler kuruyor ve daha mukavim bir canlı haline geliyor. Burası gevşek olursa eğitimde ne yaparsan yap çok zorlanıyorsun. Burada tam da sizin az önce söylediğiniz aslında e, bağlantılandırabileceğimiz bir e, detay ortaya çıkıyor. Mesela siz az önce söylediniz dediniz ki işte yan dairede doğsam mesela başka bir veya ne olacağım hani bilinmez. Ne olabilir? Yan daireye aslında ihtiyaç yok. Kaç kardeşsiniz hocam? İki kardeşimiz. Mesela bir mi iki misiniz? İki. Bir ben, olsaydınız? Ben birim, i̇ki olsaydınız? İki olsaydım yani muhtemelen kardeşim gibi olurdu. Yani yani... <laughs> yani bambaşka... Hele abim de benim gibi bir şey olursa bittim ben yani. yani birden çok çocuğun olduğu ortamda birinci çocukla üçüncü çocuk arasında bir olur mu? Yani oradaki ailenin çocuğa eğilimi vesaire herhalde değiştiriyordur zeka veya çocuğun gelişimi. Evet, gelişimi. Ben bununla ilgili bir hemen veri vereyim. E, Teams bizim uluslararası ölçekte katıldığımız e, uluslararası bir değerlendirme programı. Matematik ve fen alanında dördüncü sınıf ve sekiz sınıf düzeylerinde yapılıyor. Ee, ülkeleri okul öncesinde 3 yıl eğitim alan ülkeler ve hiç eğitim almayan daha doğrusu 3 yıl eğitim alan öğrenciler ve hiç eğitim almayan öğrenciler olarak karşılaştırdığımızda bütün ülkelerde bakın bütün ülkelerde tüm dünyada arada 100 puan fark çıkıyor hocam. Yani 3 yıl boyunca okul öncesi eğitim almış çocuk sizin dediğiniz o sinaptik budanma zamanına denk geldiği için doğal olarak etkileşim, çevreye bunla ilgili becerilere destek bunlar doğru düzgün sağlanmadığı zaman o çocuk orada eğitim almadığı zaman eğitim alan çocukla aralarında 100 puanlık bir fark var. Bu açsınlar timsin sitesinde şu anda çat diye görebilirler. Bu şunu gösteriyor. Bizim o çağımız beynimizi en aktif çalıştırabileceğimiz, zekamızı en iyi geliştirebileceğimiz şu anda konuştuğumuz zeka tanımı anlamında söylüyorum ben. Çünkü biz onu biraz daha çevre ve bu etkileşim noktasına taşıdık ki doğru olan da o zaten. Müthiş etkisi var. Biz o zamanı kaçırdığımız zaman işte o aralıktaki o bloğu hiç kapatamıyorsunuz. Hocanın söylediği o blok kalıyor orada ve bir türlü eritemiyorsunuz. Bilimsel olarak bu gösterilmiş durumda. Bütün tür ya yani sadece Türkiye açısından değil. Bütün ülkeler açısından. Bizim ülkemizde de durum aynı. 3 yıl önce 3 yıl 3 ile eğitim alanla hiç eğitim almayanı karşılaştığınızda 130 puan civarı bir fark var yanlış hatırlamıyorsam. Bunlar çok büyük puanlar. Biz bu sınavda 40 puan artış gösterdik diye müthiş sevindik. Dikkatinizi çekelim. Yani ülke olarak ortalama 40 puan arttık diye müthiş sevindik. Aradaki 130 puan fark okul öncesi eğitim alıp almamaktan geliyor. Bu da bize şunu gösteriyor. Çevreyle etkileşim, alt becerilerin desteklenmesi erken dönemde o sinaptik bağların oluşumu çok çok kritik. Ki... Bir şey daha hatırlatayım. O dönemdeki, daha doğrusu bebeklikten hemen sonraki dönemle okul öncesi dönem eğitimi almaya başladı aralıkta insanın diğer bütün primatlarda da hatta birçok memeli canlıda da gördüğümüz bir aracı var. O araç dışında daha iyi bir beyin geliştirici yok. Bu aracın adı sosyallik içeren oyun. Oyun olmadan beyin gelişmiyor. Canlıların ne kadar oyunla vakit geçirdiğine bakıyorsunuz. Şempanzelerde falan da beyin büyüklüğüyle, korteks kalınlığıyla tamamen orantılı. Bir canlının beyni ne kadar büyükse tür olarak oyunla bebekler o kadar çok vakit geçiriyor çocuklar. İnsan, işte ben ellilere gidiyorum ben hala oynuyorum mesela. Yani hayatı oyun olması gereken bir canlı. Çünkü oyun bize dünyanın imkanlarını araştırıp öğrenme, ona göre zihinsel bağlantılar kurma şansı veriyor. Hele işin içinde bir de sosyallik varsa, bu arada bilgisayar oynayan genç arkadaşlar, aa hoca bizlik bir şey söyledi demesinler. Çünkü bilgisayarda sosyallik yok. Sosyal ilişkileri içeren işte takım oyunları gibi vesaire birdir bir falan ne oynuyorsanız onlar aynı zamanda insanlarla iletişim kurmanın yöntemlerini de öğretiyor. Bu arada oyunun hatırlatmam gereken, sık sık birbirimizi hatırlatmamız gereken bazı temel kuralları var. Bir şeyin oyun olabilmesi için oyunun kurallarını, oyunun süresini, oyunun ödülünü oynayan çocuğun ya da kişinin kendisinin belirlediği bir şey olması lazım. Yani kuralını kendi belirleyecek, ona uymaya taahhüt edecek, süresini tamamen istediği gibi yapacak ve ödülünü kendisi belirleyecek. Bunlar olmazsa bu iş oyun olmuyor. Oyundaki bütün senaryoyu kendisi kurduğu zaman ve oynadığı zaman, böyle bir deneyimden geçtiği zaman da ileride kendi kafasındaki prensiplere göre yaşayabilen, öz disiplin sahibi bir insanı daha kolay yetiştiriyorsunuz. Çünkü kendi koyduğu kurala uyma deneyimini de erken yaşlarında yaşıyor. Biz şimdi yapılandırılmış oyun hastası bir dönem geçirdik. Hatta belki hala var bilmiyorum anne babalar çocuklarına böyle özel pedagoglar eşliğinde oyun oyun oynatma sözü etmeyin. Yani olacak iş değil. Oyun dediğiniz şey serbest atıştır. Ve maymunun yavrusu da oyun oynuyor. Onun oyununu kimse yapılandırmıyor. E o mesela ceviz kırmayı öğreniyor taşla. Annesine bakıyor. Arada gidiyor arkadaşının kafasına da vuruyor falan. Mesela ama o ceviz kırmayı öğreniyor sonuçta. Ya da birbirleriyle boğuşuyorlar mesela. O boğuşma tamamen bir işte güç denklik ilişkisini öğrenme. Sürü içerisindeki hiyerarşiyi kavramayla falan alakalı. Bu insana geldiğimizde maalesef bu IQsal koşturma içinde çok unuttuğumuz bir şey, erişkinin de oyuna ihtiyacı var. Ben birazdan erişkinler için birkaç tamam, oyun tavsiyesinde bulunacağım. hocam size şunu soracağım. Hı hı. Şimdi az önce e, Burak hocam işte okul öncesi eğitime yani o üç yıla vurgu yaptı. Şimdi yüz binlerce yıllık yolculuğumuz veya milyonlarca yıllık evet. yolculuğumuz. Yani okul öncesi eğitim hadi diyelim ki ha. son 50 senesinde var. Sinaptik bağları önceden nasıl koruyorlardı da ee, bu zeka gelişti. Yani çok güzel, güzel. soru. Yani Burak <laughs> Hocam evet. muhalefet etmek için sormuyorum. Hı -hı. Yani biz, biz, biz bunu nasıl yaptık yani hani biz nasıl, geldik? nasıl geldik? Güzel. O çok zor soru, güzel soruydu. Şimdi aslında şöyle bakmak gerekiyor probleme. iki türlü. Bir kere şey var. Biz mesela tarihi e, tarihsel olarak bizden önceki primatlarla kendimizi karşılaştırdığımızda şu an yaşayan akrabalarımız şempanzeler en yakın. Ama e, çok daha yakın akrabalarımızın çoğu şu an yok. Yani Homo Neanderthalis gibi falan mesela yani fakat şöyle bir şey var. Şempanzelerle insanı karşılaştırdığınız zaman mesela ciddi bir işte kortikal genişlemeye sahip olduğunu insan evriminde görüyorsunuz. Yani prefrontal işte korteks nöron sayısına bağlı olarak bayağı genişlemiş durumda ve gen ifadesi bakımından da çok ciddi beyindeki gen ifadesi bakımından da iki grup arasında büyük fark var. Bu gorilla ile karşılaştı falan filan öyle. E şimdi bu hikaye bayağı uzun bir hikaye. Çünkü insanla şempanzenin en yakın ortak atası 6,5-7 milyon sene öncesine dayanıyor. Uzun bir süre öncesinden. Şimdi böyle bir e, tür evrimleşmesinden geldikten sonra, insana diyelim 253 bin sene önce ortaya çıktı ama geçmişten de elbette, işte bir sürü şeyle, geçiş formlarıyla beraber öyle diyelim, geliyor zaten. E, şimdi şöyle bir şey var, böyle bir e, bilissel e, yetenek yaratabilecek bir kapasiteyle, siz varsınız ya, o zaman içinde bulunduğunuz çevre neyse, o çevre içerisinde geçirdiğiniz çocukluk dönemi içerisinde, ne varsa o çevreyle en yüksek uyumu sağlayabilecek onu öğrenip çünkü ne kadar çok dış uyaran alırsanız o süreç içerisinde e şimdi biz bunun adına işte ne bileyim merkezi bir devlet sistemi içerisinde eğitim diyoruz. E o zaman da ne yapıyor mesela küçük bir kabile doğadaki işte etrafında gördüğü her şeyle etkileşime geçmesini sağlıyor çocuğun. Bitkiyi tanıtıyor, hayvanı tanıtıyor, renkleri bambaşka şekilde algılıyor çocuk. Dolayısıyla çok daha derin, bütün tonlarıyla görüyor etrafında. Biz çünkü bir sürü yarandan şu an mahrum durumdayız aslında yaşadığımız Hı. dünyada öyle değil mi? Tabii. Sinan sen çok daha iyi bilirsin. Bayağı bayağı yani. O yüzden dinlebilir. orada bambaşka oranın kendi eğitim donanımıyla yüksek bir şekilde donanmış oluyor zaten çocuk. Bir de kültürel anlatıları da sözel dille. Sözel e, dillerle. Tamam. E Bu Şu zaten e, yine ne oluyor? Tıpkı eğitimin yani e, her kuşak için devam etmesi gibi oradaki eğitim de tabiri caizse her kuşak için devam ediyor. Sonra tarihsel olarak bizim uygarlık dediğimiz dönüm noktalarında ise biz ne yapıyoruz? E, her zaman yeni olabilecek çevre koşulunda aslında böyle bir eğitimden o çevre koşuluna ilişkin geçtikçe biz ne yapıyoruz? işte medeniyet merhaleleri dediğimiz şeyleri görmüş oluyoruz yani. Bu arada o zamanki eğitimin bir avantajı evet. vardı. Ya Orta Asya steplerinde çocuklarını eğiten bir kabile Ege bölgesinin üzümlerini anlatmak zorunda değildi çocuklar. Tabii. Yani o demek bu işine ne yani yarıyorsa. Herkesin kendi çevresinde ama bu şey bizim kendi tür evrimimizin bir sonucu aynı zamanda yani şu an baktığımız zaman. Yani bu kortikal genişleme vesaire bu zaten memelilerin evriminde çok belirgin olan ama insanda da işte o işte hani işte beyin yapımız vesaire itibarıyla yani bayağı şeyde bulunan hani e, nicel olarak hani

Yüksek miktarda bulunan diyor. Çünkü ileri geri diye konuşmak istemiyorum çünkü. Şempanze niye geri olsun bizden? Onun kendi çevresi içerisinde biz Bence yaşamayız o da gayet zaten. O modern yani. yani. tabii. Gayet de şey. O, yani onu biz, değerlendiremeyiz onu biz değerlendiremeyiz zaten. Onu biz değerlendiremeyiz zaten. Onu şempanzeye sormak lazım. Sen ne kadar gerisin? Sizin işte e, kabilede e, geri işte ne bileyim kişiler kimlerdir ne yaparlar bunlar diye ona sormak lazım. Ve yani. ona, evet. şu, Çok güzel bir soru oldu. Sen neye göre gerisin? Neye yani? Neye göre herkes... gerisin diye. Evet ona Söyle, sormak lazım. Doğru, yani. Doğru. Dolayısıyla. Japonya'da bir primat araştırma ha. laboratuvarı laboratuvar var. ismini hatırlamıyorum şimdi. Orada mesela primatlarda e, örüntüsel hafıza deneyleri yapılıyor. İnsanlar mesela şempanzelerin yanına yanaşamıyor o testlerde. Evet, Testte şey birden dokuz'a kadar bir ekranda karışık rakamlar çıkıyor. Sen 1'e tıkladığın zaman rakamların üstü şeyle kapatılıyor böyle işte yuvarlak gölgeyle kapatılıyor. 1'e tıkladıktan sonra hepsinin yerini hatırlayıp sırayla birden dokuz'a kadar basman lazım. Evet. Şempanze 0-5 saniye bakıyor. Saniyenin yarısı kadar bakıyor ve %100 neredeyse hatasız her seferinde yapıyor. Sonuçta da bir tane üzüm alıyor yan taraftan. Bütün mevzu o. İnsana yapıyorsun, mümkün değil. Yani yüzde hmm. on falan en iyi başarı. Zeka kriteri alsak <laughs> bayağı kötü durumumuz yani. Ama no, sebebi şey. ne? Motivasyon orada etkili unsur değil mi? İnsandaki motivasyon ne? Şempanzede diyelim ki üzüm. Bütün mesele şu. İnsanın, ya bütün mesele şu derken orada değil tabii ama tahmin ettiğimiz <laughs> şey şu. Şempanzelerin yaşadığı ortamda ihtiyaçları olan zeka tipleriyle insanın yaşamak zorunda kaldığı ortamdaki işine yarayan zeka tipleri farklı. Biz e, muhtemelen ağaçlardan yere inen uzak ataların yapmak zorunda kaldığı bir tercihin sonucunu yaşıyoruz. O tercih de ağaçta mesela işte bakıp bir anda şu çayırda nerede ne kadar yırtıcı hayvan bilmem ne var bir anda görmek ve ona göre ağaca kaçmak çok iyi bir beceriydi. Ama siz indikten sonra Mesela görmek yetmiyor, organize olmanız lazım. Dolayısıyla o anda tanıma yeteneğinin bir kısmını dil diye bir beceriye dönüştürmüşsünüz. Çünkü bunlar aynı yerlerde beyinde temsil ediliyor. Biz dille iletişim kurduğumuz için mesela çalışan hafızamız şempanze kadar iyi değil. Onun kadar çok sayı aklımızda tutamıyoruz. Onlar kadar böyle bakar bakmaz anlayamıyoruz. Ama onun yerine onlarda olmayan bir dil yeteneği var. Bu iş böyle işte trade-off diyorlar ya bir şeyin faydası için öbürünün Vaz maharetinden şey yapmak, yani. feragat evet. etmek. Ve işte o çevreyi kullanma kabiliyetimizin daha Hı. geniş olması organizasyona. Şimdi Hı, ben tabii. aslında burada biraz ona baktım ee, puanları size söylemek için en azından. Hocam dördüncü sınıflarda yapılan değerlendirmede bu dünya çapında ben puan örneğini vereyim. Evdeki ortak çevredeki zenginlik yani bu zenginlik derken şey anlaşılmasın maddi bir zenginlik değil bu yani. Ve insanın kitaba yetiş, kitabının olması ee, bu kitapla ilgili geçirme zamanının olması, oyuncağının olması ya da oyun oynama, oynama kabiliyeti sizin söylediğiniz neye farklı, yol açıyor hocam? Mesela matematik başarısında ortalama olarak dünyada bunu az olan, kaynağı az olanların 433 puanı var. Kaynağı daha çok olanların 562 puanı var. Arada 130 puanlık bir fark var. Yani hocanın söylediği aslında bizim problem çözme kabiliyetimizi arttırıyor dediğimiz nokta, aslında tam olarak o çevre, ortak çevre yüzde 80'inin açıklaması bu. Evet zeka ile akademik başarı birbiriyle biz bunu açıklamıyoruz, bunu kabul ediyorum. Fakat netice olarak sizin o çevreniz sadece zeka olarak değil, aynı zamanda akademik başarı olarak da sizi bir yere getiriyor. Yani burada konuştuğumuz çevre çok basit bir çevre, çok şey bir çevre değil, zorlu bir çevre değil. Anne babanın çocukla geçirdiği vakit tutup matematik çalışmaları değil, beraber bir yemek yapmaları bile aslında... Kesinlikle onların o çevre dediğimiz şeyini zenginleştiriyor. Yani buradaki zenginlik manasını lütfen şey olarak anlamayın, ekonomik olarak anlamayın. Yani buradaki ekonomiklik değil Tabii aslında durum. Zihnin şöyle bir, yani insan zihninin işleyişinin şöyle bir özelliği var. Alakasız bir şeyde ustalaşmanın yolunu keşfettiğinde, ustalaşmanın paternini, örüntüsünü yakaladığında o örüntüyü başka bir yerde kullanabiliyor. Yani. Biz böyle geçişken zihinli bir canlıyız. Yani tutup da mesela şuradan pimpon topunu sektirdim, her seferinde işte yüz kere attım, bardağa soktum. Şimdi böyle bir şeyde ustalaşabilirsin. Lüzumsuz gözüküyor ama Böyle bir şeydir ustalaşmak birçok düşünme becerisini de otomatik geliştiriyor. Yani sadece tek başına biz böyle robot gibi algoritmayla tek bir şey öğrenebilen bir canlı değiliz. O nedenle dedi ki mesela sosyal birliktelik gibi kompleks bir şeyde zengin bir ortamda bulunmak, orada fazla interaksiyon yapmak bir sürü başarıyı da beraberinde getiriyor. Ondan sonra akademik başarı, IQ falan zaten hani zurnanın son deliği kalıyor onlar. Bir şekilde oluyor, kendini buluyor. Mesela onlar halledilebilir sorunlar kategorisine giriyor ama burası zayıfsa öbür tarafta çok enerji harcaman gerekiyor ki normal seviyede bir şey yapabilesin. Zaten bir biyolojik de, olarak hocam, hocam bizim evrimsel Hı. açıdan başarılı olmamızın sebebi aslında sosyal yönümüzün çok kuvvetli olması değil midir yani? E, tabii ya, tabii. Yani yani. Evet. Onu. Sosyal açıdan çok etkileşimsel bir yapıya ve bu etkileşimi de sosyal bir şekilde kalıtmaya kültür olarak eğilimli olmamız ve bunu yapıyor olmamızdan kaynaklanıyor temelde evet. aslında yani. Şimdi tabii burada şey var. Problem çözme ile zekayı eşleştirirken hani şurada çok iyi bilinir ya bunun aslında kabaca iki tipi var. Sen birazcık bahsettin aslında ondan. Şimdi mesela yöntemsel olmayan bir şekilde işte birdenbire bir problem çıktığında ona verilen ani tepkilerle görece bir problemi çözmek açısından erken yaşlar çok daha önemli. Ama belli yöntemler çerçevesinde Problem çözme yeteneği yaşa bağlı olarak artıyor zaten. Senin aslında bahsettiğin o şey aslında. Bilgelik zekası dediğin senin şey sen. Bunun literatürdeki da söyleyip sizin o söylediğiniz Hı -hı. anında yanıt bulma şu anda akıcı zeka diye akıcı geçiyor. Akıcı zeka diye. İkincisi diyorsun, mi? de kristalize zeka. Kristalize o zeka diye Aynen geçiyor. Öyle. Çok doğru. Geçiyor. Şimdi bir de tabii şey var. Biz hep insan olarak aslında kültürel manada genellikle bize verilen eğitimden, bize işlenen kültürel ideolojik kodlardan ötürü hep kategorik düşünmeye alışmışız. Yani mutlaka sabiteler çerçevesinde bir problemi veya bir çerçeveyi ne yapıyoruz aslında ele alıyoruz. Şunu demek istiyorum mesela. Şimdi zekanın kendisi az önce bahsettiniz ya hocam işte. Neden o zaman herkes IQ IQ diye Serdar Bey sordu. Hani güç. Güç. Ama bu peki güç şeklinde bunu bir güç göstergesi olarak kullanma alışkanlığı, refleksi nereden geliyor? Çünkü bu da öncesinde toplumsal olarak aslında pompalanan bir şey bu. Çünkü biz bunu e, değişmez. Dolayısıyla kişinin tipik bir özelliği olarak, genetik olarak tahkim edilmiş bir e, birey durumu olarak öğreniyoruz. Bize verilen şey bu aslında. Yani eğitimimizde biz bunu alıyoruz. Toplumsal popüler algıda biz bunu alıyoruz. Okuduğumuz kitaplarda bu çerçeve çok daha fazlasıyla var. Çeşitlilik temelli düşünmüyoruz aslında. Yani zekanın kendi bilgi içeriğine ilişkin bir Sorgudan geçmek sizin bu sorguyu yapmaksızın zekayı otomatik olarak kabullenmişiz çok çünkü, doğru aslında Çünkü bu, yaygın şey bu Evet perspektif bu, bu, bu yani bu bize bu. öğretilen şey bu. bu o yüzden biz bunu güç olarak güç gösterisi olarak evet. kullanmaya çok Evet, çok yerden ve bu da şöyle bir şey de var hocam o söylediğiniz nokta çok önemli bu güç göstergesi Aslında bizi zayıflatır yani bizim hepimizin böyle olması o çeşitliliği kaybetmemizi sağlar evet, evet. ve bizi zayıflatır mesela Mısır'da M.Ö. 4000'lerde... önce Hesaplama kabiliyetine sahip bireyler korumalarla gezdiriliyor. Hı. Çünkü o e, matematiksel hesapları yapabilmek toplumun geleceğini etkiliyor. Korumalarla gezdiriliyor onlar. Şu anda matematik hesap yapanların korumalarla gezdirmiyoruz. <laughs> böyle bir şeyimiz yok. Tabii ben böyle bir koruma falan istemiyorum. Ama hocanın söylediği o güç meselesi toplumdan ayrışma meselesi. E bizi hep cezbediyor yani daha doğrusu. Bir tabii cezbediyor ze zeka oyun arasındaki ilişki açısından da bir şey söylemek isterim. Şimdi dolayısıyla tamam ya çok doğru yani sürekli homo ekonomikus olacak değiliz ya bu dönemde. Biraz da homo olalım değil mi? Aynen, e, evet. Tabiri caizse Huizinga'nın deyimiyle. Şimdi şey var mesela. Aklıma ben hemen şöyle bir örnek geldi. Şimdi şuraya bir kurt siyasetçi gelse. Yıllardır siyaset yapan birisi gelse yani tamam mı? Elbette bu kurt siyasetçi olduğu için dünyanın genel gidişatını biliyordur. Türkiye'deki meseleleri biliyordur. Ve bunların arkasındaki şeyleri değil mi? Siyaseten daha çok biliyordur. Şimdi bize anlattığı meseleler üzerinden, siyaseti, Türkiye'nin mesele tarifi üzerinden biz ona ikna olmaya çok tabu oluruz değil mi? Niye? Çünkü ağzı çok iyi laf yapar. Dolayısıyla meseleleri aslında olmadığından farklı şekilde bize gösterebilir, bizi ikna eder. Tabii. Tabii. Ama bu neden kaynaklanıyor bence? Çünkü siyasetin de, işte erişkin yaş dedik ya, diğer başka alanlar gibi aslında bir oyun niteliği var dolayısıyla. Kendini siyasetini o kendi iç dinamiğine, içsel dünyasına kaptıran kişi yapay bir şekilde ne oluyor? Gündelik rutinden uzaklaşmış oluyor aslında. Tam da Huizinga'nın söylediği bir esrime. Dolayısıyla evet. o bizden ne olacak şimdi? Kendi siyasi tahminlerimizin ölçüsünde bir zekayı tahmin edeceksek bizden çok daha zeki bir kişi olarak karşımıza duracak aslında. Yani. Evet. Onu demek istiyorum ben. Oyunla zeka arasındaki ilişki basit o hani siyasetten de biliyoruz hani geçmiş isim vermeye gerek yok. Attığı nutuklarla, anlatılarıyla böyle herkes çok etkileyen insanlar var zaten. Hem Türken dünya tarihinde. Yani, evet. yani tarihi de. Hitler milyonları arkasından götürmüş adamlar evet. olarak evet. baktığınızda yani bu hani konuştuğunuz o bağlama oturttuğu evet. zaman ya da i̇şte oyunla esriyen evet. esmeyle aslında sivrilmiş bir siyasi zekası var o bakımdan baktığımız zaman aslında yani. Evet. Dolayısıyla bir işte oyun da insanın kültürel aynı zamanda bir evrimsel Mirasının bir şey yansıması dolayısıyla zeka da bunun bir parçası haline gelebiliyor ise o zaman biz zekayı böyle saf kategorik bir genetik çerçevede değil. Dolayısıyla elbette genlerin katkısıyla ama nerede durduğunu bilerek büyük bir esneklik, bir çevresel esneklik içerisinde hmm. tarihin değişik dönemlerinde oluşan bir Çok e, bilinmez olarak komik, el almamız komik gerekiyor Komik bir şey çıkıyor aslında, aslında ortaya. Yani. Aynı yani sadece zeka konusunda değil, mutluluk konusunda da var, işte başarı konusunda da var tanımını yapamadığımız şeyin genetik karşılığını Hı. aramak gibi bir hazin uğraş içerisindeyiz. Yani mesela zekanın daha doğrusu tanımı yok. Gende yerini arıyorsun. Kardeş önce bir tanımlasana bu ne de ona Sen göre neye bakalım. Ka bir yani karar ver neye bakacağız? Tabii yani? ama konu <laughs> neye dönüyor ondan sonra Nasrettin Hoca'nın lambanın altında anahtar aramasına diyor. Burası daha aydınlık evet. falan diye. Yani biz aslında ne aradığımızı bilmiyoruz. Sadece makul zeka tanımına biyolojik bir payan da yaratmaya çalışıyoruz çoğu zaman. Diyoruz ki bu bundan dolayı önemlidir. Halbuki Önce o tanımı yapmaya bir kalksak. Mesela gerçekten zeka geliştiren bir şey, yani insan zekasını gerçekten geliştiren bir şey kelimelerle uğraşmaktır. Yani kullandığın kelime ne demek bu? Yani biraz etimolojisi, biraz anlam yükü, biraz telmihi. Bunlara bakmaya başladığın zaman çoğu çalışmayı bırakıp kelimelerle uğraşırsın Burada aslında. Orada hocam, e, yani öyle veya böyle sınırlı bir zeka ile sınırı olmadığına veya çok daha üst seviyede olduğuna inandığınız bir şeyi anlamaya çalışmak, anlatmaya çalışmak zaten başlı başına evet. e, çok zor değil mi? Yani sadece hani gene bakmak, işte gen üzerinde araştırma evet. yapmak yapmaktan öte işte mesela beyinle uğraşıyorsunuz. İşte beynin sırları diye hala manşet atıyoruz. Yani sırlarını ben çok ben uzun süre atacağız. <laughs> yani. Öyle gider yani. bana <laughs> diyorlar ki Sır... Doğan Hoca bize beyinle ilgili şeyleri işte en bilinmeyenlerden alacak. Başlarken diyorum ki arkadaşlar ben evde beyin yapamıyorum. Önce bunda bir anlaşalım. Yani ben nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum. Sadece sizden fazla okumuştum var belki bir iki bir şey paylaşacağım. Uzmandan çok şey bekliyoruz. Sanıyoruz ki bizim çocuğumuzu ya da kendimizi bir biz anlamıyoruz. Uzman hemen anlıyor bak ya öyle bir şey yok. Yani hiçbir insan bu kadar basit değil. işi kendini anlamadığı var. zamanlar evet, da var. Tabii ki ya, uzman dediğimiz şey zaten belli bilgileri sistematikleştirerek işte çalışabilen, anlatabilen kişiye biz uzman diyoruz. Yoksa yani zekayı anlamış bir tane insan evladı gelmedi ki bu dünyaya. Herkes kendi çerçevesinde bir tanım yaptı. O tanıma göre bir takım testler geliştirdi. Ya mesela şimdi Ergi Deniz Özsoy. Adam yıllarını verdi genetiğe. Ben öğrenciliğimden beri biliyorum. Mesela genetik biliyorum demez ki Ergi. E genetik çalışıyor. Bilmediği için anlamaya çalışıyor. Yani... Genetiği biliyorsa evinde oturur. Çözdüm ben bu işi. <laughs> tamam. Daha yani ne çalışacağım? Şey yani. ha beni çağırmayın Genetiği yani. genel <laughs> ben bir çerçeve olarak çünkü bir ha, işte metottur tabii. sonuç itibariyle. <laughs> e, tipik Her şeyini gibi biliyorum Hemen mümkün değil. Yani, yani Genetiği bilirsiniz de yani kalıtım biçimlerini ve bunların Yarattığı sonuçların hepsini biliyorum demek tuhaf bir şey zaten Dur. yani her şeyden önce. Dur. Ama işte rahatlamak için biz ne istiyoruz? Ya uzman evet. bana bir formül versin, ben kaptırım gideyim. Çözeyim, ya ver ki bana zeka budur, şunu yersen zekan açılır. Oh mis gibi, benden güzel yok. Aslında Hayat bu, bu kadar basit bir şey değil. Uzman ne kadar büyük bir zorluk içerisindedir. Ben ona bir ilişkim bir örnek vereyim. Şimdi tamam güzel, genom boyu ilişkendirme analizleriyle genomu tarayarak katkısı ne kadar olursa olsun zeka ilişkimi, genetik bir altyapı çıkarmaya çalışıyorsunuz. Bununla ilgili istatistikler problemlerde de çözüyorsunuz, sayıyı arttırıyorsunuz falan filan. Biyoinformatik araçları da hazırladınız. Fakat şöyle problemler de var mesela şimdi. E bizi çok zorlayan en azından alanda çalışanları çok zorlayan. Şimdi siz bu e, genom tipi çalışmaları şeyde yapıyorsunuz. Belli bir toplumdan seçilmiş bireylerde yapıyorsunuz. Fakat o toplumlar elde ettiğiniz total sonuç bambaşka bir toplumda elde ettiğiniz total sonuçta uyuşmuyor. Şimdi 1 milyon kişi Avrupalı öyle diyelim. Yani 100 bin kişiyi Finlandiya'da aldınız tamam mı? sonuç bir türlü. Korel aldığınız sonuç başka türlü çıkıyor o zaman. O zaman ben neyi kullanacağım şimdi? Bir, bu çok önemli problem. Bununla ilgili yöntemler geliştirmeye çalışılıyor. Fakat bir diğer başka problem şimdi. <laughs> bu son zamanda çıkan enteresan bir yayın var. E, Ocak'ta bu yıl işte çıkmış bir yayın. Nature, e, Genetikse çıkmış bir yayın. Biz şimdi e, tek yumurta ikizlerini böyle aynı deriz ya. Dolayısıyla onlarda oluşan temel biyolojik fark, yani özellik farklılıklarla çevresel deriz. Çünkü <laughs> madem genetik olarak aynı. Hayır bu çalışma işte elimde var. Aynı zamanda e, onlar embriyonik olarak gelişirken, ayrımlaşırken birbirlerinden e, farklı kılacak onların mutasyonların meydana getirdiğini görmüşler. Yani tek yumurta ikizleri de genetik olarak farklı. E şimdi oradan elde ettiğiniz genetik sonuçlar üzerinden varacağınız sonuçlar da bütün çalışmalar gitti hocam yani şu anda. gitmese bile <laughs> gitmese bile bayağı biraz şey bayağı hale düşüyor. Sarsıntıya düştüğü, sarsıntıya tabii. düşüyor. Tabii. Dolayısıyla hani şimdi hani uzmanına soruyorsunuz da uzman ne yapsın uzmanına yani? Yapsın. Dolayısıyla böyle bir sürü handikap var. Sistem karışıyor. Ben basit, tabii, yani. bu mesela aslında biz konuşuyoruz da çok zor kavramlar bunlar. Mesela 21. yüzyıl bence en zor kavramlarından bir tanesi beyin ve bilinç. Ya yani beyin ve bilinç konusunu çok yani e, hoca burada yani biz daha emekleme seviyesindeyiz. Yani çok Hı. çok Erken zamanlarındayız. Bunları çözmek bizim için gerçekten çok zor da problem. Yalnız bir yandan daha az önce konuştuğumuz gibi zekamız da bunu çözmek için en büyük gücümüz. Bakın kendi içimizdekini de çözemiyoruz. Yani kendi içimizdekini de tanıyamıyoruz. Ama buradan milyonlarca ışık gibi uzaktaki bir galaksinin bizden kaç kilometre hızla uzaklaştığını da hesaplayabiliyoruz. Çok acayip bir canlıyız. Yani Mars'a tam bir eski gölün ortasına... Aracı indirebiliyoruz. Tabii. Nokta atıcı. Üstelik Nokta paraşütle. Atıcıyla. Ve paraşütle. Hatta vinçle. Bizim paraşütçülerimizi hedef koyuyoruz yere sekebiliyor profesyonel paraşütçüler. Yani, yani biz... gerçekten buradan golf sopasıyla vurup Kayseri'de golf deliğine sokmakla aynı şey. Tabii. Yani yani bu Tek vuruşta ama. Hocam tek vuruşta yani. Arada, yani işte 7-10 dakika civarı bir şey var. Yani gecikme var. Hani kör uçuş gibi bir anlamda. Tabii, tabii. Yani indiriyor ama görmediği bir geleceğe indiriyor. Yani oradan sinyal gelecek de görecek de indirecek Bir kehanet de. var işin içinde. Tabii. İşte buradaki de en büyük gücümüz bu. Yani beynim ya yani çok acayip bir şey gerçekten insan sarsılıyor yani beyninin içindekini çözemeden evrenin çok uzak uzak yerlerinden akıl yürüterek sonuçlar elde edebiliyorsun yani. O yüzden önemli. Ben o burada, yüzden tartışıyoruz. Ben bunu. burada yeni dönemin bilgiyle ilişkisinin değişmesi gerektiğini düşünüyorum uzunca bir süredir. Yani biz böyle mesela Özellikle biyolojik bilimlerde, nörobilimde, beyin davranış ilişkisinde parça parça giderek işi çözemeyeceğimizi yavaş yavaş fark ediyoruz. Çünkü parçaların toplamından daha fazla, daha fazla. ve milyonlarca, 3.5 milyar yıllık bir argenin neticesi olan bir şeyle karşı karşıyayız. İşin kötüsü de kendimiz onun kurallarıyla bağlı olduğumuz için yani elimizdeki en iyi araç beyin, beyin beyin beyin, beyin, beyin kendini anlamaya çalışıyor. Yani yaptığı iş bu. Dolayısıyla burada bir felsefi çıkmaz var. Burada bilgiyle ilişki biçimini gözden geçirmek lazım. Biz yarın bir gün beynin hepsini çözeceğiz diye beklemenin beyhude olduğunu anlamaya başladık. Çünkü biz beynimiziz zaten bu açıdan baktığınızda. Dolayısıyla ne yapacağız? Paradoksal bir durum var yani o aslında. Bu paradoksu aşmanın bir yolu var. Milyonlarca yıldır bu beyinler, bu karaciğerler, bu mideler, işte canlı bedenler nasıl bir ortamda nasıl hayatta kaldılar? en iyi, en uyumlu hareket paternleri nelerdi? Neden bu şekilde uyumlandıları anladığımız zaman şunu anlayacağız. Beyni benim nöron nöron mıncık mıncık çözmeme gerek yok. Ya bu beyni şöyle kullanmam lazım. Çünkü evrimsel biyoloji bana diyor ki senin sana gelen evrimsel çizgide şu 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 badirelerden geçtiniz. Bugün bunu böyle kullansan daha iyi olur. Bir örnek vereyim küçük. Demin dedik ya eskiden eğitim neydi falan diye. 100 bin sene önce Bugünün bütün geometrisini, astronomisini, coğrafyasını bilmem nesini 100 bin sene önceki bir homo sapiens çocuğuna öğrettiğinizi düşünün. Eğitimi aldı, okuldan mezun oldu. Bir hafta içinde aslan yer onu. Yani o bilgilerin hiçbiri işine yaramaz. O dönemde işine yarayabilecek olan bilgi zayıf çıplak bir bedenle bu dünyada hayatta kalma bilgisidir. Bugün... Hiçbirimizi aslan kovalamıyor. Hiçbirimiz açlıktan ölmüyoruz. Hava koşulları değişince öleceğiz diye korkmuyoruz. Hiçbir şeyimiz yok. Yani yaşamsal tehdidimiz yok. Bu zekanın çoğu atıl vaziyette. Demek ki efendim bizim sistem bugünün dünyasına uyumlu değil. İşte i̇nsanın fabrika ayarları hikayesinde anlattığım şey. Hayatı biraz daha bize uyumlu yapacağız. Çünkü biyolojimiz değişmiyor o kadar. Yani biyolojinin belli bir arka planı var. Bilgiyle ilişki biçimi doğadan öğrenmeye geçmek zorunda. Bilim insanından bilgi alırsın ama doğadan öğrenirsin. Bilim insanı doğanın dilinin şifresini çözmen konusunda sana araçlar verebilir ama esas olan doğanın mesajıdır. Doğa her zaman bilimden de, insandan da, akıldan da, felsefeden de büyük bir şey. Bunu unutmamak lazım. Orada nasıl yaşayacağımıza dair çok güzel örnekler var. Bir şey var şimdi problem çözme problem çözme diye hep tanımlanıyor ya. Dolayısıyla sonuçta kişiye atfedilen bir özellik olarak saptanmaya çalışılıyor. Sonuçta bir işte zeka kriteriyle problem çözme yeteneğini sayısallaştıracağız. Ve diyeceğiz ki işte senin problem çözme yeteneğin bu kadar. Şimdi ben zekanın, genetiğinin kendisini bir problem çözme yeteneği olarak tanımladığımızda özelde mesela bir şey göstereceğim. En son çalışma budur. Kaç kişi var burada? <gülüyor> <gülüyor> 50'den fazla. Bu 50 kişinin de zekası 150'nin <laughs> üzerinde falan değil yani. Onu Tabii. demek istiyorum ben. Dolayısıyla evet. böyle bir kolektif bir üretim olmaksızın problemi çözemezsiniz ki. Ya Artık farklı öyle bir dünyada farklı, değiliz zaten. Öyle bir dünyada değiliz. Farklı farklı bilişsel seviyelere, yaklaşımlara sahip olan bir sürü insan bir araya gelecek, organize olacaklar iş bölümüyle spesifik problem üzerine. Çünkü hani zekanın, <laughs> e, genetiğinin ne olduğuna dair problemden daha büyük bir problem bu tür çalışma açısından var mı mesela? Yok. E bu da işte bir kişinin veya iki kişinin böyle büyük zekasında fışkıran çalışmalar değil. E şurada gördüğünüz tonlarca insandan kaynaklanıyor. Aslında deneyimsel ve sosyal bir problem çözme ortamını geliştirmemiz gerekiyor sürekli. yani hani yaptığımız Buna nokta ilişkin da bu oluyor. algıyı da aslında değiştirmek, gerekiyor. gerekiyor bir şey yani yani. şu bireysel bu başarı kafasını bir kenara bırakmamız lazım. Çünkü hocam siz geçmişe gittiniz ya bugünün çocuğunu alsak götürsek diye. Şimdi e, en e, işte bizim yaklaşık 20 bin yıllık matematikle ilgili en eski kalıtımız bir tane kevin üstüne biri bir şey işaretlemiş. 20 bin yıllık. 20 bin yılda yaklaşık geliştirdiğimiz matematiği şu anda bin yıl düşeyim ben. Sizin için hatırınız için 19 bin yapayım. 19 bin yılda geliştirdiğimiz matematiği İlk 8 sınıfta öğretiyoruz. Milattan sonra 1. yıla kadar geliştirdiğimiz matematiği ilk 8 sınıfta öğretiyoruz. Bu inanılmaz bir gelişme benim için yani öyle söyleyeyim size. Yani bu aslında şunu da gösteriyor. Bizim zekamızın e, yani 20 bin yıl evrim için zaman değil. Yani o çok küçük, küçük bir süre. Bizim aslında derinlik anlamında, bilim anlamında, sosyal ve deneyimsel bir problem çözme anlamında nasıl geliştiğimizi evet. gösteriyor. Bir de algı değişme konusunda ben şöyle aklıma bir örnek geldi. Algının değişmesi konusunda bu konu geliyor. Şimdi şu söyleyeceğim iki kişiden hangisi daha başarılıdır? James Choch mu, Donald Trump mı mesela? Şimdi yaygın anlayışla problem çözme ve başarıya ulaşma manasında Donald Trump çok daha başarılı. Ama Donald Trump'ın başarısı açısından insanlığa bıraktığı şey her neyse işte dolayısıyla çöp mahiyetinde. Ve James Joyce sefaret içerisinde öldü. Tamam mı? Ne parasını idare edebildi, ne sağlığını idare edebildi, ne de ruhi durumu idare edebildi. Ama yarattığı eserlere bakın mesela. Onun yaratıcılığına eş bir yaratıcılığı var mıdır mesela Trump efendinin ya yani? evet. Ve, ve benzerleri yoktur. Dolayısıyla şimdi başarıdan neyi kastediyoruz? Bunlar hepsi bize kültürel, ideolojik, toplumsal olarak verilmiş kodlar çerçevesinde meseleler olduğunu bir kez daha her ne kadar genetinde çalışsak, biliyor olmamız gerekir diye düşünüyorum. Ama yani. bir taraftan da Donald Trump da James Joyce da eğer hayal ettikleri kişi olma yolunda adım attılarsa ikisi de başarılıdır İki, bence. Bence yani. Donald Trump daha olamadı çünkü seçim yani, iptal ettiğine kalkıştı. <laughs> İnşallah onu hayal etmemiştir. <gülüyor> ama <gülüyor> <en> <gülüyor> hayal <gülüyor> etmemiştir. başkan oldu en azından. Başkan anlamda tabii. başarılı. Onu olursa, da gördük evet. ya, onu evet. da gördük yani. yani. <laughs> <düşürmek gülüyor> İnsanları birbirine düşürmekse hayali yerine gerçeklik Şimdi genel bir böyle hani tarih. Yani en azından liseden ortaokuldan gelen işte çağlar üzerinden mesela şöyle düşünüyorum geriye dönüp bakınca. Işte mesela ilk çağ işte barınma, korunma için mesela zihnimiz, zekamızı kullandığımız dönem diyelim. işte orta çağ için, yeni çağ için işte hükmetme, fethetme, işte sömürge düzeni veya işte sanayileşme öncesi yaptıklarımız diyelim. İşte yakın içinde bulunduğumuz çağda da işte farklı bir şekilde zekayı kullanıyoruz. Artık daha bir anlam vererek üzerine gidiyoruz. Şimdi az önce dedik ki yani güç. Bugün zekaya güç olarak bakıyoruz. Bir taraftan e, da az önceki kolektif aslında zekaya yaptığınız vurgu. Hmm. E, bugünün akçesi hangisi? Yani veya bundan sonrasında? Biz gerçekten de yeni o parlak bir, tekil zekalara mı ihtiyacımız var? Başka bir dönüşüm için yoksa e, bu işin kolektif tarafını az önce o gösterdiğiniz işte 50'den fazla isim var. var yani. Ee, artık... o Nature'ın yayını yani. Evet, yani tabii <laughs> onlar da standart falan demiyorum bu arada. Yani Murat, Burak'ın şeyini de en son makalesinde görmüştüm. Onda da 50 kişi var. Bizim Murat Burak Yaylıoğlu'nun da bir Nature'da evet, çıkmıştı. Evet. Orada 50-60 kişi vardı tabii mesela. Canım, tabii. Evet, tabii. Genetik tabii. araştırmalar genel yani ya kabili çok şey Ya böyle şey falan iyi. demiyorum bu arada. Kimse yanlış anlamsın. Averaj vesaire falan bir sınıflandırma yap. Yani zaten Averaj bile yüksek çıkar. <laughs> <Öyle söyleyeyim. gülüyor> yani hangisi geçerli olacak? Neye ihtiyacımız olacak? Ben Neyin peşinde koşmalı? Ben hipotez atayım ortaya. Önümüzdeki dönemin hatta şu andan itibaren yaşadığımız çağın en büyük ihtiyacı yani insan tipi açısından yapay zeka destekli polimat. Şimdi şunu demek istiyorum yapay zeka bize ne yapıyor? Bir sürü veriyi bizim kullanabileceğimiz... Önce polimatı açın hocam. E, polimatı sonra açayım. Yapay zeka tamam. herkes biliyor çünkü yapay zeka aslında bir sürü veriyi bizim yerimize işleyip karar veren sistemler ve bunlarda gelişiyoruz. Polimat da. İşte Newton gibi, Farabi gibi işte eski dönemin insanların da var olan bir bilgi biçimiydi. Hemen hemen her bilgi alanında astronomi, astroloji dahil her alanda bilgi sahibi ama bir bilgi alanında derinleşmiş ve o konuda çalışmalarıyla bilinen ama çok alanda da çalışma yapan insanlar. Şimdi bugünün bilimsel bilgisini bir zihinde toplayabilmek, onu ihata edebilmek çok zor. Çok fazla detay var. Bizim şimdi yapay zeka diye bir yardımcımız var. Bu hesap makinesi gibi düşünün. Hesap makinesi nasıl bizim aklımızdan yapamayacağımız işlemleri elde yardımcı oluyordu. Şimdi yapay zekada bizim data ya da malumat tabanlı bilimsel veriyi bizim için örüntülere dönüştürüp özetleyebilecek bir araç oluyor. Şu anda onu yapacak yakında. Ve o olmaya başladığı zamanda da biz, mesela ben Sinan can olarak yetişemem ama varsayalım ki 50 sene sonra yaşıyorum. Ee, Hal gibi bir bilgisayar o var ya Stanley Kubrick'in filminde. Ondan rica edeceğim, diyeceğim ki güzel kardeşim bizim şöyle bir sorunumuz var. Bu sorunla ilgili merak ettiğimiz işte anahtar kelimelerimiz, parametrelerimiz şunlar. Bana şöyle bir 4-5 tane ortaya bir menü yap bakayım neler çıkıyor literatürü şöyle bir taradında. Trilyonlarca veriyi tarayıp bana bazı özet örüntüler verecek. Diyecek ki şöyle gözüküyor, böyle gibi, öyle gibi. Ve ben bu yapay zekayla muhabbet ede ede yapay zekanın muhtemelen bin sene daha ulaşamayacağı insan bilgeliğini bununla besleyerek insanlığın yeni sorunlarına yeni çözümler üretebileceğim. Yapay zeka destekli polimat benim hayalini kurduğum bir şey. Yani devamlı olarak bunu düşünüyorum nasıl yapılabilir, nasıl yapılabilir. Geçen hafta haberini gördüm işte yani birkaç seneye kadar bu literatürden özet verebilen yapay zekalar genel kullanıma girecek diye. Müthiş bir şey tabii ilk başlarda çok baltayı taşa vuracağız o ayrı konu ama ilerleyen dönemdeki şeyini düşündükçe yeni dönemin ya bu arada şeyi söyleyeyim, bilim hiçbir zaman datalarla ilerlemiyor. Yani biz data alarak sadece eldeki paradigmanın ne derece geçerli olduğunu falan test ediyoruz. Bilimi genişleten şey, Einstein, Einstein, Newton diye bayla bayla anlatıyoruz ya, ya böyle parlak fikirler. Yani adam veriyor ki, acaba yani uzay zaman bükülüyor olabilir mi falan, böyle garip garip asansörde düşsem ağırlıksız mı olurum falan gibi. İlginç fikirlerin üzerine giden zihinler aracılığıyla oluyor bu işler. Dolayısıyla yarın bir gün biz yeni sorunlarımıza orijinal çözümler bulacaksak bu, bu tip insanların bugün olamayacağına neredeyse kaniyiz. Doğru. Bu kadar veri içinde zor. Ama yeni araçları doğru kullanırsak yeni dönemde yapay zeka destekli polimatları yetiştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Öyle bir şeye ihtiyacımız olacak. Yani ama tabii şey bu yapay zekanın Hani Gidişatını da gösteren aslında bir şey, bir tespit önemli oranda. Fakat ben şunu merak ediyorum mesela, yapay zeka, oyun oynayabilir mi? Oynayabilir ama oyun oynarken esriyebilir mi? Kendinden geçebilir mi? O kendinden geçmeyle o parlak fikri ortaya atabilir mi? İşte problem hiç ihtimal vermiyor. Dolayısıyla, satranç oynayana tavla oynatamıyoruz. Ya ya, yapay zekanın yani satranç ya. oynayana tavla, tavla oynatamıyoruz o, yani. Tavla aslında işlettiğiniz ve tavla oynarken o aklınızdan geçen şeyleri. Yapay zekaya Yapabilir, yaptırabilir misiniz? Yaptırabilir misiniz? Yani önemli olan benim yani demek istediğim şey şu. Bizim tür olarak mesela belli bir bilişsel donanımımız var. Sınırlarını bilmesek ve muhtemelen de bilemeyeceğiz. Çünkü sürekli esnek ve gelişen bir şey. Bu değişen bir şey sonuç itibariyle. Çünkü bilmek istediğimiz anda biz o ana ilişkin tespitler yaptığımız için sonraki an ne olacağını bilme şansımızı kaçırıyoruz büyük oranda. Dolayısıyla her ne kadar yapay destekli, deka destekli, polimata doğru bir giden bir Hani eğitim, insan yetiştirme profili ortaya koysak da sonuç itibariyle e, benim kanaatim e, insan faktörünü e, kolay kolay şey yapamayacağız. Yani içinden çekemeyeceğiz. Ben orayı bir düzelteyim. Çekemeyeceğiz. Yapay yani. zeka destekli polimat şunu dedim hmm. aslında. Bilgisayarda satranç oynama var ya hmm. tahtada satranç oynamaktan aslında hiçbir farkı yok. Orada tek olan grafik bir ara birime sen komut hmm. veriyorsun ve taşları oynatıyorsun. Aslında yapay zekanın orada polimata yapacağı tek şey o. Polimat yani orada tabii anlatmakta zorlandım. Sohbet edebilecek yapay zeka ve sohbet ederken yapay zeka girdi sağlayacak. Yapay zeka sadece onun girdilerinden ona bir şey söyleyecek. Kendi başına bir zaten bir şey çıkaramaz yani. Yapay zekada onu nasıl programlayacağımızı bilmiyoruz. İnsanın bile nasıl yaptığını bilmiyoruz ama. Bu kar, burada karşılıklı bir besleme ihtiracım. var mı? Nasıl? Burada karşılıklı bir besleme tabii. var mı? Mesela diyelim Sinan Canan'ın yapay zeka asistanı. Beş sene Sinan Canan'la çalıştıktan sonra onun niyetini daha iyi öğrenecek. Çünkü derin öğrenme diye bir sistem var artık. Yani yapay zeka kendine eğitiyor bunu yaparken. Zaten güvendiğim kısım orası. Bir süre sonra o şeyin, e, mutfaktaki ustanın o bıçağıyla olan ilişkisi gibi bir ilişki oluşacak arada. Yani bu bıçağını değiştirdiğinde soğan öyle güzel kıyamayacak mesela. O bıçakla onun arasında öyle bir şey, bıçak ona göre biraz aşınacak falan filan yapay zekada bunu sağlama yolunda bir şeyler yapılırsa ilerleme olabileceğini düşünüyorum ama asla ve asla insanın yerine insan yapımı hiçbir şeyi koyamayız. 3,5 milyar yıllık arge boşa yapılmadı. Yani Çok ama işte o şey şu anada yani o ele aldığınız problem veya işte e, yaratma işinin ne olduğuna da bağlıdır. E Bizim tabii onu şu indirip kaldırır yani. canım yani makine o kadar o kadar bir, bir şey yani. koyarsanız yani. bir sorun o yok. O mesele evet. değil. Ama yeni Ama... bir matematik ortaya koyar mı bu mesela bir, çok ciddi bir sorun. ciddi Bir, bir şey yani. soracağım hocam. Şimdi mesela yapay zeka, işte destekli polimat e, yapay zeka orada üretiyor. Soruyu alıyor, hı hı. sonuçları çıkartıyor. Karşısında da anlayan, bilge e, o sonuçları anlamlandıran, hangisinin işini yarayacağını çözümleyen bir vatandaş yani insan ee, yani zekasının gelişimi için yeterli mi? Onda yeni ufuklar açma ihtimali ne kadar derin? Kendi kendine öğrenme ve bu süreçleri geçirmiş işte bunca yıllık insanın gidip de böyle bir e, unsurdan destek almasıyla zihin aynı şekilde o sinaptik bağları oluşturacak mı yoksa körelecek mi? Şunu ee, düşün, zeka gerileyecek mi yani Orada nasıl hazır tane, var. Beleşe konuyor. 20 tane üniversite öğrencisini kiraladım ben. 5 yıl boyunca onlara sürekli görevler dağıttım. Gidin ki hepiniz şu şu alanları özetleyin bana getirin dedim. Aslında bu. Yani o çocuklardan ben bir inovasyon beklemiyorum. O çocuklardan benim işimi kolaylaştırmalarını bekliyorum. Hem de orada onlar da öğrensinler. Ama bu çok hedef odaklı. Yani, yani, yani şu e, anda ki, o zaten. Tabii ki Hı. tabii. Amaç doğru zaten. Sorunu çözüm bulacağız. Yani bu dikkat. Bu her insanın olması gereken bir şey değil önümüzdeki dönemde böyle insanlara ihtiyacımız var. Yani bilgeler, topluma yol gösterici bilgelerin bu bilimsel veriyi kullanabilmesinin başka bir yolu yok. E, çok zor bir matematik problemi var. Soruyu Hı. verdik. <laughs> Yapay zeka çözdü. E, buradaki gelişimi nerede? Yok. Büyük e, ihtimal çözemez. Onu da söyleyeyim ihtimal yani. Çözemez. <laughs> ya, o zor problem niye zor işte? Onu <laughs> sormak lazım. Şimdi... Zorlansa 40 yılda çözecek belki. Tamam. Ee, Sonuç burada 46 var ya. Burada. <gülüyor> <gülüyor> burada şöyle bir nokta var aslında. E, deneyimsel diye konuştuk ya az önce. Yapay zeka dediğimiz şeyin deneyimli bizimle kısıtlı. Bizim deneyimimizle kısıtlı. Aynen. Bizim deneyimimizle kısıtlı olduğu için bizden zaten daha farklı bir şey üretmesini beklemekte bir problem var. Zaten bizim deneyimimizle kısıtlı. Bizim bilgimizle çalışıyor. O yüzden aslında insanın 21. yüzyılda yükseleceği yer temel bilimler olacak. Temel bilimlere tekrar dönüş olmak zorunda. Çünkü biz 5-6 e, bin yıldır biriktirdiğimiz bilgiyi teknolojiyle çok hızlı kullandık. Yani biz 1950'den beri inanılmaz bir teknolojiyle bunu kullanıyoruz. 2000'lerin başını hatırlayın. Her ay yeni bir bilgisayar, her ay yeni daha hızlısı çıkıyordu. Şu an daha hızlısı çıkmıyor. 3-4 yıl önce aldığınız bilgisayar şu an alacağınız bilgisayardan daha hızlı olabilir. Yani öyle bir durum var. Sebep çünkü biz belli dinamiklerde fizik, matematik anlamında özellikle e, sınırlara geldik. Tabii. Sınırlara gelmemiz yeni bir üretim ihtiyacını doğuruyor. Doğal olarak insan aslında biraz sıkışmış durumda. 21. yüzyılda biz matematik bilen, felsefe bilen ve bence aslında insanı ilerleten tek şey, yapay zekadan en farklı şey bence sanattır. Sanat, bilim ve matematikten daha öndedir her zaman benim için öyle söyleyeyim. Çünkü biz sanatla dürtüleri alıp bunu bir tür bilimsel bir yapıya dönüştürüp en son neyi etkileriz biliyor musunuz? En son çıktısı da müzik olur. Çok enteresan. Biz onu getiriyoruz. Yani sanat, bilim, matematik Felsefe bir arada harmanlaşıp aslında bize müziği de doğuruyor. Yani o yapı düşündüğünüzde yeniden doğmak zorunda. O yüzden belli noktalarda şeydeyiz, limitlerdeyiz. Gerçekten sınırlara dayandık. Yani bir de bu dünyaya da sıkıştık. Ee, yani ne anlamda sıkıştık? Einstein bizi bu dünyaya sıkıştırdı. Şimdi ışık hızı bizi başka bir yere gitmek için çok zorluyor. Siz sinyali getirmek için 11 dakika bekliyorsunuz. Sinyal ışık hızıyla geliyor. Yani o bile 11 dakika sürüyor ki insan zaten ışık hızıyla gidemez. Teknik açıdan şu anda en azından öyle söyleyelim. Yani o yüzden yeni bir yapıya ihtiyaç var. Bu anlamda aslında bizim geliştirmemiz gereken şey erken dönemden itibaren çocuklarda derinlemesine düşünme ihtiyacı. Bunu biz bunun adını ne kadar her ne kadar derinlemesine araştırma koysak da yapay zekada o bizim kadar derinlemesine düşünemeyecek diye düşünüyorum. Bunu matematik örneğinden de verebilirim yani. Çok Benim hani aklıma, söyleyeyim. aklıma, Pardon. Buyurun hocam. şuradan şöyle bir örnek geldi hemen çok tetikledi. Şimdi şey var. i̇şte passenger pigeon denen, göçmen güvercin denen bir güvercin şeyi vardı. soyu vardı ve bu işte bu yüzyılın başlarında işte Kuzey Amerika'ya falan Amerika kıtasına çok özgüydü. Ortadan kalktı. Tamam mı? Bununla ilgili nasıl ortadan kalktığına ilişkin çalışmalar var son dönemlerde. Enteresan çalışmalar şimdi bir e, yapay zekayla, değil mi? İşte donatılmış bir şeye diyelim ki e, bilgisayara üst seviyede bu makaleleri yorumlayarak bir derleme yazmasını söylesek elbette ortaya bütün bilgiyi dökecek şekilde net bilgi verecek şekilde makaleyi yazar ama şöyle bir şey yazamaz mesela ben insan olarak örnek veriyorum hani e, hmm. kendi yaptığım bir tecrübeden bahsedeceğim ama ben şimdi bu e, türün yokoluş ile ilgili ilk makaleyi okuyup sonra arkasından genomik makaleleri falan takip edince birkaç sayfalık bir makale yazmaya karar verdim. Ama makaleye şuradan başlangıç yapmak istedim. Hala tam bitiremediğim bir makale bu ama yani şeyden dolayı, ihmalden dolayı öyle söyleyeyim ben. Aklıma benim şey geldi hemen onu okuyunca. Ziya Osman Sabah'ın ondan sonra şey Sevil ve Güvercinler diye bir şeyi vardır. Ee, şiiri vardı o şiir geldi mesela. Orada güvercinlerin işte uçup geride bıraktığı mekan boşluğundan bir hüzün yaratır mesela. Tamam mı? Ben şimdi onu bir epigram olarak koyup yazıya öyle başladım genomik yazısına başladım. Şimdi bu insan olarak benim işte bahsettiğimiz şey sanat hissiyatıyla dolayısıyla okuduğum şeyi yorumlama biçimim. Evet. ortaya koyduğu bir şey, özgün bir yaratız diyelim. Özgün. Çünkü bana özgü yani. Gerçekten onun yani yapay zeka, karşılığı o yani. Yapay zeka en net şekilde ihtiyaç olan bilgiyi, hedef odaklı bilgiyi bilgi manasında verirken işte mesela aynı bilgiyi Mesela benim yaptığım ya başkasının yapabileceği gibi bu hissiyatla dökebilir mi? Bütün problem bu zaten bence aslında yani. Benim aradaki yok çıktılara da ihtiyacım var. <laughs> evet. Tabii. onlar onları vermediği yani, zaman ben kendi kişisel gelişimime Tabii. Bir e, şey sağlamayacak e, sadece bir faydası olmuyor sanayici. Bilgi bir faydası transferi yok. yapılmış olacaksın. ben o zaman benzetmemi şöyle evet. tamamlayayım. 18 kişilik bir e, global bilim kurulu düşünün. Sadece bu 18 kişinin o yapay zeka yarışım var. Evet hepsi özel kıyafetleri giyip kahvelerini alıp özel bir odada bununla sohbet edebiliyorlar. Çünkü onlar zaten eğitimlerin bilgeliklerini tamamlamış. O yapay zeka örüntülerinden doğru yanlışı ayırt edebilecek bir bilgelik düzeyinde olmalılar ki öyle bir sistemle şey yapabilsin. Yani bu polimat dediğim sokak, sokaktaki herkes yapabileceğimiz yani bir şey Bir yüksek şey istişare kurulu gibi Aynen bir yapı tarafından kullanılması gerekiyor. Nasıl ki bugün mesela benim hastalığım olsa işte bir ameliyat mı tedavi mi kararı vermek için belli bir hekimler zümresinin konsültasyon yapması gerekiyor. Bu da öyle bir şey. Yani o bilgiden bu kadar bilgiden herkesin istifade etmesi gerekmiyor. Çoğu insan hayatında normal düzeyinde zaten normal bilgisiyle yaşıyor. Ama biz büyük sorunlara çözüm diye mesela Buran'ın söylediği çok önemli. Yani kuantum düzeyine kadar transistörler indi. Ne yapacağız bundan sonra? Ondan öte yani şey elektron boyutuna indin. Ne yapacaksın? Bitti. Yani fiziksel sıkıştırmanın sınırlarına geldin. O zaman bir paradigma değişimi. Işık hızına mı dayandın? Kurt deliği açacağım, bunun yolunu bulacaksın yani. Bir şey yapmayın Şimdi lazım. Şimdi izleyicilerimizden e, Ahu Dayıoğlu demiş ki mesela, e, hata yapmaya meyilli bir aklın oluşturduğu yapay zeka ne kadar hatası olabilir? Veya hata yapmaya meyilli, aklı bir kenara bırakalım, hatasız bir aklın oluşturduğu yapay zekadan çıkan sonucu, hata yapmaya meyilli bir aklın okuması. Tabii. E, Neresinden bakılırsa bakılsın arada, herkes tarafından tabii hatadan niye bu kadar güçlü? korkuyoruz onu da sorayım. İnsanın Hı. temel öğrenme yöntemidir hata yapmak. Yani yapacağız ki öğreneceğiz. Ama yapay zekaya dair atfedilen veya beklenen Hı. şey hatasız bir dünya arzusu. öyle bir şey yok. Işte. O bir ütopya. Öyle, şey öyle bir şey yok. Hatasız hiçbir sistem bize yapay zekadaki yani machine learning dediğiniz, deep learning dediğiniz hikaye de hatadan öğreniyor zaten. Mesela işte bu Go oyununda işte dünya şampiyonunu yenen şu Google'ın şeysi. Evet. Kendi kendine maç yapıp hatalı hamleleri ele eleyerek öğreniyor mesela. Hata Hatanın zaten eşanlaması tecrübeli değil midir? Deneyimdir aslında. De. Tabii, bak. Ama bek de. beklediğimiz mesela otonom araçları evet. düşünelim. Yollara evet. saldık otonom evet. araçlar. Biz onların hata yapmasını kabul eder miyiz? Test, Yok. test sürüşünde yeterli hatayı evet. yaparsan orada hata yapmıyor. Sonuçta son ha. çıktı evet. da evet. Son hata, hata o da da, istemiyoruz. O da yani. artık mukadderat yapacak bir şey. Ama sonuçta koşullar belirlediği için mesela gidilecek yol, o yolla ilgili ne bileyim işte e, fizik kuralları, kütle çekim falan belli olduğu için aslında o koşullar çerçevesinde hata yapma imkanı çok minimal olacaktır. Ama e, bu test sürüş özelliğine sahip işte her neyse işte araçları falan vesaire dizayn ettiğimizde bunu mesela uzay için tasarlayamayız. Yani şunu demek istiyorum. Yani hata yapabileceğimiz alan ve hatanın maksimum olarak düzeltileceği, kusursuz hale getirileceği sistem... Yere de, zamana göre de bağlı aynı zamanda. Bu, evet. bu çok doğru. Ben enteresan bir şey söyleyeyim. Size hatasız bir branş söyleyeyim yani. Benim branş çalıştığım matematik. Hatasız kabul ediyoruz yani. İspatlandığı zaman evet. genel olarak bizde bitmiştir ha. iş yani. İspatlandı. Bitti. Pisagor milattan önce 300 geçerli kullanıyor. Çat 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 Bunun kullanıyor. Bir şey Şimdi, gödel Şimdi teorem. onu yazdım <laughs> Şimdi, ama bunu derken bile insanda işte Gödel evet. eksiklik teoremiyle bize şunu gösterdi. Kurduğunuz her sistemde aslında o sistemle ispatlanamayacak doğrularla da karşılaşabiliyorsunuz. Ya yani insanın e, en kapsamlı düşündüğü bence en yaratıcı olduğu alanlardan bir tanesi matematik olmasına rağmen o sistemde bile bizim aslında belli noktalarda çıkmazlarımız var. Yani ya da metafizik kabullerimiz var, doğrulayamayacağımız. Bunu bir evet bunu bir benzetme olarak kullanıyorum aslında. olarak bizim 21. yüzyılda daha zeki olacak mıyız? Bunu bir şeyleri değiştirecek miyiz, kıracak mıyız? Ben başlangıç noktasını söyleyeyim sanat yapma ve sanata değer verme Hı. noktasını geliştirmemiz gerekiyor çocuklarda. Kesinlikle. Yoksa bunu Kesinlikle. bilime aktaramayız. Hı. Aynen. Bu masanın sanıyorum %100 oy vereceği konu bu. Yani fen bilimleri bilmem ne hepsi de oradan çıkacak. Sanatsal estetik düşünce olmadan hiçbir şey olmayacak yani. Bu arada homo sapiensi Homo sapiens sapiens homo sapiens'ten yani arkaik insanla modern insanı ayıran şey mağara duvarı resmi tekrar hatırlatayım. Yani sanat yapmaya başladıktan evet. sonra biz modern insan adını alıyoruz. Bütün hikaye de oradan geliyor zaten. İşin sanattan tarafına ayrı ayrı konuşmakta fayda var yani. O yüzden e... hani zeka dediğimiz şeyi yapay zeka bağlamında açıklayamıyoruz. Adı yapay zeka ama oradaki zeka tanımı bizim bu masa boyunca konuştuğumuz bütün zekadan daha eksik durumda şu anda. Yani zeka olarak <laughs> çok eksik o şu anda. Sadece örüntüsel bir yapısı var. That's it yani. Daha üstü yok. Sadece örüntü üzerine kurulu. İnsan zekası örüntü ve üstüne kurulu. O daha evet. enteresan yani. Örüntü ve üstüne. Evet. Yani Aynen. Böyle bir yapısı var. Aslında bizim Tem burada tartıştığımız zeka dediğimiz şey ölçülemeyen bir şeyken, Evet belirsizlik içerirken zaten bir e, temelde zekayı ölçen e, genetik skorlar da, bir olasılık da içerisine tanımlanır. Tıpkı çan eğrisi örneğinde olduğu evet. gibi. Ama yapay zekanın kendisi çok rahat ölçülebilir bir şey. Evet. Sınırları belli bir şey. O O yüzden bizim o insanın bilişsel yetenek dediğimiz şeyine uymayan bir yapısı var. Ha bu işleri kolaylaştırır mı? Elbette kolaylaştırır. Tarımsal bir problemi çözer. Biyoteknolojik bir problemi çözer. Ulaşım Hı. problemini çözer vesaire vesaire. Bu noktada Roger Penrose fizik Nobel'ini almış adamdır. Roger Penrose 2020'de aldı. Alba sebebini de söyleyeyim. 1960'lı yıllarda işte şunu ispatladı. Kara deliklerin olmama ihtimali diye bir şey yok. Kara delikler olabilir diye ispat yaptı matematiksel. Bu arada biz hiç kare delik görmedik. Kare de iki yıl önce gördük. Fotoğrafını anca çektik. Matematik bize hiç görmediğimiz bir şeyin var olduğunu gösterdi atmışlardı Adam Nobel aldı. Söylediği şeyi söylüyorum. Bilinç hesaplanabilir değildir diyor. Bilinç, bilinç hesaplanabilir, hesaplanabilir değil. değildir. Yani yapay zekadan bir bilinç beklemek bile şu anda çok beyhude bir yaklaşım. Aynen evet. Ne olduğunu bilsek bekleyeceğiz de onu da bilmiyoruz. Hayatımızı kolaylaştıracağı kesin. 8 saat çalışmak yerine 1 saat çalışmayı sağlaması bakımından da hoş bir şey. Evet. Dolayısıyla hani oblomobare böyle ağaç gölgesinde oturup her gün kitap okuyarak yiyip içerek zaman geçirmekte de evet. şey olsun mesela. Bernat Rısıl, aylaklı övgü. Mesela. Bizi biraz daha aylak yaparsa daha yaratıcı olabiliriz. Aynen. <laughs> yani bu ya da aylaklı, Çok ben de bu aylaklı savunuyorum. Ben de aylaklı savunuyorum. Bu stüdyoyu <laughs> temizlik için diyelim bir temizlik görevlisi istihdam ediyorsunuz gösterdiğiniz aletlere falan hesap vermeyecek, zarar vermeyecek şekilde burayı temizlemeyin. Üç ay boyunca çalıştı. Her gün burayı gayet güzel sildi süpürdü. Bir gün birisi der ki ya kardeşim insan bir de şu kapının önüne bir paspas atar. Bütün burayı sildi değil mi? İnsandan biz böyle bir şey bekliyoruz. Bir temizlik robotu aldığınızda yapay zekayla şu anda köşe bucak temizlemeyi öğreniyor. Ama hiçbirimiz o temizlik robotundan böyle bir kıyak beklemeyiz. Niye? O öyle bir inisiyatif alamaz. Algoritması bu odayla sınırlıdır. Çünkü evet. Bu mekanda hiçbir temizlik robotu hiçbir zaman siz bir algoritma koymadığınızda ya ben bir şey kapının önünü sileyim diyemeyecek. Bilinç bu farkı yaratıyor işte. Yani bu fark zaten insanı o odanın sınırları dışarısına çıkaran, kalıbını zorlamasını sağlayan şeyi oluşturuyor. Biz bunu yani biz nasıl yaptığımızı bilmiyoruz ki makineden bekleyelim. Dolayısıyla makineyle ilgili hem rahatlık alanımız hem de dikkatli olmamız gereken alan burası. Kriz anlarında karar vermek yapay zekaya bırakılamayacak bir iş. Özellikle zaten kaotik konularda gibi. Yani bilinci yapay zekaya devretmek bizim için zaten çok büyük bir tehdit değil mi? İşte ne hmm. ne olduğunu anlarsak anlayacağız tehdit mi, belki yani, güzel olur bilmiyorum. Yani mesela bizde bilinç var da sence ne kadar bilinçli yaşıyoruz yani? O tartışılır yani? ama yani burada gitti bir işte robot diyelim burayı temizlerken bir anda ben burada olmadığımda dışarıdayken beni temizlemeye kalkarsa o zaman problem var. Evet, Burayı çünkü kirleten benim. Yani ee, bu sorunu konuda kökten çözmek isteyebilirim. Edebiyatta biliyorsunuz... Haksız da sayılmaz diyorum şimdi <laughs> dünyayı da kirleten biziz. <laughs> edebiyatta kadim olan iyidir. Isaac Asimov'un 1940'larda yazdığı İmparatorluk serisinin... ...üç tane robot kuralına haklı evvel bir tasarımcı tarafından eklenen dördüncü kuralın... ...evren tarihinde nelere sebep olabileceğine ilişkin bir destansı anlatısı vardır. Üç robot kuralına robot hiçbir insana zarar veremez... Birinci kuralla çelişmediği koşulda emirlere karşı gelemez. Birinci ve ikinci kuralla çelişmemek üzere varlığını korumak zorundadır diye. Üç kuralı var bütün robotların mecbur bu. Ama birisi sıfırıncı kuralı ilave ediyor. Diyor ki insanlığın faydasını gözetmelidir. Onun için insan da harcayabilir. Sıfırıncı kuralı koyduğunuz zaman... Diğerleri boşa çıkıyor otomatik. Boşa çıkıyor ve bütün kitap insanlığın faydası olan nedir gibi bir felsefi soruyla uğraşmak zorunda kalan bir algoritmik zekanın dramını anlatıyor aslında ve yani kitaplar boyunca süren bir hikaye. Bugün hala bence onun üstüne yazılmış bir şey ben okumadım. Yani bilim kurgu literatürünün hepsini okudum diyemeyeceğim ama muhteşem bir düşünce fırsatı sunuyor bize. Ee, ben okullarda mecbur tutulmasını çok arzu ediyorum Isaac Asimov'un. Kesinlikle. Keşke yapsak. Çünkü yani. 30'larda 40'larda bu hayali kuran birileri şimdi bu teknolojileri geliştiriyor biz. Bilim kurgu bırakın yazmayı okumuyoruz bile. Çünkü biz kendimizi geleceği hayal etmeye değer görmüyoruz çok fazla. Her gittiğim okulda bu arada anket yaparım çok acıya. Bazen bin tane lise öğrenci soruyor, oluyor. Kaç kişi bilim kurgu okuyor diyorum. Maksimum şimdiye kadar 10 el kalkmıştır, 10-15 el. Kaç kişi yazıyor? Nadiren salonlarda bir ya da iki. onlar da böyle. Yani bir tuhaflık yaptıklarının farkındalar bilim kurgu yazıyorum derken. Ya neden yazmıyoruz biz? Yani geleceği hayal etmek neden bu kadar zor? Çünkü bu bir özgüven meselesi o bir kendine güvenme kendini bilme meselesi maalesef biz o çocukları belli sınavlara hazırlamak ee, için eğitiyoruz. Bu arada Asimov'un Foundation e, dizi, o, oluyor. O seriden, evet. dizi oluyor. Dizi oluyor. Ee, yani bu aralara en merakla beklediğim herhalde evet, yapım... haberi görür görmez ben de çok tarzı. heyecanlandım. Bir taraftan da Üzülüyorum çünkü okuduğunuz hiçbir kitabın ona filmi, yapabilecek bir şey yok hocam. Yapabilecek ona yapabilecek yapacak bir şey, şey yok, yok. yani, yani. Evet. sizin Ama hayal gücünüzü tamamlaması çok ben zor. Ben hocanın evet. bilim kurgusunu ek olarak da şunu söyleyeyim. Özellikle erken dönemde çocuklarda popüler bilim, bilim kurgu ve sanat. Yani bir sanat zaten bilim kurgu benim için çok özel bir sanat da bir yandan onu da söyleyeyim Aynen. yani. yani Aynen. çok güzel. Hepsinin birleşimi gibi. Evet yani. bunu, bunu oluşturduğunuz zaman e, neye en büyük katkı oluyor? Hayal gücüyle yaratıcılık arasında bir fark var. Yani çok benim için çok net bir fark var. Birinde ürün var. Yani evet. birindeki ürün sizin yaratıcı olduğunuzu yaratıcılık bu anlamda yine ikincil özellik oluyor. Toplum size veriyor bu payeyi yani çok yaratıcı diyorsun. Ama hayal gücü bireye özgü yani o bireyin zihninin içerisine hiçbirimiz giremiyoruz. Bu anlamda çocukların hayal gücünü diri tutup yaratıcılığa ürün sağlamaları için bu süreçten geçmeleri gerekiyor. Bu da Yoksa bir yöntem yapamayız. aslında bir evet. metodolojisi var bu işin o yöntemleri araç kutularına koymak lazım. lazım. okullardaki lüzumsuz dersleri biraz azaltıp bunlarla uğraşırsak hiç zor değil. İnsan çünkü yapı itibariyle yaratıcı bir canlı yani mecburen öyle. Tabiatta hayatta kalmak için inovasyon yapmak zorunda. E aynı devreler hala var da sen çocuk doğar doğmaz her şeyi algoritma gibi önüne koyarsan çocuk ne yaratıcılık uygulayacak? Gireceği ders belli, seçeceği meslek belli. Evlenince ne yapacağı bile belli. Yani... Öğreneceği şey de belli. Yani hani bunu değil öğreneceksin mi? diyor. Üst, gerek değil yok üstüne. Yani. Sonra de. öğrenirsin diyor yani mesela. <laughs> Ee, kısa bir ara verelim. Zaman hızlı geçiyor. Ee, sonrasında devam edeceğiz. Evet, başka gündem devam ediyor. Zekayı konuşuyoruz. Ee, i̇lk bölüm nasıl geçti? Anlamakta güçlük çektik. <gülüyor> <gülüyor> Konuyu açtı. Atladığımız bir şey var mı diye de düşünmeden edemedik arada. Böyle etrafında dolaştığımız konulardan biri zeka ve ırk meselesi. Erçin hocam. Bir ilişki kurmak mümkün mü ırklar ve zeka düzeyi arasında? Evet. Anlamlı bir ilişki ya da öyle söyleyeyim. Şimdi şöyle bu tür ilişkiler çok kuruldu zamanında. Bilimsel olarak bu tür bir ilişkinin yeri yok artık. Onu söyleyebilirim. Ama popüler algıda hala devam eden bir ilişki biçimi. Bilimsel anlamda ilişkin olma işi şöyle, iki katlı. Birincisi, zaten biz insanı ırk diye aralarında keskin genetik farklar bulunan gruplar ayıramıyoruz dolayısıyla. Yani insanın kendi evrimsel tarihi buna müsaade etmeyecek bir genetik donanım oluşturmuş baktığımızda. Çünkü Afrika'da işte evrimleştiğimiz işte Rift çevresinde. Şu Afrika'dan çıkışı anlatırsanız aslında her şey yerine oturacak. İşte, şey. <laughs> orada aslında evrimleştiğimiz işte büyük ihtimalle Erectus benzeri bir alt gruptan büyük ihtimalle aslında evrimleşti şey Homo sapiens türü. Orada ortaya zaten şey geçmişten işte o insan türünün ortaya çıkışına kadar geçen süre içerisindeki primat evrimi homo cinsi içerisinde de hep böyle genetik çeşitlilik seviyesi düşerek gelmiş. Yani çok görece Diğer omurgalılara göre böyle çok homojen bir genetik yapıyla aslında insan türlü evrimleşmiş. Şimdi bir de işte 60-70 bin, 80 bin, kimisi 100 bin sene kadar öncesine çekiyor. İşte Afrika'dan çıkış var. Afrika'dan çıkış da birkaç bin kişiyle gerçekleşmiş gözüküyor dünyanın geri kalanına yayılmak. Yani dünyanın geri kalanına yayılan insanların oluşturduğu şu an bir dünya nüfusu varsa, Afrika nüfusa beraber bu sadece Afrika'dan çıkan birkaç bin kişinin, Korunları bunlar aslında. Son 50-60 bin, 80-100 bin sene içerisindeki. Toplumdan sıkılıp hadi gidelim şimdi, diyenleri sanırım. Dolayısıyla yani. dönemin işte koşul şeyleri, evet. e, ekolojik koşullarının, insan ekolojisi manasında zorlamaları sahipten bunlar çıkılmış dışarıya. Şimdi e, tabii bu şöyle bir şey oluyor. Zaten genetik çeşitimiz bizim düşük olduğu için evrimleştiğimiz noktada, bir e, tür olarak ortaya çıktığımız noktada, e, oradan zaten birkaç bin kişi de ayrılınca, şimdi büyük bir gruptan görece az sayıda bir grup ayrılırsa, o grubu e, temsil etmez. Özelliklere bakımından, genetik özelliklere bakımından temsil etmez. Bu bir tür istatistiksel örneklem hatasına benzer. Genetik sürükleme dediğimiz süreç de budur aslında. Ki bunlar biraz aşiret gibi de muhtemelen akraba falandırlar beraber hareket muhtemelen, ettiklerine göre. Muhtemelen ama zaten herkes birbirine görece genetik olarak yakın tür içerisinde. Evet. Şimdi dolayısıyla giderek daha da genetik olarak homojenleşmişiz. Şimdi böyle büyük bir homojen bir grup var. Yani farksızlık çok yüksek noktada yani. Yani hani artık homojenlik oluşunca e, doğal farksızlık azalmış. Şimdi, yani farklılıktan söz edemiyoruz doğal olarak. Evet yani, yani farklılık çok çok az seviyede ve e, öncelikle şunu söylemek lazım. Herhangi bir insanda insan türünün bütün genleri var dolayısıyla ve hemen hemen bütün önemli genetik varyantları var. Öyle söyleyelim. İşlevsel olarak bir karşılığı olan temel itibariyle. E şimdi böyle bir homojen bir yapı var. Siz bir homojen yapıyı aslında ideolojik sahiplerle ta işte Rönesans'tan, reformdan bu yana tahkim edilmiş bir işte e, ticaret yollarının açılmasıyla daha önce hiç tanımadığı insanlarla karşılaşmanın verdiği bir ayrımlaşmayla yani sömürgeleşmenin yarattığı bir e, öteki algısıyla ne yapıyorsunuz? Biyolojik olarak tanımlamaya çalışıyorsunuz. Böyle bir şey aslında yani. Buradaki aslında farkı yaratan yani o farklılaşmayı evet. yaratan o birkaç bin kişinin birkaç bin yıl farkla yani o pencere evet, evet. açıldığında hani bugün nasıl evet. uzaya bir şey gönderirken pencere Hı -hı. açılıyor. Uygun iklim vesaire oluşunda çıkışları Afrika'dan. Çıkışları Ve aradaki evet. zaman farkıyla evet. öğrenme ile beraber evet. farklılaştırması, gelişimleri farklılaştırması değil mi? farklılaştırıyor. Genetik olarak bir fark yok yani dolayısıyla. İnsan türü çok homojen yani. Genetik olarak fark yok derken yani bilissel manada farklı kılacak hiçbir farklılık yok insanlara insan toplumlarını. Bu yüzden şimdi ırkın kendisi ideolojik bir kurgu olduğu için bunu e, evrimsel genetik e 70'lerin başından beri söylüyor. Genomik da bunu gösterdi. İdeolojik bir kurgu. Dolayısıyla siz şimdi ideolojik bir kurguya başka türlü bir kurguyu atfetmeye çalışıyorsunuz. Zeka veya IQ şeklinde. Dolayısıyla bunun hiçbir anlamı olmuyor. Mesela çünkü IQ değeri sonuçta ortalama bir değer. İşte değil mi o? Çan eğrisinin ortasındaki değerle diyelim ki toplumu ne yapıyorsunuz siz? IQ'su şu kadar diye ifade ediyorsunuz. İyi de peki şuradan bakalım mesela. Toplumları ayırın birbirine. Irk demeyin. Toplumsal fark diyelim. Diyelim ki buradan da bakalım meseleye. Ama şu var. Şimdi eğri böyle. Şimdi eğrinin e, ortalamanın dışında kalanların önemli bir bölümü diğer toplumun dağılımı içerisinde mesela yüksek zekalara dahil olacaklar. Kimisi de düşük zekalara dahil olacaklar. Dolayısıyla her toplumda öbür toplumun yüksek ve düşük zekalarında bireyler bulunacak. E sonuç itibariyle biz sadece soyut bir şey olarak değişken olarak ortalamaya takılıp kaldığımızda kategorik olarak düşünüyoruz ve diyoruz ki bu toplumun zekatı şu, şu toplumun zekası bu. E bunlar şu renkte, bunlar bu renkte işte ırkların farklı zekaları var diye aslında tamamen şey. Birincisi e, istatistiği yanlış anlamaktan kaynaklanıyor. İkincisi e, biyolojik temeli olmayan bir şeyle kategorik bir ayrımlaşmayla yine aynı şekilde yanlış tanımlanan avam bir e, işte bilişsel yetenek tanımlamasını birleştirmekten yani çifte şey. Hatta arıza. arıza. Burada aslında bir ek yapayım hocaya. IQ'dan çok konuştuk. IQ testleri global testler. Yani evet. global ne demek? Her yerde aynı sonucu verdiğini iddia ediyorsun İdia demek. Evet. E, bu durumda hocanın dediğini de doğruluyorsun. O zaman ırksal değil yani. Her yerde aynı sonucu veriyorsa ırka olmaması lazım. İrka olması da gerekiyor aynı zamanda. <laughs> yani... Mesela şöyle bir şey var. Irkla ilgili bir şey söyleyeyim. Sinan bahsetmişti aslında dedi ya. Herkesi Mars'a göndersek de bin kişi kalsa diye. Buna şöyle de bakılabilir. Şu an dünyada 7 milyar civarında insan var. Bu 7 milyar insanın işte şeyi ne kadar işte 6 milyar 990 küsü neyse işte sadece 500 kişi sağ kalsa bir felaket çıksa o 500 kişi dolayısıyla insan türünün sahip olduğu bugün genetik çeşitliliğin %95'ini taşımış oluyor zaten yani. Çünkü bu kadar homojen bir grubuz ki. Bir yeterince zaman verirsen yani tekrar çıkacak. Yani minnacık bir 500 kişi bile kalsak aslında türümüzün sahip olduğu ve ortadan kalkan 7 milyara yakın kişinin aslında genomlarındaki genetik çeşitliliğe de sahip olmuş olacağız. Dolayısıyla böyle bir farksızlık çok. böyle bir farksızlık içerisinde şimdi bulunduğumuz halde işte ırkları göre nasıl ayıracağız yani? Yok Tabii, öyle mümkün, bir şey. Öyle bir durum yok. Defalarca bunu gösterdi yani büyük gruplara ayıramıyorsunuz. İnsan türünün sahip olduğu genetik donanımın yüzde 95'ten fazlası herhangi bir insan toplumu içerisinde. Bu şu anlama geliyor yani mesela yani işte bir Türkle bir Alman arasındaki fark iki Türk arasındaki farktan daha büyük değil. Bu durumda ortaya yeni bir soru çıkıyor. Ee, ırklar arası zeka farklılığı mı? Medeniyetin kendi zekası mı? Yani tamamen ortam. Şimdi bakın şöyle o da başka bir şey var sosyal bilimlerde. bilimlerde. Yani. Sosyal bilimlerde zayıflasa da hala var olan bir biyofobi diye bir reaksiyon var. Biyofobi. Biyofobi. Biyoloji korkusu diyelim buna. Şimdi nörofobisi de var bunun. Daha moda ya nöro şu anda. Yani mesela insan davranışlarını psikolojide beyin üzerinden anlatmaya kalktığında roh diye ayağa kalkan birileri var. olmaz. Öyle şey insan beynine indirgenemez. Ya da insanın biyolojik özelliklerinden toplumsal alışkanlıklarına ya da kültürüne dair bir şey söylemeye kalktığında çok sinirlenenler var. Bu sinirlenme ya da bu fobi benzeri mesafe aslında bu tip bağlamından çıkmış ve belki de çoğu Victorian döneminin çarpık sömürgeci anlayışına dayanan ideolojik örgülerden geliyor. O biz onların tokadını çok yemişiz. Yani biyolojiyi doğru dürüst anlamadan sosyal yapıdaki, kültürel tercihlerdeki, insanın ağırlıklı olarak kültürel evrime uğramakta olan bir canlı olduğunu göz ardı ederek yaptığımız yorumlardan bir sürü sıkıntı yaşamışız. O işte soykırımlara falan giden hikayeler buradan çıkıyor. Halbuki bugün özellikle sosyal bilimlerde gelişen biyolojik bilginin müthiş bir avantajı var. Sadece Ergi Hoca'nın biraz önce resmini çizdiği bir mesele bize şunu gösteriyor. Biyolojik olarak ırk gibi isimlendirebileceğimiz bir ayrımımız olmadığı için diğer insanlarla bu bizim mesela sosyal ve kültürel çalışmaların, kültürel antropolojinin ne kadar aydınlatıcı bilgiler taşıdığını tekrar hatırlatıyor. Yani biz artık insanın genlerinde vıdı vıdı aramak yerine biraz şu kültürün getirdiklerine odaklanalım. Yani aslında sosyal bilimcilerin hep yapmak istediği şeyin bugün biyoloji altını çiziyor. İnsan diyor ağırlıklı olarak kültürel evrimin ürünü bir canlıdır artık diyor. Ve hatta kültürü biyolojisiyle çatışır duruma gelmiş bir canlı. Dolayısıyla şimdi ben bu arada bu şey kavgasını yeni öğrendim ama bu çok enteresan. Bildiğimiz bu kültürel antropologlarla bizim evrimsel biyologlar arasında çok ciddi bir şey varmış. Anlaşmazlık varmış yani. Mesela o taş devirleri, efendim işte biz homo erectus, homo habilis bilmem ne dediğimiz türlerle onların işte alet yapma yetenekleriyle falan filan. Standart antropolojik anlatıda çelişen, daha doğrusu anlaşılamayan birçok nokta varmış. Ya yani mesela biz şimdi böyle bilgi alanları arasında oturup benim dediğim doğru, öbürü bir şey bilmez falan kafasını artık bırakıp bilginin bu kadar ilerlediği zaman da şu ortak noktaların altını çizmemiz lazım. Mesela burada çok önemli bir şey bence bu. Yani aslında büyük bir ideolojik devrimin, ideolojiler anlamındaki büyük bir devrimin önemli bir arka planı. Irk yok. Yani biz hepimiz aynı genetik yapıya neredeyse sahibiz. Ya bunun ne kadar farkındayız? İşte bunun farkında olabilmek için herkesin mesela artık bir sosyal bilimcinin de bu genetik ve fen bilimleri tabanlı bilgiyi, göğsünü gere gere kullanması lazım. Bütün bilim alanlarının birleşmesi bu yüzden, polimatlara ihtiyaç bu yüzden artıyor işte. Bu bilgilerin birbirini destekleyen yani, kısımlarından ortak bir anlatı çıkarabilmemiz ben tabii burada lazım. Burada hemen Sinan'cığım, lafını böldüm ama burada hemen bir ek yapayım. Bu sosyal bilim, fen bilim arasındaki geçişsizliğe veya geçişliğin e, avruz... Darlığına ya da bazen de abzurt bir seviyeye Gelmişim. ulaşmasına geçişliğin yani evet. biyolojik determinizme varacak şekilde meseleleri alma bakımından. Aslında şeyler yani ciddi sosyal antropologlar evrimsel biyologlardan daha önce bu insanların ırklara tasdif edilemeyeceğini söylüyorlar idi. daha 20'lerde bile Frans Boas aslında kültür antropologdur kendisi. Kültür antropolojinin çok büyük bir ismidir antropolojinin. Yani işte pek çok kültür ürünlerinin birliğinden ve ideolojilerin tarihinden, tarih okumalarından yola çıkarak aslında şey yaptı. Yani böyle bir ırk tasdif olamayacağını söylüyordu zaten mesela. Ama bunu biyoloji dünyasından gelen bir destekle, bilgiyle işte evrimsel genetikçiler şey yaptı, tahkim etti. Bu büyük katkıdır birlikte Aynen öyle. bakıldığı zaman. Ama bunun tabii bilgisinin yaygınlaşması ve herkesi, tatmin etmesi başka bir şey sonuç itibariyle. Çünkü sonuçta insan e, en basit şekliyle e, artık yaşadığımız dönemde de çok uzun süredir tabiatı ve kendisine hemcinslerine bakıyor yani. Basit kategorik ayrımlarla kara Ötekileştirme çok müsait bir zihin yapısına sürüklendik son 300 sene içerisinde belki de. Bu özellikle ulus meselesi e, bu kadar öne çıktıktan sonra biraz daha fazla oldu yani. Evet. E, ben aslında hocalarıma şu noktada şöyle yaklaştığımı söyleyeyim. Zeka konusunu biz genetikle konuşurken çok az açıkladığını konuştuk. Ve genetik aslında ırkın da olmadığını söylüyor teknik açıdan. Öyle evet. bir durum yok. Peki bizi buna iten ne? Aslında bu devlet anlayışı yani ülkelerin e, puanlarını hesaplama diye bir şey yaptılar bir ara. Yani IQ puanları diye. Sizin söylediğiniz biraz da o. Çünkü ırka oradan gidiyorlar biraz yapay Yapay sınırlarla bölünmüş evet, insan toplulukları. yapay sınırlarla bölünmüş insan toplulukları üzerinden. Ben burada aslında temel diğer iki faktörü gözden kaçırmamız düşünüyorum. Biri neydi genetik o çok az şeyi açıklıyor aramızda fark olmadığını ırk olarak. Diğeri fiziksel bakım yani fiziksel olarak nedir bunu yeterince gıda alıyor musunuz küçükten itibaren Kesinlikle. besleniyor musunuz çünkü beyin vücudumuzun çok yüksek oranda enerjisini kullanıyor. Beyin çok lüks bir organ yani ben bunu herhalde öyle söyleyebilirim değil mi hocam? Müsaadenizsiz. Çok lüks bir organ. Biri. Yani dörtte bir oraya gidiyor. Ya çok lüks. Bir de koruması da sıkıntılı. Neden? E, çünkü nöral ağlar arasındaki bağlantı çok hani e, hassas yani bir beyin ameliyatı olduğun mu? Sıkıntılı. Kontrol ediyorlar seni uzun süre. Çok hassas bir organ. Fiziksel olarak bakım çok önemli aslında insanın kendisine bakması. Neden bunu örneğini veriyorum? Mesela Afrika'da ortalama zeka puanlarının düşük çıkmasının sebebi beslenme problemleri. Bizim anlamda konuştuğumuz hani bu IQ anlamında konuşursak. Mesela Yemen'de ve Venezuela'da çok ciddi kısıtlamalar var. Doğan çocukların çoğu çok ciddi aşırı kilo kayıplarına maruz kalıyorlar. Evet. Hocalarım benden çok daha iyi açıklarlar. Bu durum doğal olarak o ülkenin bundan topluca etkilenmesini sağlıyor. Şimdi bu bir ırk durumu değil. Bu senin uyguladığın aslında evet. bir kötü bir şeyin sonucu. Bunlar yani. çok ilgi, çok çarpıcı bir örnek ya da aklıma hocam bitirince, hocam. bitirince, bitirince ben. Bu de hali de lütfen lütfen verin. Tam yeri şimdi, ise lütfen. Şimdi tam işte burada çok e, hoş bir örnek var aslında. Af Afrikalı, Avrupalı diye karşılaştırmak zaten kategorik olarak yani biyolojik olarak da yanlış çünkü Sen Afrikalı zaten teknik ve, açısından Afrikalısın yani aslında. Tabii Afrikalı <laughs> ve Avrupalı diye bir şey yok. Biyolojik bir öbeklenme yok yani aslında. Dolayısıyla bunu zamanında James Watson bir yerde Afrikalıların zekası, Avrupalıların daha düşük dedi ve haklı protesto aldı. Dolayısıyla evet. güya genetikçi ki genetikçi sayılmaz James onu da ben söylemek lazım orası ayrı mesele fakat şey var mesela bundan 8-10 sene önce benzeri çalışmalar da var ama işte benim de şey kitabını çevirdiğim şu kitap son sözü genom söyler dolayısıyla ırk ve şey meselesi de bunun içerisinde var ne derler zeka meselesi işte Greg Gibson çok doğru bir genomik perspektifi sunuyor bu arada kendisi işte bir çalışma yaptı Nature'da yine bir bir grupla Fas'ta Agadir denen bir bölgede gerçekleşiyor Şimdi bu bölgenin temel özelliği şu, 3 ana kısma ayırmışlar e çok doğal olarak. Bir şey var, e, kentsel kesim var, varlıklı. Bir varoş kesim var, bir de kırsal kesim var bu bölgede. Ve enteresan nokta şu, genetik olarak analiz ediyorlar, bütün genom üzerinden bakıyorlar. Her herkesin akrabalık seviyesi görece küçük bir bölgede olduğu için aşağı yukarı birbiriyle aynı. Genetik olarak çok yakak akrabalar. Ancak mesela gen ifade, genom ifade profillerini karşılaştırmışlar. Dağlar kadar fark var aralarında. E şimdi genetik olarak bundan aynı. E niye genlerle ifade edilme biçimleri değişiyor? Çünkü bir, kırsaldakinin mesela beslenme biçimi, kırsaldakinin mesela karşılaştığı salgın türü ve salgın e hastalık ve hastalığa karşı işte tedavi için harcadığı para veya varoştakinin veya işte daha varlıklı kesimin aynı değil ki birbiriyle. O yüzden ne oluyor? Bu dış uyaranların farklı olması, beslenme biçimlerinin farklı olmasına bağlı olarak bizim genlerimizin, Biyolojik ürün oluşturma şeyleri, şekilleri, dinamikleri tamamen değişiyor. O zaman aynı şekilde biz bu dinamikler içerisine geni sokacaksak, yani şuradaki çalışmalar önemli ama bunlar sadece dizi seviyesinde bakıyor. Peki ifade söz konusu olduğunda bu miktar nasıl anlamlandırılacak yani? O yüzden temel olarak baktığımızda yine şey yok. Yani bunu alı tutar yeri yok bu ırklara göre, medeniyetlere göre ayırmanın. Evet. Çünkü tamamen onların koşullarıyla koşulları aslında alakalı. belirlenen bir şey var. Genetik çıktı var. E Bunun biyolojik veya kültürel çıktısı olarak da biz zekayı el aldığımızda bu faktörü mutlaka ne yapmamız lazım? Tartışmamızın merkezine oturtmamız gerekiyor. Bu yani. işte aslında üçüncüyle söyleyeyim ben çok güzel oldu hocam. Şimdi genetiğin çok az faktör olduğunu söyledik, aralarında ırk anlamında bir fark yok dedik. İkincisi fiziksel enerji anlamında kendine bakım anlamında bunlar dış dış anlamda çok önemli. Yani onu almayan çocuğun gelişmesi zaten problem. Üçüncüsü ne? Eğitim. Yani Hı -hı. ona bir uygun bir çevre sunma. Hani bunu eğitim derken okuldaki eğitimden bahsetmiyoruz. Yani eğitim Hı -hı. dediğiniz şey. Ee, ...Münir Hoca'nın lafıyla her yerdir yani. Hani öyle söyleyeyim yani değil evet. mi? Münir Özkulun lafıyla her yerde gerçekleşen o çevreyle tüm etkileşimi. Bu üç faktör aslında farklılık yaratıyor. Bu da ırkla zaten teknik olarak açıklanamıyor yani. Ben bir Hı. faktör daha ilave edeyim. Buyurun hocam. Özellikle genç öğrenmesinde çok etkili olduğunu düşünüyorum da... ...birileri bunu araştırıyor mu bilmiyorum. Umut faktörü çok önemli. Hı. Şimdi Hı. bizim ülkemizde birçok çocuğumuzun başarı dediğimiz... ...o tırnak içindeki meselesinin düşük olması umudu yok ki. Yani mesela çok çalışmanın bir fayda getireceğine inanmıyor. Kendi çalışmasıyla var olabileceğini düşünmüyor. Ama bunu bu garantinin verildiği ortamlarda insanlar bir anda şalterleri açılı veriyor. Bir şeyler oluyor yani. İnsan aynı zamanda akli bir varlık olduğu için yani işte biyolojik ya da psikolojik bilmem ne altyapısının yeterli olması yetmiyor. O nereye gideceğini biliyorsa, gidebileceğine inanıyorsa, buna dair bir anlamsal bütünlüğü varsa o zaman farklı bir performans gösteriyor yani. O eğitimde veremediğimiz bir şey varsa bence en önemli kayıp eğitimde umut vermek. Buna bir ek yapayım. Sizi biraz umutlandırayım mı hocam? Hadi inşallah. Şimdi bu e, hani en çok konuştuğumuz şeyler bir yandan da eğitime şekil veren şey dünyanın gidişatı biliyorsunuz. Yani eğitim Tabii. sadece bizim ülkemize ait bir şey değil. Dünyanın gidişatıyla şekilleniyor. Pizza skorları açısından enteresan bir şey söyleyeyim. Yılmaz çocuklar dediğimiz bir grup var. Yani bu çocuklar her ne, ne kadar kötü sosyo-kültürel şey sosyoekonomik ortamdan gelseler de bu çocuklar bir şekilde bunu başarıyorlar. Bir şekilde bu işten çıkıyor. Yılmaz çocuklar diye pizzada ölçülen bir grup var. Bu konuda dünyada ikinci sıradayız. En yüksek orana sahipler ülkeler arasında. Yani bakın hani yılmazlık anlamında. Gerçekten hani çevrenizde de vardır. O çocuk yaptı ya dediğiniz var ya o sayı bizde çok işte. Resilient olarak mı? Geçiyor? Resilience çocuklar olarak Aa, geçiyor. Yılmazlıkta yani. ama şöyle bir şey de Mesela Bu aslında hocanın hocam? söylediği umut noktasında umudu olan çocuklar oluyor aslında onlar bir yandan da. Tamam ee, mesela bizi orada ikinci sıraya taşıyan unsurlardan bir tanesi şu olabilir mi? Bizdeki çocukların önlerinde çok fazla engel olduğuna inanması ve o yüzden yılmazlık skorunu ben her şeye rağmen başardım argümanını kullanması. Yani Amerika'daki Gibi. uyduruyorum şu an tamamen yani illa batıda olmasına gerek yok doğudaki Japonya'daki çocuk için de önünde engel olduğunu görmüyor. Eğitim sisteminin iyi olduğuna inanıyor. Ekipman vesaire desteği var. İşte anne baba işte eğitime destek veriyor. O çocuk için bir engel yok. O yüzden de yılmazlık skorunu belki yükseltmiyor. Öyle de bakılamaz mı? Yani öyle de ikinci Sebebi olarak Tabii, da öyle bu de düşünülemez mi? Ama her ülkede ekonomik bağlama baktığınız zaman çok düşük grup muhakkak var. Yani muhakkak var. Her ülkede var. Olmayan yok. Yani Amerika'ya Amerika'nın eğitimini övdüğüm için değil, ben, ben net söyleyeyim çok kötü bir eğitimi de var. yani Onu da belirteyim bir kenardan. Hani e, çok kötü gru, grupta. Yani baktığınız zaman adam istediği kadar para dağıtabiliyor. işte gördük yani şunu gönderiyorum, bunu yapıyorum, harcıyorum para diyor. Ama sonuç baktığınızda o yapı anlamında bizde çok yüksek. Bu aslında şunu gösteriyor. Kültürel farklar. Yani bizi ayakta tutan şeylerden kültürel farkların olduğunu söylüyor. Irksal değil de Tabii. kültürel farkın çok önemli olduğunu gösteriyor. Aslında Kore, Japonya, Çin örneğini verdiniz ya orada da kültürel fark var. Orada da yılmazlık yüksek. Düşük değil yani. Çin'de Çin'de yarıştığınız insan az değil Serdar Bey. Çok sıkıntılı için yani. Çin bizden daha zorlu şartlara sahip. Öğrenciler açısından. Mükemmele yakın çalışmak zorundalar. O kültürel farklar gerçekten önemli bir faktör oluşturuyor. Doğru yani eğitime erişim imkanı dahilinde değerlendirmek lazım oradaki nüfusla beraber veya e, bizde mesela işte başarılı olmak için ilk 1000'e ilk 10.000'e girmek gerekirken ve yarıştığınız kişi sayısı milyonken orada bambaşka skorlara ulaşmak gerekiyor. Burada bizim çocuğu nasıl tanımlıyorlar tam olarak? Yani nasıl ayırıyorlar datadan bunu? E, orada ne, şeyde e, verilen ö, ölçekte şeyler var. E, hmm. Sosyoekonomikle ilgili sorular var bilmem neler. O, yani oradan... o çocuğun verdiği ben, yanıtlara evet, göre. Evet yanıtlar. Okay. Bu üç boyutlu bir de yanıt hocam. A, aileden alınıyor, çocuktan tamam. alınıyor ve idarecilerden alınıyor. Yani şey, Orada sonuçta çocuktan... ifade evet. ettiği şey, bence yılmazlık çok karşılamıyor. O yüzden onun çevresini çok sevmiyorum. Ben daha ziyade istikrar demeyi tercih ediyorum. O ha? da güzel. E, şartların değişmesinden bağımsız olarak kendi gündemini sürdürebilen ve başarıda ya da işte neyse. Orta durumda kalmaya hı hı. istikrar gösteren, orada bir karar noktası olan kişiler için kullanıyoruz. Mesela bu bir zihinsel beceri aslında bu arada psikolojide. Yani geliştirilebilir bir zihinsel beceri. Peki, ee, hocam, şartların değişmesinden de beslenmek söz konusu olabilir değil mi? Yani Tabii. Ama orada yani mesela bir farklı şartlar, olarak mesela. mesela kötü şartlara bazısı depresif karşılık veriyor, evet. kendi içine kaçıyor ama bazısı... Bozucu şartlara rağmen hemen eski karar noktasına dönüp devam edebiliyor. Esneklik i̇şte o, yüksek oluyor çocuklarda. Aynısı, o beceriyi geliştirmek de bir zihinsel e, araç takımı gerektiriyor. O araç takımının parçalarından biri de olumsuzluğun içindeki fırsatı görebilme becerisini sağlamak. Yani bu genellikle o çocukların muhtemelen aile, ailevi ve kültürel, mikrokültürel yapısından geliyor. Hı hı. Çünkü bu biraz miras bırakılan bir şey. Özellikle anne, resilience'a, anne istikrarlıysa duygusal açıdan... Çocukların da duygusal ihtiyarı yüksek oluyor mesela. Genellikle yani böyle bir eğilim var. Ee, ve özellikle em, embriyonik ve bebeklik gelişimi açısından annenin bilişsel gelişime katkısı biyolojide insan açısından çok belirleyici. Yani birebir bağlanma canlısı olduğu için annenin duygusal bütün kalıbı neredeyse çocukların tamamına geçiyor. Ve bu çocuklarda aynen gen ifadesi gibi uygun şartlar olduğunda, uygun bileşim olduğunda bu ifade ortaya çıkabiliyor ama hepsinde çıkmayabiliyor. Yani orada öyle bir şimdi hikaye Hazır evet. annenin işte duygusal kalı bu çocuğa hemen hemen tamamen geçiyor demişken e, izleyicilerimiz ilk bölümde sormuştu böyle zamanlık kollarım şimdi ırktan daha aşağı daha özel inelim. Mesela sorulardan bir tanesi şu e, işte zeka noktasında e, anneden mi babadan mı kimden geliyor? Genetik olmadığına Kız göre kimden gelirse gelsin. Değil, tabii de. Darwin, Charles Darwin. Yüzde bir genetik bölüm var sonuçta yani. Onu da merak Ama işte ederiz. Beşte şey şey nereden <laughs> şey geliyor? işte işte dediğimiz şey şöyle. Total genetik katkıyı ifade ediyor. Yani bir, bir zeka skorları şeklinde ölçülen bir değişkenlik var. O değişkenliğin ne kadarını genetik değişkenlik karşılıyor? Yani somut genlerin e, kimliklerinden tam olarak bahsetmiyoruz aslında burada. bak. Hocam sonuçta yani. işte çocuklar üzerinde bir mücadele var anne mücadele, baba tarafında evet. ki hangisini Ama daha çok var, seviyorsun mesela, sorusu benim var. Benim aklıma o zaman epigenetik geliyor. Ee, yani işte e, doğum öncesinde e, aldığı uyaranların farkına bağlı olarak aslında ne oluyor? E, bir takım kalıtsal unsurlar tetikleniyor. E, sonuçta bunlar DNA'da dizi olarak yok. Ama işte dışarıdan gelen uyarana bağlı olarak ortaya çıkmış şeyler. Mesela bu anneden, annenin tabii işte şeyinde, rahminde geliştiği için bir etkisi olabilir. Ama ben hani epigenetikle zekanın ilişkisini somut bir şekilde çalışan bir çalışma henüz okumadım yani. Ama mutlaka vardır. Sonuç itibariyle biz esneklikten bahsediyorsak, böyle genetiğinde, genlerinde rigid davranmadığından bahsediyorsak mutlaka anne karnındaki... İşte e, kanındayken gerçekleşen etkileşimlerden, dış uyaranlardan e, mutlaka şey vardır. O zekaya, o nöral gelişime bir katkı ha, vardır diye sana düşünüyorum. Sana da bir danışayım. Yani. Ya ben mesela kitabımda şöyle bir ayrım yaptım, biraz keyfi yaptım o ayrım ama insanın fabrika ayarlarında genetik ve kalıtsal kelimelerini farklı anlamlarda kullanmayı tercih ettim. Bilmiyorum böyle bir şey var mı ama genetik hakikaten genomla geçen o işte algoritmik bilgi anlamında işte birbiriyle etkileşen karmaşık falan ama genlerde işte bilgi. <laughs> kalıtsalı ise daha geniş bir anlamda kullanmamızın uygun olabileceğini düşünüyorum. Mesela <laughs> epigenetik dediğimiz genlerdeki kodların evet. ötesinde aktarılan bir bilgi. Kültürel olarak aktarılan bilgi. Yani Biraz Jung'un bu... tanımıyla siz söylüyorsunuz aslında. Tabii tabii abi. yani insanın <laughs> genetik kombinasyonuyla içine doğduğu ortamdaki ve doğum sürecindeki bütün etkilerin hepsine birden o insanı insan yapan en ufak faktörün de dahil olduğu şeye Kalıtsal demeyi sadece o metin içerisine özellikle paranteze alarak belirttim. Şimdi bunun şöyle bir önemi var. Biz genetik dediğimizde yani sadece doğuştan et beden üzerinde ve işte hücresel kod üzerinde getirdiğimiz özelliklerden bahsediyoruz ama orası hem bizim işte bu kaynağını belirlememiz konusunda çok karmaşık bir şey. Her gün yeni bir karmaşıklık çıkıyor. Artı insan bebeğini o üzerinde bilişsel deney yapma zorluğundan dolayı hangisi nature, hangisi nurture hani kim hangisi doğuştan hangisi sonradan da test edemiyoruz neticede. Dolayısıyla aslında kalıtsal dediğimizde şimdi Serdar sorduğu zaman anneden mi geliyor babadan mı geliyor sorusuna daha büyük bir pencereden bakıp daha net cevap verebiliriz. Mesela ben orada derim ki genetik değil ama kalıtsal olarak baktığında zekanın yüzde sekseninin altyapısı anneden geliyor diyebilirim. Bu bir çalışma sonucu değil. Eğitimli tahmin. Hı. Nereden biliyorum bunu? Çocuk ilk gelişirken, beyin gelişimi daha dışarıda devam ederken en çok neye maruz kalıyor? Anne ya da anne yerine geçen, ilk bakım veren kişi. Ve insan bebeğinin temel öğrenme dinamiğine baktığınızda aynı nöron sistemi doğar doğmaz aktif. Yani 3-4 saatlik bebeklerin karşısına geç, uu, yap bebek sana aynısını yapıyor. Bu ne demek? O hareketleri yansıtma sistemi doğuştan çalışıyor. Bir refleks doğuştan itibaren çalışmaya başlıyorsa bir canlıda, Öğrenilmesi şansa bıraklamayacak kadar hayati bir refleks demektir. Demek ki bizim hayatımızda o taklit refleksinin çok önemli bir yeri var ki doğuştan geliyor. Aynı bacak çekme işte ağrıdan kaçma refleksi gibi. Neye yarıyor? O bebek en çok kiminle karşılaşıyorsa onun bütün hareketlerini sorgulamadan kalıplıyor ve alıyor. Dili böyle öğreniyor, kızmayı böyle öğreniyor, üzülmeyi böyle öğreniyor, istemeyi böyle öğreniyor ve o kültür bir anda o çocuğun içerisine böyle suyun süngere geçtiği gibi geçiyor ve çok hızlı bir şekilde şekilleniyor. Böyle baktığınızda yani ben de bir baba olarak bizim katkı biraz düşük gibi gözüküyor. Sonradan biz başka sosyal öğrenme aşamalarında babalar yani çok önemli katkılar yapıyorlar. Ama ilk etapta ilk evet. birkaç ay özellikle evet. o süt bağlantısı var ya şimdi Psikolojide bağlanma kuramları. Hocam söylerken bile kendinizi şüphe ettiniz. Çok önemli katkılar yapıyor. Var var kendi. ben ona inanıyorum. <laughs> yani. Diyorlar ya bir güç ya var inanıyorum. Gerçekten, gerçekten şüphe ettiniz söylerken. <laughs> yok yok vardı vallahi. Var, 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 var. var mı? Bu, ya, ya. mı? Şimdi burada babam da izliyordur. Yani adamcağız şey olmasın. Var var onun da katkısı var. Şimdi yani o süt bağlantısı işte psikolojide bağlanma kuramları var. Ee, i̇şte güvenli bağlanma, kaçınıcı bağlanma falan bunların hepsinin hikayesi gidiyor anneye dayanıyor anneyle ilişkiniz eğer gevşekse mesela daha sonra sevdiğinize de bağlanamıyorsunuz. E, bu nereden geliyor? O dönemdeki kurulan bağlantı diyor ki ya dünyada en güvenmem gereken yani tek sığınağım arada bir göremiyorum diyor. Mesela süt gidebilir, süte ulaşamayabilirim korkusuyla büyüyor. Yarın bir günde sevgisine diyor ki Whatsapp'tan kesin beni terk edeceksin, sen beni düşünmüyorsun. Şu oluyor, bu oluyor. Böyle davranışlara dönüşüyor. Şimdi bu zekanın bir tezahürü. Yani ilişkiye geçme biçimlerimiz, sosyal zekanın bir tarafı. Bu açıdan baktığınızda gelişimsel olarak anne çok sorumlu bu işten. Sorumlu derken yani biyolojik olarak böyle bir iş bölümü var. E böyle olunca mesela bizim zeka ile ilgili temel sorunlarımızın birçoğunu aslında hipotez kuracak olursak anneyi mutlu ve müreffeh bir halde tuttuğumuzda çözebiliyor olmamız lazım. Hı. Ve bunu farelerde biz yapıyoruz. Farelerde oluyor. Mesela farelerin iyi bakan anne, kötü bakan anne diye modelleri var. İyi bakan anne bunlar biraz şey gibi... İçgüdüsel davranışlar. Hayvanları işte yavrularını çok yalıyor, çok işte temizliyor falan filan. Onlar iyi bakan anne. Bunların yavruları da işte büyüyünce dişi olanlar iyi bakan anneye dönüşüyorlar. Yavrularını değiştiriyorsun. Yani iyi bakan annenin yavrusunu kötü bakan anneye, kötü bakanınkini iyi bakana veriyorsun. Hangi anne onları büyüttüyse dişi yavrular aynı şekilde anne oluyor. Yani bir bireyde döngüyü değiştirdiğin zaman yavrusu bambaşka bir karakter kazanıyor. En azından çocuk büyütme zekası açısından. Şimdi bu basit deney bize aslında bir şey düşündürüyor, düşündürmeli diye düşünüyorum ben. Tavır eğitim bir yerde işe yarayacaksa, mesela anne adaylarına anneniz gibi değil, olması gerektiği gibi davranın nasıl yapabilirsiniz? Eğitimi verebildiğinizi düşünün. Doğru davranış paternini güvenle uygulayabilecek bir altyapı sağladığınızı düşünün. Dolayısıyla bir sonraki çocuklar çok daha şanslı olacak. Hı. Çok net. E bunun için de CRISPR'la bilmem neye uğraşmaya gerek yok. Çok daha kolay bir yöntemimiz var. Adına eğitim diyoruz yani. Hı. Boşa geçirmesek o süreci çok güzel bir şey olabilir. E zaten o zaman eğer bir zekayı dinamik bir süreç olarak tanımlarsak ben de şöyle katkıda bulunayım. İşte e, epigenetik aslında bir bilim olarak yine e, etkileri saptamak. İşte ki insan anne karnındaki etkiler itibarıyla genetiğin işi fakat çocuk doğduktan sonra o bahsettiğin o kritik nöral bağlantıların oluşması ve bunların kalıcı hale geçmesi, düşünce dünyasının zenginleşmesinin ilk önemli basamakları yine anneyle beraber atılıyor zaten. Yani böyle bir çifte etkisi var elbette. Ağırlık etkisi orada. Tabii ki. Dinamik bir süreç olarak düşündüğümüzde ben de katılıyorum. Yani. Ben de Ağırlıklı bir var. ekte bulunayım özellikle... E şey açısından söyleyeyim, yani biyolojik açıdan söylemeyeceğim bunu. Umarım kadınların daha çok etkisi oluyordur. Çünkü hani... <gülüyor> <gülüyor> çünkü şöyle hani upgrade version yani. Bunu kabul etmek lazım. Vallahi Bizden bugün, daha iler yani. Bugün onu söylemeyecektim. Özellikle kadınlara vurgu yapmanızı istiyorum. Zaten dört erkek toplantı <laughs> tam da böyle kadınlar günü öncesinde. İşte biz öncesinde. fakirler nasıl ee, zeki olacağımızı konuşuyoruz. Yani öyle söyleyeyim. Zihim olarak. hocam şöyle bir söz var. Ana gibi yağar. Evet. Baba gibi ama e, onu yani baba gibi... Salatalık diyeyim ben. Yani o Ana gibi yardan sonra kafirine gelmesi gerektiğini böylece en azından atmışlardır. Böyle bir söz vardır. Evet. Yalnız stüdyodan çıkamayacağız. Dışarıda babalar bizi bekliyor. <laughs> ben, babalar, babalara Ben burada biraz eğitsel açıdan, hoca hani evet. genetik açıdan tabii bunun doğrudan ölçümü söz konusu değil ama hani evet gözlemlerimiz açısından, okuduklarımız açısından söylediklerimiz bir kestirim diyelim biz bunu. Bir kestirimde bulunursak. Şimdi iki tane çocuğun çevresi var. Bir bireysel çevresi var kendine ait çevre. Bir de ortak çevresi var. Ailenin çevresi var. Ee, baba ortak çevrede daha etkin bir rolken anne çocuğun bireysel çevresine girip çıkan en önemli canlı. Yani baktığınız zaman. O çocukla en çok etkileşim kuran canlı. Dolayısıyla çocuğun çevresini şekillendiren noktaya baktığınızda ortak çevre ve bireysel çevre bireysel çevre zekayı daha çok etkiliyor. Bu çevreye en çok giren de anne oluyor. Orada babanın katkısı var derken sen pek beğenmedin ama esas katkı orada işte. Evet. Dış ile ilişkiye geçme biçiminin modelidir Aynen. baba. Aynen. Ortak Değil çevrede düzenleme yapıyor baba. Baba oradaysa. Ona göre evet. yatamazsın. Var da oralardaysa. Ama annenin tabii. o bireysel Aynen. çevreye dokunuşları, girişleri özellikle çocukta ciddi şekillendirme yapıyor diye düşünüyorum. Çünkü en çok etkileyen birçok çalışmada da gösterdiği gibi bireysel çevre çok önemli. O çocuğun kendi çevresiyle, kendi oluşturduğu dünyasıyla ilişkiliyim ben. O yüzden annelerin oradaki rolü çok önemli. Birçok eğitim çalışması da akademik başarısından söyleyeyim, zeka açısından söylemeyeyim. Zeka ile akademik başarısını biz iki ayrı yerde tutuyoruz bu grup olarak. Hani bunu hepimiz söyleyelim. Eğitim düzeyi yüksek ya da çocuğuyla birlikte zaman geçirmesi yüksek ailelerin e, ve annelerin özellikle çocuklarda başarıya yönelik çok daha büyük bir otoyol açtığını söyleyebilirim. Yani. Öyle yani otoyol Peki, kız açıyor. çocuk yani. erkek çocuk ayrımı Nasıl doğrudan hocam? bir ayrım olduğunu evet. açıkçası yani hı hı. biz çalışmalarda okumadık yani. Evet. yani buna eğitim açısından da söyleyeyim doğrudan söyleyebilirim özellikle bunu. bir takım hani işte kadına veya erkeğe biçilen sosyal rollerin evet. kodların işte anne tarafında veya baba tarafından verilmesi bakımından da oluşacak bir bilişsin evet. problem çözme yeteneği şeklinde tezahürü açısından söylüyorum kız çocuğa biçilen farklı roller bağlamında evet. kız evet. erkek Kültürel olarak da çünkü ya. çok ağır çok, şey altındalar bir de, de şöyle bir altındadar. şey var hocam. 4 yaşa kadar konuştuk ya o beynin budanma döneminin gerçekleştiği, en çok nöral ağın kurulduğu 4 yaşa 5 yaşa kadar yani bunu söylemek lazım. Evet, babalar da çocuklarıyla çok zaman geçirsin diyoruz ama 5 yaşa kadar çocuk annesiyle zaman geçiriyor çoğunlukla. Yani Hı. annesi onun için başka bir mekanizmadır. Tabii. Onu e, en azından 2 yaşına kadar zaten hani zaten zaman geçiriyorlar beslenmesi de dahil olmak üzere yani bunu e, emzirme de dahil olmak üzere. Babalar yapmasın demiyoruz yanlış anlaşılmasın. Babalar orada sürekli bulunmak zorundalar ve muhakkak destek olmak zorundalar. E, bunu öyle belirtirim ama bireysel çevreye giriş açısından annenin rolü çok kritik. Ya Bu arada şeyi unutmayalım. İlk yıl muhtemelen kuvvetli e, öngörüldüğü kadarıyla bebek anneyle kendisinin ayrı bir canlı olduğunu dahi algılayamıyor. Yani öyle bir bağlantı var arada bireyselleşme sonra başlıyor. işte. ben bilinci oluşmaya bu 18 aydan ben sonra falan tam o noktaya aslında çok iyi oldu bu. Çünkü kendi varlığını, annesinin varlığından ayıramadığı zaman dolayısıyla tezahür ettiği dünya, hissettiği dünya çok daha bambaşka bir dünya olduğu için etkileşim bence orada çok daha yüksek çok, ve belirliğim çok, çok daha yüksek çok. olmuş oluyor. Çünkü e tam o emme işte dış uyarına aslında görece daha kapalı. Çünkü henüz kendi varlığının birincinde değil. Evet. O yüzden baba Aynen. ortak evet. çevrede kalıyor. Biraz daha evet. uzak kalıyor. Tek yani kalıyor. bu teknik evet. açıdan tabii evet. onu söyleyeyim. şu evet. Polonya'daki annesiz babasız işte şeyde özel yetiştirme e, merkezlerinde büyütülmeye çalışılan ve hiç ilgi gösterilmeyen çocuklar işte o bir diktatör döneminde hangisi hatırlamıyorum. E, çok yüksek ölüm oranları var. Yani Sadece yemekleri veriliyor çocuklar, sevilmiyor, kucağı alınmıyor bilmem ne. İnsanın terliyen korkuştan ilerinden biri yüzlerce çocuk ölüyor yani bebekler. Hayatta kalamıyorlar. Evet. O bağlantı olmadan biz yaşayamıyoruz. Yani bu bağlantı niye lazım? Sadece demek ki beslenmek için değil. Başka bir şeye ihtiyacımız var. Orada. İşte esas ihtiyaç ya aile sağlığı dediğimiz şey, yani o ilişkinin sağlığını önemli diye anlatsak da fiilen önemsemiyoruz biz. Yani esas gözümüz başka bir yerde. Bu yani akademik alanda da böyle, kişisel yaşamda da böyle. O yüzden oraya biraz daha ihtimam göstermenin altını çizmiş olalım bu konu açılması vesilesiyle. hazır çocuk demişken bir sorunun bir bölümünü de sorayım. Çocuklarda mesela bebeklerde erken yürüyen, erken konuşan daha mı zekidir? Şimdi tekrar başa dönelim. Zeka nedir? <laughs> yani dolayısıyla... ben soruyu sorarım, siz baştaki yapın. Yok, yani, o soruya bu yüzden cevap olacağım. veremeyiz. Yani. E, disleksik mesela okuma yazma bilmem matematik hesabı yapma diskalkuli işte falan gibi problemler olan çocukların zekasını düşük sandık biz. Burada bir şey Einstein'ın da zaten disleksik. öğrenme güçlüğü vardı. Evet. Aynı. Aynı işte. Şimdi ze belli bir zeka testine sokarsan bu zekası düşük çıkar bu çocukların. Fakat bugün şunu fark ediyoruz. Bizim ölçme biçimimize göre performansı düşük de olsa başka bir zihinsel işlev biçimi açısından yüksek bu insanlar. Bizim yani benim çok yakın arkadaşlarım mesela disteksik. Allah razı olsun. iyi ki disteksikler yani. Çok enteresan şeyler katlar benim hayatıma. Başka bir ağ oluşuyor. Bir tanesi ortak sınıf arkadaşımız öyle. mesela. Sevgili Güneş'in hep de söyler. Güneş'in Aydemir. Disteksik olduğu için öyle bir... O görüyor ki olayları. Yani Biz aynı üniversitede okuduk beraber. Çok zorlandı mesela bazı şeylerde biliyorum. İlkokuldan beri zorlanıyor. Ama bize öyle fikirlerle geliyor ki şimdi o kafa olmasa ben o fikri düşünemiyorum. Yani sonuca gittiğiniz yol sizin kestirmeyken o uzun bir yoldan gittiği için arada çok daha farklı şeyleri mi fark ederek? Aslında tam tersi. Uzun mu bilmiyoruz o yolu. Ha, ha, kimin uzun bilmiyoruz. Işte sen genel çok normal ve anormal bazında düşünüyorsun. Filmin benim kesin. hiç uğramayacağım yere ışık hızıyla varıyor. Tabii. Öyle düşün. Çok yani o tip zihinler normal insanın gitmeyeceği yere gidiyor ben, zaten. Yani, verdiğimiz tanımlamada kullandığımız kelimeler dahilinde doğal olarak bu sonuca vardım. Hı. Tabii ki. Yani, tabii. Bu zaten işte en büyük yanlış algılama kaynağı da bu isimlendirmeler. Yani mesela işte otizm spektrumu diye bir teşhis koydun mu birine hayatımız bitti. Ya tam otizmin ağır patolojik versiyonları var. Eyvallah sosyolojik kuramıyor falan ama yani hafif asper hafif yüksek işlevli mesela, olanı, yüksek işlevli olanı. Ya bugün Ciddi teknoloji şirketleri böyle insanları istihdam ediyor. Tabii. Yani deli gibi kod yazıyorlar, yani laboratuvarda Evet. Yani. Ve bu insanlar üretkenler başka açılardan ve sorunları, zeka sorun çözme yeteneği ya, çok kısa yollardan çözebiliyorlar. Kimisi mesela özellikle okuma konusunda problem yaşayanlar, sayı hesaplama konusunda problem yaşayanlar, görsel örüntü algılamada o şempanzelerle yarışamadığımız test var ya, onlar da çok iyiler mesela. Dolayısıyla görsel görüntüleri şakkadan tanıyarak o konularda çok hızlı ustalaşabiliyorlar. Biz eğer bu yeteneklerin varlığını kabul edersek insanları istihdam edebileceğimiz çok farklı alanlar ve onlardan faydalanabileceğimiz çok farklı yollar bulabileceğiz. Sorun kendi tanımlarımız içine sıkışıyor olmamız. Tanımlar problemi. Seyircimizin sorusuna ben şöyle bir yanıt vereyim. Eğer ayrışma çok yüksekse yani ayrışmanın çok yüksek olduğu yerde biz orada bir şey var diyoruz. Bakın ayrışma çok yüksekse basit bir örnek vereyim basit bir örnek verirken verdiğim adamın çok acayip olması da değişik bir durum oldu. Terence Tao. Terence Tao çok e, müthiş bir zihin. İki yaşında e, neredeyse işlemsel bütün işlemleri yapabiliyor yani ilkokul düzeyinde. Yedi yaşında liseyi bitiriyor. On, on bir yaşında üniversiteyi bitiriyor. 14-15 on, on yaşında doktora, 21 yaşında en genç profesör, 24 ya da 25 yaşında matematiğin en önemli ödülünü alıyor. Şimdi emekliliği çok sıkıcı geçecek. <laughs> <laughs> ya yani şimdi Ayrışma diyorsanız bu bir ayrışma. Bu bir zeka göstergesi mi? Var olan ortak zeka tanımının işte alırsak evet çok ciddi bir farklılaşma gösteriyor. Ama bu çok acayip bir farklılaşma. Yani 2 yaşında işlemleri yapabilmek, 7 yaşında liseden mezun olmak, 7 yaşında çözdüğü soru kübik denklemlerin kökünü bulma sorusu. Üniversitede öğretiyoruz, lise programımızda yok. Yani bizim lise programında olmayanı çözüyor 7, 7 yaş 10 e, aylıkken. Tam bunu çözüyor 7 yaş 10 aylıkken. Bu aşırı bir ayrışma. Bu tür bir ayrışmada buna üstün zeka bir farklılık diyoruz. Burada bir farklılık var. Bu farklılığa göre eğitim alması gerektiği de kesin. Yani bunu düşünmek gerekiyor biraz da. Doğrudan bunu sadece zekaya verip yapmak gerekmiyor. Çünkü üstün zekalı çocukların en büyük sorunlarından bir tanesi de şu. Her şeyi yapabileceklerini düşünmemiz. Bu çok ciddi bir problem. Evet. Yani, Ve bunu onlara yani, da empozetlerim. Evet, asıl pro problem? Yani ikincisi daha büyük Yani, bir yani. Evet, bizim düşünmemiz, bunu biz aktarıyoruz. Düşünün sen yani zekisin bunu yaparsın. Yani, yani şimdi bu doğrudan zeka ile alakası olsa, sen de o yaşta yapabilir olman lazım diye cevap verirdim ben çocuk olsam i̇şte, yani. Şey, işte i̇ki yaşında <laughs> piyano çalıp, yedi yaşında beste yapıp, işte ne bileyim, 21 yaşında dünyanın en büyük bestecisi olmasını beklemek yanlış zaten. Evet, problem orada. Ayrımlaşma demek çok daha doğru aslında üstün zeka çünkü üstün zeka zekayı tekil. İşte matematikle problem çözme yeteneğiyle bu bağlamda özelleştirmiş oluyoruz aslında. Büyük yanılgı bu. Zaten başta bahsettik ya bu hani G işte parametresi olarak tanımlanıyor, evet. Genel zeka, hesap hesabı vesaire işte. Bu şundan dolayı farklı farklı ölçütleri aralarında ilişki, korelasyon var diye ne yapmak? Kümülatif bir zeka göstergesi olarak ortaya koymak. Bunun arkası yatan plan ne? O zaman bir şey yapıyorsa her şeyi de yapabilir. Çünkü farklı testler Değil mi? Tabii. İlişkili ve aynı sonuçları veriyor diye düşünmek aslında yani. Aynen öyle. Problem orada ama bir açı başka şeyle kapatabilecek bir e, etkileşim e, düzeyini yansıtıyor aslında. O yani. Tam olarak o. Bir de mesela basit bir örnek vereyim. Üstün zekalı çocuklarla yapılan çalışmalardan bir tanesi de hocam çok enteresan bir sonuç vardı. Ben çok Birkaç tanesinde hatta var böyle. Motor becerilerde düşüklük. Neden? Çocuğu erken dönemde ayrışık olduğu için üstün zekalı tanımlamışlar. habire bilişsel beceriye yüklenmiş. Bilişsel evet. beceriye aşırı yüklenince evet. motor beceriler çocuklarda düşük. Evet. Yani bu da şunu gösteriyor. Senin zeka dediğin tanımı eğer motor beceriye indirgersen çocuk üstün zeka değil. Aynen. Hatta sınıfı değişiyor. <laughs> yani Hatta sınıfı size bir yani. tecrübe anlatayım. Üsküdar Üniversitesi'nin yetenek ve mentoru projesinde bir dönem ben o mentorlardan biri olarak bir gönüllü görev almıştım. Orada bu işte üstün yetenekli tanısı konmuş çocukların aileleri hocalarla görüşüyordu işte mentorlar orada muhabbet ediyoruz falan. Ve o proje bittikten sonra da arkadaşlarla konuştuğumuzda yani benim kişisel gözlemimin hakikaten genel bir sorun olduğunu fark ettim. Sorun şuydu. Şimdi çocuklar geliyor, aileler tabii çırpınıyorlar çocuklara bir şey yapabilmek için. Çünkü çocuğun talebi fazla, çocuktan da talep fazla sistemden. Yani bir kere ona etiketi yapıştırmışsın. Çocuk mesela bana geliyor bir nörobilim uzmanından nörobilim öğrenmeye çalışıyor. Yani devamlı onunla ilgili bir şeyler soruyor. Beyin nasıl, hede hede falan. Ve ben bir iki görüşmeden sonra birkaç tanesine şunu fark ettim. Yani bilgiyi verdiğin zaman çocuk zaten onu alıyor ve umursamıyor. Yani bilgiyle ilgili bir sıkıntısı yok o çocuğun. İnternette her şeyi öğrenebilir ama ne zaman o çocuklara hayalini sorsam, ne zaman o çocuklara bir vizyon, plan yani bu öğrendiğinde ne yapmayı düşünüyorsun diye sorsam çocukların çoğu paralize oluyordu. Ve konuşma gerginleşiyor. Yani çocuğun canı sıkılıyor. Çünkü çalışmadığı bir alan orası. Ve biz yetenek ve mentor ağında arkadaşlarımızın da vardığı sonuç şu oldu. Üstün yetenekli çocuklara bir şey öğretmek için bir şey yapmamıza gerek yok. O çocuklara vizyon ve hayal verebilmemiz lazım. O çocukta o yetenek var, Ferrari var da nereye götürecek? O çocuk zaten sünger gibi emiyor. Aynen yani son model spor arabası var da gidecek yeri yok çocuğun. Dolayısıyla bir yaşam görgüsü, bir bilgece bir yol gösterme Şimdi bunu ıskalıyoruz işte. Okullarda bundan daha kolay yapabileceğimiz bir şey yok ki. Yani çocuklara matematik fen sınıfında iki tane bilim insanının ilham verici hayat öyküsünü, iki tane işte tamamen kurgusal hikayeyi okuyun. İnsan zihni zaten aradaki boşlukları tamamlıyor. Ve bu çocuklar o vizyonla, o misyonla, o yeteneklerini bir şeye dönüştürebilirler belki. Sorun, biz onları databank gibi görüyoruz. Problem o. Hocam çok güzel bir noktaya değindiniz. Yani ben e... Bu çocuklarda hani zeki hanımefendinin sorduğu soruya göre hani zeki tanımını onlardan alalım. Ana problemlerden bir tanesi biz bu çocuklardan çok hızlı cevap beklentisi içerisine sokuyoruz. Çocuklar çok hızlı cevaplar vermeye çalışıyor. Peki çok hızlı cevabın sıkıntısı nedir? Bir kere çok hızlı cevap Daniel Kahneman ekonomide psikolojik ekonomi alanında yani hani ekonominin psikoloji boyutunda Nobel almış adamdır. Öyle söyleyeyim. Aldığı sistem de şu. Birinci sistem ve ikinci sistem olmuştu. Birinci sistem ne? hızlı düşünen sistem. Hızlı düşünen sistem neye dayanır? Deneyime dayanır. Yani çok o sürekli yaptığın bir şeye çok hızlı cevap verirsin. Yavaş düşünen sistemle aslında eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, üst düzey bütün düşünme becerilerinin bulunduğu sistemdir. Teknik problem çözme. Teknik falan problem falan. çözme falan kısmı. Şimdi biz bu çocukları birinci sistemin kölesi yapmış durumdayız. Birinci düşünme ya hızlı düşünme sisteminin kölesi yapmış durumdayız. Problem ne? Derinleşemiyorlar, yaratıcı olamıyorlar, performanslarını gösteremiyorlar, sadece çok hızlı cevaplar veriyorlar. Bizim zeka tanımımız hiç uyumlu değil. Hiç uyumlu değil. Zeka tanımımızda hız yok teknik açıdan. Çok az bir yerinde hız var. Yani çok az bir yerinde hız var. Peki diğer kısmında ne var? Aslında yavaş düşünüp derinleşme kabiliyeti var. Peki biz bunu ne yapamıyoruz? Çocuklarda yükseltemiyoruz, yapamıyoruz, geliştiremiyoruz. Neden? Cevabın kölesi olmak. Peki ne yapmalıyız? Onu da söyleyeyim. Çocuklarınızla sorular üzerine konuşmalısınız. Yani soru insanı hayatta, bizi biyolojik olarak, hocalarım buradalar, onlar daha güzel cevap verebilirler. Dünyada, dünyaya hakim kılan şey bizi sorudur. Yani biz soru zihnine sahip bir yapıyız. Biz soruların farkına varırız. Soruları araştırırken gelişmişizdir. Çocuklarla ilgili en çocuklara en kötü yapacağınız şey çok hızlı cevap vermek. Bir sorusuna çok hızlı cevap vermek, İkinci soruyu birlikte sormamak, araştırma dürtüsünü yaratmamak. Bunlar zeka gelişimini ne etkiler? Bu etkiler. Bu etkiler mi? Evet, bu etkiler. Çünkü düşünme fırsatı vermemek çok büyük bir haksızlık diye düşünüyorum ben çocuğa, özellikle evet. erken dönemde. O yüzden ben soru çalışan bir adamım, çocuklarla soru çalışan bir adamım. Soruların ne kadar etkili olduğunu yani size anlatamam. Çocukları bambaşka, yani çok basit sorulardan matematikçilerin sorusuna gelen çocuklar gördüm. Sadece soru sorarak geliştiler. O yüzden insanı geliştiren, zeka gelişimini etkiler en önemli faktör nedir? Sosyal gelişim, etkileşim ve kesinlikle bir soru peşinde gitmek. Evet. Yani... Bu da mikro amaç işte. Ha. Bir sorunun cevabı o amaçtır zaten. Evet. Bir, de yani bir şöyle konuştum. gözüküyor senin anlattığın çok orada bir cümle söyleyeceğim. Hiçbir zaman hayran ya da aşık olmayacağımız insanları yetiştirmek için çabalıyoruz. Ya mesela dürtüsel tipleri sevmeyiz ya böyle, rahatsız eder ya bizi. Çat söyler Tabi, falan. Zat söyler, <laughs> bilmem ne, adap bilmez, şekil bilmez. Aslında köresi yaptığımız şey bu değil mi yani? Garip evet. bir şey. Ürüne hiç bakmıyoruz ya proseste kilitlenmiş vaziyette. Nobel ödülü alan adam ikinci sistemin geliştirilmesi yanlısı. Birinci sisteme ihtiyacımız olduğu kesin. Tamam. Ama biz hala e, birinci sistem üzerinden eğitim isteyen yani o zaten. E şimdi e, yani algılarınız Mesela bir şeyi görüyorsunuz, yaklaşık yarım saniye değil mi hocam? Bizim onun zihnimizde bir bilinci Tabii. ulaşması yaklaşık yarım saniye bir süre Hı. sürüyor. Yani yarım saniyede ancak edindiğimiz bir bilgiyle ilgili çok hızlı bir yapı oluşturmaya çalışıyoruz. Görsel olarak düşünürseniz. Hı. E Onda ufak bir değişiklik olduğu zaman, e, biraz değişiklik olduğu zaman hız cevap veremiyor sana. İkinci sistemde gelişmeyince duruyorsunuz. Ergü Hocam ekleyeceğiniz var zaten dersim ama. E, ya, şey değil onu alayım değil. sonra soruyu sorayım. Soru çünkü... Enteresan arızalı olur. soru galiba. Tabii arızalı soru. <laughs> arızalı soru değil mi? Ya şeyle ilgili ekleme yapacaktım ben şimdi e, tam da Burak Hoca'nın söylediği e, perspektif dahilinde. E, sonuç itibariyle e, soru e, sormak, yanıtı almak için beklemek ve soru sormasını da teşviklemek hakikaten çok kritik. Çünkü bu e, zihnin kavrayış alanını ve gözlem alanını artıran bir şey her şeyden önce. Bu alanlar arasındaki geçişliği de sağlıyor. Spesifik olarak uzmanlaşan alanlar arasında. Edebiyatta bilim birleştiriyor, bilimle sanatı birleştiriyor vesaire vesaire. Çünkü düşünmeyi siz didaktik bir eylem olmaktan çıkarıyorsunuz. Verili bir, basit bir eğitimin şeyi olmaktan çıkarıyorsunuz. Cevabı olmaktan çıkarıyorsunuz ona karşı verilen. Çıkarıyorsunuz. Bu çok çok önemli bir şey. Ama bu aslında biraz da şey değil mi hocam? Beyaz adamın laneti değil mi? Aa, evet. Dolayısıyla evet. hani şeyden örnek vermiştik ya yani o çok bizim tırnak içerisinde Hani eski usulden gelen alışkanlık var ya primitif toplumlardır primitif falan değil onlar. Dolayısıyla İşte etraftaki yani bitki, hayvan, toprak vesaire olsun gökyüzünün rengi bizim ayırt edemediğimiz kadar renk ayırt ediyorlar. Ve onlar üzerinden kurdukları bir dünya var, bir dil var. Çok daha zengin bir dilleri var bu bakımdan ele aldığımızda. İşler, çok daha iyi, gözlemleri, çok var daha iyi gözlemleri var. Dolayısıyla bu onlara neden kaynaklanıyor aslında? Hemen oradan söyleyeyim ben ve ee, bağlayayım. Ee, soru sormayı sağlayacak veya sorulan soruların uzun sürede hani cevaplanmasını sağlayacak denli serbest bırakılan bir özgür zihinlerinden kaynaklanıyor. Aylaklık. Ben onu çok Aynen. seviyorum. Çok, çok, çok güzel oluyor. oluyor. Bu manada aylaklık. Zaten hemen de söyleyeyim ben benim kendi fikrimi eğer yapay zeka insana bir hayrı dokunacaksa veya e, şu an de sordunuz ya e, Serdar Bey nasıl bir hani zeka profiline sahip insanlar bekliyoruz? Şöyle bence e, bence geçim için e, çalışma sürelerini bir saate düşürüp geri kalan kısımda sanat üretmek e, ve sanatla bilimi birleştirecek bir zihin oluşturmak için aylak kalacak bir dünya yaratabilecek e, zekaya sahip çocukla iletişimimiz lazım. İnşallah. İnşallah. En İnşallah. önemli ihtiyacımız bu. Ben burada Allah bir başardın. ek söyleyeyim. Yani çok güzel oldu hocam bu. En büyük farkımız ne? Yani biz kendimizi en zeki canlı olarak anlıyoruz. Çok şey bu biraz. Ne derler hocam? Böyle. Hiç alakası yok. Kendimizi abi. şey görüyoruz böyle hani en zeki. Neye göre zeki? Yani sen çok yani diğerinin zeki olmadığını nasıl anlayacaksın? Hani onun yani hayvan kel senden daha zeki olduğunu. Hatırlar. Bence ben, en büyük farkımız ne diye söyleyeyim Bence zeka değil en büyük farkımız insanın nedensellik arayışı Biz bir şeyin neden olduğunu merak ediyoruz ve bunu araştırıyoruz. Birçok hayvan yağmurun biz neden yağdı nasıl ya ne zaman yağacağını bizden çok daha iyi tahmin edebiliyor Yani depremin olacağını bizden daha iyi biliyor hayvanlar daha hmm. daha çabuk fark ediyorlar yani Biz binlerce bilim insanı çalışıyor hala bulamadık yani deniyoruz hala biz bir iki saniye farkına varabiliyoruz ancak Bizim arayışımız şu. Yağmuru o zamanını bizden iyi bilebiliyor ama yağmurun neden yağdığını biz araştırıyoruz. Evet. Yani bizim farkımız bu. Arkayı fark arayışı. Şöyle yani, bir fahişane ekleyeyim ben. Evet. kusura bakmayın. Nedensellik ararken bu arama e, işinden haz duymak. Evet. Hazımız e, orada. Bunun parçalarından yani. haz duymak. Bilme bence. Hazzı. Ben de bunu hani i̇yi tam iyi. orada zekadan akla geçtiniz işte. Aynen bu artık öyle. zekanın işlevi değil. Değil. Yani bu akıl dediğimiz işte özel melekenin konuşulmasını gerektiriyor. İşte belki Kesinlikle. zeka dediğimiz şey de aslında odur yani. ya. ya <laughs> evet bize, bize, uygun olan odur. Tabii olur yani, olur bi, yani, bir, gördüğümüz var bir de gördüğümüzün arkası var. Biz o arkayı merak ediyoruz. İşte orada da hocamın dediği gibi o nedensellik ve bilme hazzı bizi akla götürüyor. Zeka orada çok e, zayıf kalıyor değil mi? Zayıf araç kalıyor yani. Araç. Yani araç kalıyor zeka yani. Zeka olmasa evet. akıl da ne yapsın? Yani ama akılın iş görevi nedeni merak eder akıl ama nedeni zeka çözer. Yani o yolları, bilimsel araçları, felsefi sorgulamak zeka ile alakalı. Ama akıl işte rota, pusula. Yani nereye çalışacak o araç? Biz maalesef eğitimde veri veriyoruz, akıl veremiyoruz. Öyle bir durum var. Akıl versek zaten işler kendinden çözülür. Benim kendi kendime geliştirdiğim üstün zeka tanımı da bu hocam. Yüksek nedensellik arayışı olan çocuk. Ha, akıllı. Yani, evet. Yani yüksek nedensellik arayışı olan derinleşme arzusu duyan. Yani orada bir arzu duyuyor. Ben bu i̇şte arada... İşte ben kastettiğimde o dedi. Arzu. Değil mi? Haz duymak. Arzu duyuyor evet. yani. Ben bu aralar kelimelerde yaptığımız kaydırmalara hastayım. Mesela uslu çocuk tabirini kullanıyoruz ya. Us, akıl. Uslu, akıllı demek. Akıllı çocuk sorar, şüphe eder, arıza çıkarır değil mi? Hocayı canından bezdirir. Ama yani uslu bizdeki çocuk uslu böyle hareketsiz duracaktır orada. Otur. Ha, sağ evet. Hep dediğini şey yapıyor. Ya da efendi. İngilizce master. Ne? Çekip çeviren, evet. oraya git Ama bizdeki efendi çocuk, höt deyince oturuyor. Tamam efendi çocuk kavramları nasıl kaydırdığımız aslında meseleyi nasıl kaybettiğimizi de gösteriyor. Ustan anladığımız artık bu usraydan çıkmış. Yani o sorgulama yerine itaat istiyoruz mesela. Yani. Tabii Heriflerden... Efendi orada altın orada da aslında aslında bulunuyor. <gülüyor> yani <gülüyor> efendi <gülüyor> evet. yani işte evet. ılıman, meselelere sükunetle bakabilen evet, evet. işin ortasında yani ne o uçta ne bu uçta. Sözler. Hocam az önce dediniz ki eğitimde veri veriyoruz ne vermiyoruz dediniz? Akıl. Akıl. Ee... veri var, zekaya malzeme var da o zeka o malzemeyi ne yapacak onu söylemiyoruz. Tamam, mesela. Şimdi bir... Ee, mesela eğitim bize ne, ne nedir ve nasıl yapıldırı bayağı güzel öğretiyor. Nasıl yapılır ve nedir öğreniyorsun. Ama neden sorusunun cevabı genellikle yok. Ve çocuklar da sınıfta hep ne soruyorlar? Bunlar benim hayatta ne işime yarayacak? Yani ben bunu neden öğreniyorum sorusudur bu. İşte akıl orada. O nedensel ilişkiyi kurmak istiyor. Ee, daha evvel galiba sana katıldığımız programdaydı, zikretmiştim konuyu. Ben integral öğrenememiş bir çocuğum. Yani sistemin kurbanlarının, ben hala integral bilmem bu arada. Ee, ve enteresan Gerekiyor. bir şekilde, şöyle bir şey. Yani integral, normal bir insan evladının bulduğu bir konu olarak benim için, yani tanrı kavramından daha zor, anlatabiliyor muyum? Öyle bir şey geliyor bana. Neden? <laughs> Adamın biri geldi lisedeyken. Yaz çocuğum dedi, S gibi bir şey çizdi. D, 2, 0, sonsuz evet. bir şeyler yazdı. Dedim ne oluyor? Dediler ki konumuz integral. Nedir integral? Dediler yaz. Deftere bir şeyler yazıyorum. Dedim ki bu benlik değil. Doktora yaparken bir bilim kitabında integralin neden bulunduğunu okuyunca gözlerim dolmuştu. Çünkü integralin gerçek bir hayat problemine, eğrinin altındaki alanı hesap etmeye yarayan bir soruna… Eğrisel bir bölgenin alanı nasıl <laughs> hesaplarız? Yani. Bunun, bunun çözüm olduğunu bu öğrendim. kadar. Şimdi bana eğer… Böyle matematikte, böyle matematikte o teorem yerine bu hikayeyi anlatsalar. Ben eminim yani kendime güveniyorum. Üstün akıllı bir çocuk değilim ama zekam fena değil. Eve gidip yeterince meraklanırsam ben integralin teorisini tekrar başlangıç düzeyinde keşfedebilirdim. Yani yapardım onu. Yeter ki benim böyle bir sorunun varlığından haberim olsun. Neden olunca siz integrali bile icat edebilirsiniz. Ama neden yoksa en basit integrali bile anlayamayabilirsiniz. Nedenin böyle bir sorunu var. Eğitimde müfredat çok, nedene vakit yok. Şimdi entegre anlayamamış biri olarak mesela şu soruyu sorasım geldi. Eee işte sözel sayısal zeka diyelim hadi. Yani öyle sınıflandıralım. Ben buna karşı tamam, bir şey söyleyeceğim. Hayır, bunu bunu söylemem öyleyse, lazım. Bunu, bunu, bunu televizyonda söylemek istiyorum. Arkadaşlar sayısal zekanın tersi sözel zeka değildir. Yani ben sözel <laughs> bunun tersi değil. Tamam, ya, bir tersi daha söyleyeyim değil. mi? Bunun tersi değil. Yani bu bu literatürde böyle bir şey değil. Ters diyeyim. olarak değil. Ben işin sözel tarafını <laughs> Daha iyi Sizin kavruyorum. sözel zekanız varsa çok iyi bir matematik zekanız tamam, da var. Şimdi Aynen. beraberinde, Aynen. beraberinde <laughs> soru geldiği zaman daha anlamlı hale gelecek. Bana az önce Sinan hocamın anlattığı gibi integralin hikayesini anlatarak evet. e, öğretmiş olsalar belki anlayacağım bir konuyu. Çok önemli. Ama sadece tahtaya çizdiğiniz bir es ve yanına yazdıklarınızla anlattığınızda yani sözel derken hani okuma vesaire algılama çok yöntemim farklı. Onu o şekilde anlatsalar belki anlayacağım. Her çocukta aynı potansiyel var ama yaklaşım farklı. Ya, her yaklaşım yanlış? Onu, onu her çocuk her anlar. Her çocuk anlar. Yani. Tabii. Her çocuk anlar. Anlatımızı herkes anlar. Çünkü ama... anlatı insana özgü bir şeydir. Tabii yani ki. biz anlatıyı Anladım. severiz. Evet. Anlatı bizim işimiz yani. Bu arada akıl sözcü Arapça bağlamaktan gelir. Zihinsel ya da işte dünyevi deneyimlerimizi anlamlı bir bütün halinde birbirine bağlayabilme, nedensel ilişki kurabilme yeteneğine o yüzden biz bu isim veriyoruz. İngilizce reasoning de reason malum neden sonuç ilişkisini vurgular. Zincir halinde olayları bağlayabilmektir. Yani eğer siz o bağlamayı yapmazsanız, bunun çok kolay testi var işte 20 tane birbiriyle alakası kelimeyi sayın sonra kaçını hatırlıyorsun da 5 tanesini hatırlayamazsın. Ama o 20 tane kelimeyi ne kadar saçma olursa olsun bir hikayenin içerisinde kullanırsan belli bir sırayla insanlar 15'ini rahatlıkla geri tekrarlayabiliyorlar. Çünkü zihin bağlama oturtturduğunda o kelimeleri hatırlayabiliyor. Bizim hatıramız hikayeye bağlı. Ve neden hikaye demek aslında? Hayatın anlamı bile hikaye demek. Mesela insanların çoğu hayatın anlamı falan ne diye merak ediyor. Yaz istediğin hikaye anlamı olsun. Yani serbest. Çünkü akıl çok boyutlu bir şey. Veriyi alırsın, istediğin gibi değerlendir ona başka bir anlam verebilirsin. Bir insan mesela falanca yaşına kadar bir inanca, bir ideolojiye sahip oluyor. Dank diye aklına bir şey esiyor. Yani farklı bir şey yemiyor, farklı bir şey görmüyor ama görüşünü değiştiriyor. Ne oluyor? Akıl sisteminin kurduğu bağlantı yapısı değişiyor. Bunu her gün yapabilirsiniz normalde. Böyle bir özgürlüğünüz var. Bu arada biz e, mesela Türkçe'de de kullanılan Arapça kökenli akletmek kelimesini bugün böyle felsefe bilim yapmak olarak düşünüyor. Hayır öyle değil. Diyor ki bağlamı değiştir. Yani şimdiye kadar bir şeyler baktın gördüğünüz zannediyorsun. Bir de şu bağlamı değiştir şu dediğim gibi bir düşün. Akletmek bu demek yeniden bağlamak. Biz bunu eğitimde her gün yapabiliyor olmamız lazım. Çok güzel. Hocam evet. bir şey söyleyeyim mi size? Harika bir malzeme vereyim bu konuda. Kısa anda reklama gideceğim. 8. sınıflarla ilgili en büyük sorun 8. sınıfta çocuğu olanlar biliyorlar. E, bağlam temelli sorular. Neden zor? Çünkü çocuğu sen işte hocaya öğretildiği gibi ne ve nasılla göstermişsin. Hiç nedenselliğini göstermeden vermişsin. Nedensellik temelli sorular geldi mi bizim çocuklar tıkanıyor. Tabii. Çünkü evet. akıl kullanmak zorunda. Tamam. Eee evet. Aradan sonra devam edeceğiz. Biz orada kahveleri tazeleyelim. Ee, ya. Yaklaşık bir saatimiz daha var. Ee, birazdan görüşeceğiz. Şimdi konu konuyu açtı. Ee, zekayı konuşurken işte yetişkinlere gittik. Bu arada yetişkinlerle ilgili o oyun hikayesini Oyunları örnekleyeceksiniz hocam, ee, bekleniyor. Onu bir kenara bırakalım. Ee, bir diğeri şimdi az önce e, Burak Hocam anlatırken işte Kahneman'dan örnek verdi sistem 1, sistem 2. O arada hani dedi e, böyle karışık soru zihnimde uyanan şu. Şimdi biz işte, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları e, zorlu sorunlara pratik çözümler üretiyoruz. Yani kendimizi kıvrak zekalı diye addediyoruz. Peki bu kıvrak zekalı olmamız işte kahneman üzerinden düşünürsek mesela işe deneyimlerimiz, tecrübelerimiz üzerinden ve birinci sistemle yaklaşıyor olmamızdan mı kaynaklanıyor? Tabii ki beraberinde şöyle düşünebilir. Sistem iki eleştirel bakışı mantığı vesaire öngörüyor. Bizde o işlere dair bir eğitim veya görgü olmamasıyla mı alakalı? bizim kıvrak zekalı oluşumuz veya kendimizi öyle tanımlamamızın altında yatan sebepler neler? Sinan Hocam siz de başlayayım. Kahnemandan baş, tam, e, olarak bırak Hocam ama geliriz. Sistem bir. Yani biz ağırlıklı olarak sistem birle yaşıyoruz. Ee, işte ben Bağdat Caddesi'nde yaşıyorum mesela. Trafiğin en yoğun olduğu saatte arabayı lütfedip dörtleri yakarak bir şeridi işgal edecek şekilde bırakıp gitmek birçoğumuzun hakkı. Biz burada bunu böyle görüyoruz ama sistem ikiyle düşündüğün zaman yani kortikal, bilinçli, akılcı sistemle ben bu arabayı bu şeride koyduğumda buradan geçmekte olan arabalar orta şeride geçip trafiği tıkamak zorunda kalacak falan gibi böyle lüzumsuz düşünce kalıplarıyla vakit kaybetme şeyimiz olmuyor bizim. Yani o yüzden çok şanslı bir toplumuz. İşimizi hallediyoruz. Hatta arkadaşımızın dükkanına orayı aslında bir paket alacakken kapıda bir çay sigara da yapıyoruz. Yani orada vakit, vakit buluyoruz. O arada trafik her cümerç oluyor falan ama yani biz son derece rahat bir hayat geçiriyoruz. Ondan sonra da mesela toplumsal bir sorun olduğunda adalet istiyoruz. Daha iyi bir eğitim istiyoruz. Daha iyi altyapı istiyoruz. Ama biz kendi küçük hayatımızda hatalı kullar olarak tamamen dürtüsel kararlarımızda onları uygulamakta beis görmüyoruz. Ya da işte o bunu gerçi bize hastaymış Louis C.K. Amerika'dan da bunu örnek veriyor. Diyelim işte bir sağa döneceksiniz ama yanlış şerittesiniz. Ya bir sonraki aralıktan dönüp yine aynı yere gidebilirsiniz ama bütün trafiği yararak orada milletin içinden geçerek o dönmeniz gereken yere trafik kitlemek pahasına dönmek sistem bir davranışı. Ne pahasına olursa olsun en yakın hedefe ulaşmak. Ya halbuki bir düşün tamam yanlış şeritteyim eyvallah biraz sabredeyim acık daha yolu uzatayım da milletin trafiğini bozmayayım gibi. Niye trafikler örnekler veriyorum? Trafik bizim sistem biri en güzel gördüğümüz yer. Ama hayat içindeki diğer alanlarda. Çocuğumuzla, eşimizle, hayatımızla ilgilenirken nasıl dürtüsel davrandığımızı genellikle fark edemeyiz. Onları analiz etmemiz lazım. Trafik biraz daha böyle karikatürize edilmesi kolay bir şey. Ağırlıklı olarak biz sistem birle yaşayan bir yer olduğumuz için burası çok eğlenceli. Ee, yalın Alpay'ın deyimiyle e, sabote edip soruyu soruyorum. Zeka bunun neresinde? <laughs> bir şey ekleyeceğim ben. <laughs> Bu da bir zeka. Hocam başka ülkede de sıkılıyoruz. O ülkede birinci abi, sistem abi. yok ya abi, abi, diyelim. Abi. Önde değil o kadar. Orada da sıkılıyoruz. Burada olmuyor. Orada hiç kıvrak yani. zekalı hani... değil işte. Olamıyoruz <laughs> yani. <orada>. Ama hocamız <laughs> <olacağımız> olanlar <laughs> da var mesela. Sistemi e, burada rahatlıkla denebilme e, şeyimiz var. Serbestliğimiz ve cesaretimiz var dolayısıyla. Delik deşek edebilme. Dolayısıyla işte. Aslında oradaki zekanın kıvraklığından kaynaklanmıyor hikaye. Kaynaklanmıyor yani. bence yani. dolayısıyla. Evet. Fakat orada ise başka türlü şey var. Kıvrak Amerika Birleşik Devletleri'nde New York'ta New Jersey arasında galiba bir araba sürmek kafretinde bulundum. Şimdi filmlerden Amerikan polisinin durumunu biliyorum. Yani evet. orada önce Allah sonra Amerikan polisi gibi bir durum var. Milletin ödü kopuyor. Arabayı bana veren arkadaşım aman dedi speed limit bak burada hız şeyi çok önemlidir falan. Artı dedi yabancı ehliyetleri arıza çıkarıyorlar falan dedi. Yemin ediyorum o belki 30 kilometrelik o ömrümden ömür yedi. Yani <laughs> devamlı kortikal araba kullanmak, devamlı <laughs> gösterge. Müthiş yani, enerji olsa kolun dışarıda tamam mı istediğin gibi bas. Yani radarda işte o da oldu mu artık sineye çekiyorsun. Hani o kadar fazla da kafaya takmıyorsun. Orada çok ciddi bir cezai müeydesi ve ciddi yaptırımı var. Mesela öyle bir yerde dedim ki abi burada araba sürülmez yani. Çünkü benim alıştığım ortamda bunların hiçbirine gerek yok. Sal gitsin otomatik ya bir pilot. Evet yani. dedi yani Türkiye'de. <gülüyor> <gülüyor> evet <gülüyor> televizyonda birinci televizyonda birinci hatırladık da Güzel oldu ama. <laughs> Şimdi ben burada çok, <laughs> çok iyiydi gerçekten hocam. Bir şey söylemek istiyorum. Günümüz problemleri birinci sistemle çözülebilecek problemler değil. Yani biz artık o günde değiliz. Bu dünyanın problemleri çok büyük problemler. Koronavirüs problemi büyük bir problem. Global bir problem. Çözülmesi için iki yıldır bekliyoruz ki bunca teknolojimize rağmen. Ve bu ikinci sistemin aktif olduğu bir problemdir. İklim değişikliği herkese, çevre herkese. Çevre, herkes. çevre bunların hepsi global problem. ve bunlar bizim türümüzü etkileyen problemler. Yani bunu da unutmayalım. Türümüzün geleceği bu problemlere bağlı. Bunları çözmek için binlerce insan çalışıyor. İkinci sistemin aktif olduğu, birinci sistemin aktif olduğu problemler bundan milyonlarca yıl önceydi. Yani işte türümüz yaşamaya çalışırken kaplandan kaçmanın hızlı bir yolunu bulmak zorundaydı. Bize oradan gelen bir alışkanlık bu hızlı çözümler. Ama bu çözümleri terk eden toplumların önde toplumlar olduğunu söylemekten hiç çekinmeyeceğim. Çok rahat söyleyebilirim bunu. Yani hızlı çözümler değil, daha bizim İkinci sistemin aktif uzun vadeli düşündüğümüz çözümler olması gerekiyor. Ben buna birçok örnek veririm. Açlık örneği veririm, ekonomi örneği veririm. Ekonomide şu anda kısa vadede yaptığınız bir şey çalışmıyor artık. Çünkü uzun düşünmek zorundasınız. Bilimsel düşünmek zorundasınız. Biz e, bilimsel düşündüğümüz zaman çok güzel ürünler sağlayan bir ülkeyiz. Yani bunu da yaptık. Basit bir örnek vereyim. İnsansız hava araçları. Bize vermediler, biz yaparız dedik ve yaptık. Ve bunu öyle... Dikkat ederseniz bir ayda yapmadık, iki ayda 5-6 yılın birikimiyle bambaşka bir seviyeye getirdik. İkinci sistemin problemleri olan bir dünyadayız ama birinci sisteme göre çocuklar yetiştiriyoruz. Çalışmaz. şimdi hazır İnsan kaynağını çarçur etmek demek. Şimdi hazır çocuklar demişken, pandemi de demişken, pandemi dönemi uzaktan eğitim ve önemli bir kısmında da eğitim ve sosyal hayattan uzak kalan çocukların zeka gelişimini nasıl etkileyecek şimdi? Velilerin ana dertlerinden biri bu. Daha zaten çocuklarla diyeceğim şimdi. Zaten çocuklarla <laughs> bir arada ya da olduklarında neyle karşı karşıya olduklarını algılamayan ebeveynler var. Yani çünkü çocukları bırakmışlar. Okul işte bakıcı olmuş. Okul öncesi bakıcı olmuş. Kendileri başka başka işlerin peşinde veya evde işte annelik babalık görevini veya çocukların bakım hizmetlerini üstlenen işte en azından beyaz yaka için geçerli bu herkes için değil bakıcılar var veya işte anne babaların işte anneanneler var, babaanneler var. Ama şimdi bir aradalar. Şimdi ben üstüne buna böyle bir durum var. esprili bir cevap vermek istiyorum hocam müsaadeniz. Şimdi ben üstün zekalı eğitim ana bilim dalındayım. Yani benim çalışmalarım üstün zeka çocuklara matematik eğitimi. Bana en sık gelen maillerden bir tanesi hocam üstün zekalı bir çocuğum var. Ee, işte ne yapmalıyım maili bana geçen sene e, koronavirüs sürecine girene kadar çok geliyordu. Koronavirüs sürecine girdikten sonra bu mailler birden azaldı. Çünkü evde çocukla karşılaştılar. Yani bu çocuk, <laughs> o çocuk değil. Yani hani çocuğunu tanımaya başladı. Düşündüğüm kadar değilmişti. Çünkü... <gülüyor> <gülüyor> bu da normal çocuk işte yani. Bu da çocuk yani. Abartıyormuş hani, yani. Abartıyormuş. Şimdi işte çocuğu gözlemlemek, çocuğu tanımak budur. Bir. İkincisi... <laughs> Eğitimin bir yılda zekayı bu kadar çok etkilediğini söyleyemeyiz. Onu söyleyeyim yani. Zeka o kadar çok etkilenmez bir yılda. Ama çocuklarda öğrenme kayıpları olur. Bu ayrı bir konu. O öğrenme kayıpları da akademik anlamda olur. Ama çok büyük bir kazancımız da var. Çocuklarınızla hiç geçirmediğiniz kadar zaman geçirdiniz. Onların birinci çevresine giriş imkanınız oldu. Bence bu etkileşim çok kıymetli hocam. Ne düşünüyorsunuz? Ve hala yoksunuz? kullanılabilir bir evet. fırsat. Ben çok ilk iyi bir fırsat orta Ve lise eğitimi için biraz hani problemli. Çünkü yüz yüze olmak, evet. onlarla vakit geçirmek çok başka bir şey. Etkisi bakımından bence çok gerekli ama üniversite eğitiminde Türkiye'deki üniversitelerin durumunu düşünecek olursak, belki de bu korona süreci eğer iyi yönetilirse şu bakımdan mesela şimdi sınav yaparken rutin sınavlar yapmayıp üniversite öğrencisine ödev verirseniz reissel ödevler şeklinde. O daha çok vakit harcayacak, daha çok okuyacak. Dolayısıyla size belki de daha gelişmiş bir şeyle, perspektifle ödevini sunacak. Kendisinde dolayısıyla daha çok geliştirmiş olacak. Böyle bir fırsat yarattı her şeyden önce. Ben en azından kendi verdiğim dersler açısından hep ödev yolunu seçtim aşağı yukarı. Çünkü bakıyorum mesela, evrim dersi veya genetik dersi veriyorum, ya yani biyometri dersi veriyorum işte. Ödev sorduğun zaman gelen şeyler çok daha şey özenli. Çünkü 45-50 dakika, 2 saat içerisinde işte yaptığınız sınavın bir faydası yok. Bu hani büyük bir zaman serbestliği sağladığı için. E diğer taraftan mesela standart eğitime çok ve onu ölçmeye çok uygun değil. Çünkü çocuklar o birinci sisteme hemen geçip böyle aralarında kurduk iletişim ağıyla dolayısıyla sizin sınavınızı tamam mı? Dolayısıyla ölçmek evet. istediğiniz şeyi heder edebiliyorlar. Bence de şey, o heder ediliyorsa aslında çocukların kabahatinden dolayı değil dolayısıyla. Sistem hatası. Sistem hatası. Yani böyle bir çift taraflı bence şeyi var. Ee, Okul öncesi ve ilkokul yani. açısından ben en çok etkilenen grup olduğunu söyleyeyim. Uzaktan eğitim var çünkü onlar çok az faydalanabilir. Çok, yani çok, evet, çok zor onlar için. Lise, lisenin son sınıfları ve üniversite için de aslında kısmen çok faydalı bir durum. Evet. Yani çocuklarımız, ya birkaç pozitif ve negatifi bir arada görmek evet, gerekiyor. Ben hep negatif yalnız değilim. Çok öncelikle şunu söyleyeyim. Bir kere bir yıl içerisinde ülkedeki bütün öğretmenlerin ve bütün öğrencilerin hatta bütün velilerin neredeyse teknoloji kapasitesini arttırdık. Herkese bir toplu eğitim vermeye kalksak bunu başaramazdık. Yani bunu kapasite açısından düşünürseniz kullanım kapasitesini arttırdık. Bu bir pozitif olarak düşünebilirsiniz. Dört beş tane online buluşma platformu öğrendi. Kullandı yani. tabii. tabi. İkinci ikinci olarak ilkokulu ve okul öncesi çocuklarda öğrenme kayıpları yaşayacak mıyız? Yaşayacağız tabi. OECD'nin 2020 Eylül ayı raporu var. Mart'tan Mayıs'a kadar okul kapanmasının %20'ye yakın etkisi var. Singapur'da, Singapur Pizza'da tepelerdeki bir ülke. Yani %20'ye yakın öğrenme kaybı var. Ama ben sadece bu anlamda düşünmüyorum. Yani bir yandan da kazanç olarak velileri topa soktuğumuz bir yıl oldu. Yani ilk defa topa girdiler. Kusura bakmasınlar ama yani böyle ben de evde topa girdim. <laughs> yani kazananları yani, var, kaybedenleri var tabii tabii, bu sürecin ama yani zeka gelişimi açısından düşünürseniz bence zeka gelişimi açısından çok büyük bir şey yok. Zararı ee, zarar yok yani bu iş için. Ama duygusal açıdan çocuklara zararı oldu. Arkadaşlarından ayrı kaldılar çünkü çocukların arkadaşlarına ihtiyacı var. Ee, bunlar bu, bu hep o sorun. Ortamı, çok o yüzden okulu açmaya çalışıyorlar aslında. Şimdi reklam arasına giderken hani işte Ziya Hoca izliyordur. Sayın Milli Eğitim Bakanı diye konuştu. İşte Sinan Hocam anlattı. Keşke, umarım izliyordur. Yani biz işte burada program yaparken bu pandemi sürecinde işte eğitimi konuşurken veya işte az önce özellikle Ergi Hocam işte üniversitelerden bahsederken ben hani hani gün içinde yaşadıklarımızı burada beraber çalıştığım arkadaşlarımın işte çoluğunun, çocuğunun yaşadıklarını vesaireyi hani bir kenara bırakıp unutmam da çok kolay olmuyor açık söyleyeyim. Evet. Yani şimdi dijital olarak hani dij, 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 dijitalleşti mi eğitim? Dijitalleşti. Dijitalleşerek ne kalitede dijitalleşti? Yani bağlantı hızları ne? Aynı anda 20 çocuğu, 30 çocuğu ne kadar sağlıklı bağlayabiliyorlar? Veya işte 18 milyon öğrencinin işte 6 milyonu hariç hepsi bağlandı. Peki kaç kere bağlandı? e, ee, sistem bire çocuklar, üniversitedeki hocalar sayesinde çok rahat geçiş yapıyorlar. Beraber çalıştığım arkadaşlarımdan birinin çocuğu, işte özel bir üniversitede okuyor. Bayağı da parasını veriyor. Para falan da geri almıyorlar biliyorsunuz. Pandemi falan e, dinlemiyor eğitim kurumları. Evet. Hocalar yani haklarıdır. Uzaktan eğitim var. Gitmiş işte tatil yerindeki yazlığında dersi bire koyuyor. Sonra mail atıyor. Ders birde değil 2'de. Ders de değil 3'te bir pdf gönderiyor. O pdf'ten uzaktan ders yapıyor. Çocuk onu okuyor, çıkıyor. Ne anladın? Bu değil ki eğitim. Evet. Yani şimdi böyle baktığın zaman o çocuk doğal olarak zaten sistem 2'ye gitme ihtimali yok. Kıvrak zekalı Türk çocuğu. Uzaktan, ne yapacak? Uzaktan eğitimin e ne yapacak? Yani. olduğu kesin. Yani bunda bence buradaki ben herkesin kadar, fikirdir. Yani Ama temiz e, ben de temiz bakmıyorum bunu söyleyeyim. Yani bakmadığım noktalar var. Yani bizim çocukları ölçme değerlendirme problemlerimiz var. Ne öğrendiklerini şu anda bilmiyoruz nasıl bir senaryo ile karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Çok ciddi duygusal eksiklikleri var. Arkadaşlarıyla bence en önemli kısmı da duygusal kısmını söyleyeyim. Akademik kısmını Ya bilişsel şey zekadan ziyade zaten evet, duygusal tarafta duygusal problemler olacağı çok, kesin. Çok sorun. Ee, ama bu toplumsal değil. Aynı zamanda bir global sorun arkadaşlar. Yani bunu da söyleyeyim. İngiltere'de benzer durumda var. Aynı İngiltere açın İngiltere'nin bakanlığına bakın, eğitim bakanlığına. Resmin yazısı var. Adam yazmış. Yani biz bunun üst, lise ve üniversitelerde ne sonuç doğuracağını biliyoruz da ilkokul okul öncesinde ne sonuç doğuracağını bilmiyoruz. Bu arada Elimizden geleni söylediğim yapacağız yani. yani Türkiye yani. özgü bir Değil. durumu bahsetmiyorum. Sadece yani Türkiye ve tüm dünyada yaşanan bu problemin karşısında eğitime yön verenlerin çıkıp her şeyin çok güzel olduğunu söylemesi ve umut vaat etmesi noktasında problem var. Yani e, etikleri <laughs> gidermek gerekiyor. Doğru. Bu %100. konuda haklısınız. Ben bir Gülüyoruz. soru sorayım. İki yıl önce bugün eğitim nasıldı? E, sosyal öğrenme anlamında, akademik başarı anlamında, Pisa skorlarımız anlamında, çocukların e, diğer bütün zeka alanlarındaki gelişimleri anlamında eğitim berbattı. 5 yıl önce de öyleydi. Şu anda benim devamlı umutlu konuşmamın bir nedeni var. Eğitim dijitalleşmeye çalışıyor. Şu anda dijitalin D'sinden iyisine geçiyor yavaş yavaş. Dijitalleşmenin çok başlangıcında gerçek bir uzaktan eğitim Kültürünün oturabilmesi için bizim şu eski hale döneceğiz kafasından artık bir sıyrılıp şu andaki var olan koşulda hızla sistem iki üzerinden sistemleşmemiz lazım. Mesela bu bahsettiğimiz uzaktan eğitim sadece öğrencilerle bağlanıp konuşmayla ilgili bir şey değil. Yani onu zaten yıllarca bir sürü yazılımla yapabiliyorduk zaten. Burada o ortamın avantajlarını ve dezavantajlarını güzelce masaya yatırıp ders materyali dediğimiz şeylerin dijitalleştirilebilir olanlarının imkanlarına da bakarak neler daha fazla yapabiliriz? Ve şimdiye kadar kullanmadığımız imkanları da dahil ederek bunu bir iyileştirmemiz lazım. Şimdi biz pandemi gibi bir durum olmasaydı birkaç tane özel araştırma kurumu dışında bu konuya hiç ilgi göstermeyecektik. Ve ben 5 yıldır en azından eğitimin insana uygun bir şey olmadığını anlatmaya çalışan birisiyim. Yani bu tarz eğitimin insana uygun bir şey olmadığını anlatmaya çalışıyorum. Şimdi bir fırsat var. Elbette ki çok büyük sıkıntılar oluyor. Eksiklikler var. Fakat şu anda hem aileler düzeyinde yani son kullanıcı eğitimi alan işte veli falan düzeyinde hem de karar vericiler düzeyinde herkesin yeni bir şeyler yapma fırsatı var. Benim insana dair bildiğim bir şey varsa zorluk oldu mu gelişiyor. Ama rutinde çürüyor. Böyle bir şey. Rutinde gittikçe yetenekleri azalıyor. Konformasyon zekası onun ölümünü oluşturuyor. Yani uyum zekası bir süre sonra onun kaybolmasına, yeteneklerini köreltmesine neden oluyor. Şimdi önümüzde bir fırsat var ve şu anda içinde yaşıyoruz o fırsatın. Ama hala baskın kafamız şu. Dün okulda yaptığımız şeyi burada nasıl yaparızı konuşuyoruz. Öyle çözülmez bu iş. Hı hı. Tamamen başka bir mecradayız. Tamamen başka bir kafadayız. Ev içindeki ilişkilerden, öğretmen-öğrenci ilişkisine kadar her şeyin gözden geçirilmesi ve bir daha inşa edilmesi gerekiyor. Bu inisiyatifi almadan bu karın ağrılarımız devam edecek. Ve ben size... Yani ben böyle fütüristik yapmayı, hani öngörü yapmayı çok sevmem. Kaotik bir evrende çok zor bir şey bunu yapmak ama şunun çok mukadder olduğunu düşünüyorum. Yani bir kere ders denen şeyi şu ya da bu şekilde uzaktan alabileceğini fark eden bir öğrenci. O dersi uzaktan verebileceğini fark eden öğretmen. Çocuğunun kilometrelerce uzakta, aylarca başka bir ortamda kalmasına gerek olmadan bir şeyler öğrenebileceğini fark eden velinin artık bundan sonra eğitimle ilgili yargıları ve bakışı farklı olacak. Artık farklılaştı. Buna uygun bir sistem kurmanın da fırsatının eşiğinde izlemektir bu. Elimden geldiğince anlatmaya çalışıyorum. Başka bir kültür oluşturup okulları gerçek fonksiyonuna döndürmemiz lazım. Okulun gerçek fonksiyonu akran öğrenmesi ve insan ilişkilerine dair zekanın geliştirmesi gereken yerlerdir. Oraya git çocuk evde uzaktan eğitimle bilmem neyle offline online neyse o şey var ya. Senkron, asenkron asenkron sistemlerde veriyi, bilgiyi, malumatı alsın. Okula gelsin, laboratuvarda, spor salonunda, atölyede, bahçede bunları uygulasın. Orası uygulama alanı olmak zorunda. Ve bu kadar kalabalıkta bizim artık sürü halinde insanların hepsine belli bir derecede bir şey belletme gibi bir şansımız yok. Böyle bir eğitim yok artık. İnsanların amaç ve hedef bazlı öğrenme kültürünü geliştirmemiz gerekiyor. Bu kadar bu kültürü geliştirmek de uzaktan çok kolay. Ergün Hocam bir şey soracağım. Buyurun. Ee, hocam şimdi geçtiğimiz haftalarda herhalde yine e, insanı konuşurken e, gündeme gelmişti. E, bir sonuçta hatalarıyla yol alan, e, hatalarıyla öğrenen bir türüz. Bir tek bunu öğrenebiliyoruz zaten. Yüzyıllardır, hatta. evet bir tek bunu <laughs> öğrenebiliyoruz. zaten. Yüzyıllardır da hata yapıyoruz. Evet. İşte şimdi mesela eğitimdeki hani konuşuyoruz da, e, imkanlar dahilinde tabii. Onu hata evet. diye sınıflandırmak ne kadar doğru olur tartışılır. Ya sürekli hata yapıyoruz, öğreniyoruz. Niye her yeni gelen nesil aynı hataları tekrarlamak veya benzerlerini tekrar tekrar denemek ihtiyacı hissediyor? Yani hani evrim evrim diyoruz. Evet. Yani evrim bunun neresinde? <laughs> evrim uzun süre yani. Şöyle bir şey belki söylemek lazım. Bir kere içinde yaşadığımız dünya... Toplumlar, ülkeler vesaire tarih bilinci e, oluşturmaya açık değiller. Yani e, tarihten çıkardığımız dersler yok bizim. Dolayısıyla tarihi sadece geçmiş olarak algılıyoruz. Aslında yaptığımız her şey tarihsel bizim, Tarihle ilişkili olmak durumunda. Baktığımızda e, sonuçta böyle bir e, ideolojik bombardıman yapay dünya içerisinde yaşıyoruz. Çünkü insan kendi tür olarak veya kendi dönem olarak, kuşak olarak, kendinden önceki kuşak olarak işte geçmişinin hesabını yapabilmeli. Böyle bir estek zekaya, geriye doğru bakabilen bir zekaya sahip olabilmeli. Bir kavrayışı sahip olabilmeli her şeyden önce. Şimdi ama bize bunu veren bir şey yok ki. Bir eğitim yok ki. Bize bunu veren bir e, toplum yok ki. Bir zihniyet yok ki. Hep sürekli bir kesintili bir zihniyet içerisine doğuyoruz mesela dolayısıyla. Mesela ben şeyi de çok basit olarak söyleyeyim. Amerika'da gözlemlediğim şey şu vardı. E, tipik Amerikalı. Yani standart Amerikalı vatandaş dünyayı Amerika'dan ibaret zannediyor. Orada olup bitenler haricinde başka bir dünya yok onun için dolayısıyla. Gündemi orası. bu çok dehşet bir şey aslında. Bu o kadar insanı gerileten bir şey ki. Şimdi eğer bizde bu tarih bilinci oluşturulsa hem dünyayı işte hem işte memleketimizi bu e, yapay sınırların bize biçilmiş olan haricinde öğrensek, anlasak dünyadaki her bir insanın işte e, dil vesaire ayrılığını bir yana bırakıp aslında bizim türdaşımız olduğunu yakınlıkla kavrayarak hem onun kendi toplumsal ve kültürel yapısı üzerinden hem de bizim kendi toplumsal ve kültürel yapımızdan yola çıkarak bir sorgulamayla kanıksasak, geçmişe de bu şekilde bakmayı öğrensek zaten her türlü bariyer Yıkılacak. O yüzden tarih bilincimiz bizim aynı zamanda ortak insanlık geçmişine dair bir e, şeyle kavrayışla da çok yakından ilişkili bir şey. Şimdi bu söz konusu olduğu sürece hem lokal olarak hem evrensel global olarak sürekli şey yapıyoruz. Her kuşak kendi hatalarını yapıyor aslında. Yani bu oluşmamış ki. Yani evet. bu şey değil. Tarihin kendini tekrar etmesi değil aslında. Tarihten alınacak derslerin tarih bilinciyle sürekli ne olması aslında? Gündeme tutulması ihtiyacı. Ya bu olmadığı sürece o hatalar hep tekrarlanacak. Ama bunun bir bireysel kötü alışkanlık değil, içinde yaşadığımız dünyanın, toplumun, sistemin bize dayattığı bir alışkanlık ve kötü bir alışkanlık, tekilleştirme olduğunu biliyor olmamız lazım yani. Yani tarihten ari bir şekilde bakmak kadar bence geniş manasıyla zihinsel daha başka bir şey yok yani, gerilik yok bence yani. Ben buna bir ilk yapayım. Özellikle bu zeka noktasında düşünüyorum. Ee... Zekayı en çok etkileyen şeylerden biri nedir diye sorarsan zaman olur. Yani zaman o yaşadığı evet. zaman ve evet. önceki zaman hocanın söylediği o anlamdaki zaman çok önemli faktörlerden biri çok evet. çünkü o zaman zaman dediğiniz şey çevreyi şekillendiriyor. Evet. O çevreye göre hareket ediyorsunuz. En üst düzey düşüncelerinizi bile etkiliyor. Mesela insanın en üst düzey düşüncesi çıktısı nedir? Şu anda sanatsal faaliyettir, Perset değil mi? Bilimsel olabilir. faaliyettir. Yani evet. makale yazımıdır. 4500 ee, akademisyende yapılan bir çalışma var. Koronavirüs sürecinde evde 8 yaş altı çocuğa sahip 4500 akademisyende çalışma yapmışlar. Akademisyenlerin en üst düzey bilimde çıktıları %50'den fazla etkilenmiş, düşmüş. Yani çocukların uzaktan eğitimde etkilenmeyeceklerini söylemek zaten şaka olur. Yani en üst düzeydeki adam bununla baş edememiş. Zaten çocuklar etkilenecek. Ama hocanın dediği nokta bu tür bir şeyi başka bir mekanizmaya çevirmek. Hocanın dediği nokta da aynısı. Yani biz bunu fırsata çevirme ya da bir şeye dönüştürme evresinde de olabiliriz. Dönüştürüp dönüştüremeyeceğimiz işte geleceği belirleyen şey olacak. O zamanki zamanı gösterecek. Yani o zaman tarihten ders çıkarıp çıkaramayacağımızı anlayacağız. O işte geçmişin dersleri meselesi şimdi dedin ya aynı hataları niye tekrar yapıyoruz? 5-6 bin yıllık yazılı tarihe bakarsan aslında insanlık 5-6 bin yıldır tutarlı olarak birçok şeyi aynı şekilde yanlış yapıyor. Yani düzelmeyen bir sürü bir şey var. Bunu en iyi anlayacak olan bu ülkenin entelijansiyasıdır diye düşünüyorum. Yani bu ülkede biraz ülkenin tarihsel röntgenini çekerse bir insan, şöyle biraz da ideolojilerin dışında, daha doğrusu Türkiye'de ideoloji de yok, siyasi dalgaların diyelim dışında bakarsa, mesela işte Osmanlı, Cumhuriyet, arkasından bu çok partili dönem, Demokrat Parti, Ondan sonra bir işte böyle liberalleşme, özel arkasından işte İslamcı bir iktidar gelmesi gibi süreçlere bakıyorsunuz. Bu süreçlerin her biri aslında farklı bir kültür gibi. Yani her biri başka bir ekosistem oluşturuyor ve öyle bir şey var ki kendinizi bu ekosistemlerden herhangi birine ait görüyorsanız yani diğerlerinin tamamının doğrusunu kendinize haram, onların yanlışlarını da kendinize ibadet zannediyorsunuz. Böyle garip bir zihniyet var. Ve ötekinin zıttına ne yapabilirse kar bilen aşırı siyaset zehirlenmesine uğramış toplumlarda tarihten ders almak diye bir şansınız yoktur. Tarihteki doğruyu yanlışı objektif olarak değerlendirip yani mesela eğer siz bu ülkede diyelim kemalist sistem bazında bir düşünceye kökten karşıysanız Köy Enstitüsü diye bir deneyimin hiçbir şeyinden faydalanamıyorsunuz. Ya yani orayı şey olarak bir blok Yoksa olarak mi? reddediyorsunuz. Ya da o sistemin içindeyseniz o sizin için en kutsal şeylerden birisi oluyor. Hiçbir yanlışını göremiyorsunuz. Şimdi Dücane Cündoğlu'nun tozlanma, tozlanma dediği bir tabir var. Biz hiçbir şeyin tozlanmasına izin vermiyoruz. Hani o bir evde eşyalar üstüne toz birikir ya belli bir zaman. Kültür mayalanan bir şeydir. Kültür zaman ister. Kültür belli bir yaşanmışlık ama hepsinin ötesinde ortak hikaye ister. Bu ülkeye yapılan en büyük Periyodik suikast bizim hikayelerimizin parçalanması. Biz aynı hikayeye bakmıyoruz. Hmm. Aynı hayatı yaşasak da aynı yani hikayeyi... Komple reddediyoruz. Olmaz. Yani hadi, hadi. burada bir şey söyleyeceğim. İpek böceğinin yaptığı hareketi yapıyoruz. O kozayı, kozayı dünyası sanıyor. Kozayı evet. yırtana kadar. Ama evet. kozayı yırtanlar da bazıları oluyor. Bu da ancak akla ulaşanlar oluyor. Yani o aklı evet. yakaladığı zaman bu sefer o kozanın aslında çok dar olduğunu dünyanın kozadan fazlası olduğunu görüyor. Dolayısıyla bizi bu tür hikayelere, toptan reddedişlere itmek zaten ana problemlerden bir tanesi. Ve bizim zekamızı bence en çok etkileyecek şeylerden biri de bu. Ve yani... bura deminki demin ki benzetmesine, alıntısına gönderme yapacak olursam, sistem 1 ile yönetilen ülkeler duygu ve dürtüyle yönetilir. Sistem 2 ile yönetilen ülkeler akılla yönetilir ya da topluluklar, gruplar neyse, şirketler bile diyebilirsiniz. Akılla yönetilen bir grubun şiarı nedir? Geçmişten aldığı verilerle geleceğe yol çizmektir. Hataları yani burada dahil. olmadığına göre damardan gidiyoruz biz Hatalara ciğerden. bir örnek vereyim mi? Elon Musk hepimiz izliyoruz. Adam Starship denemesi yapıyor. Onuncusunu denedi. O da patladı. Bak şimdi ne yapıyor bak dikkat et. Test ediyor, iyileştiriyor, test ediyor, iyileştiriyor, test ediyor, yapacak artık, çalıştıracak. Yani bizim mekanizmamızda şu var. Test, test. E testi Sonra bu çalışmada başka bir şey yap. Sil sil abi ya, en Markez baştan yeni bir şey. Orakat o zaman ayağa gidilmemesiyle alakalı yani. Ya şimdi iyileştirme şey, mekanizması evet. yani bizde gelmiyor yani. Sonuca bakıyoruz yani. Böyle bir problem var. <gülüyor> <gülüyor> ama güzel bizim burası ya. <laughs> ya güzel. <laughs> e ama, sistem bir. E, mesela tarihin böyle 20 yıllık periyotlarda e, yeniden yazıldığı veya geçmiş, geçmişteki tarihin yani gerçek tarihin yeniden yazıldığı. Gene veya, iyi söyledin ya. ya hadi 20 hadi ben 15, 20 neyse yani aramızdaki 5 yıl yap olmaz. Böyle yeniden yazıldığı veya tarihin işte 15-20 yılda bir farklı bölümlerinin mesela bizim tarihimiz gibi, ,miş gibi anlatıldığı, sadece o bölümünün tarihimizmiş gibi anlatıldığı bir ortamda az önce kendi soruyu özellikle sordum biraz da. O yüzden ders çıkarma veya neyi doğru yaptık, neyi yanlış yaptık kavrayışına erişme, hakikaten güç. Yani ben kendi eğitim hayatımı hatırlıyorum. Bizim için mesela e, yani lise sonda. Bu arada ben hani tarih aşığı bir öğrenciydim. Lise sonunda benim için mesela tarih şurada bitti. 1938'de. 1938'den sonra yani Türkiye hayatı yoktu. 30, Türkiye siyasal hayatı 1938, 1938 yoktu. 1938'i tamamlayamamışsındır. 10 Kasım'da bitmiştir o. Tabii tabii. <laughs> yani hani yani orada sonra oradan sonra mesela işte tek partiden çok partili sisteme geçiş Efendim işte darbeler tarihi vesaire bunların hiçbir şey. Bunlar hepsi üniversitede vardı. Şimdi üniversitede kitleye bakalım e İşte lise, ortaokul mezunları bakalım, e bilmedikleri bir 70-80 yıl var arada. E ciddi Aynen problem. Işte ben de aslında çok tam şeye e, orda oraya geçecekti. E, siz o soruyu sorduktan sonra şimdi Türkiye'deki belki problem şu dünyanın pek çok yerinde de vardır ama e, burada biraz daha derinleşmiş bence bir şey sorun bu. Şimdi her kesim, her ideoloji. Her grup, her fraksiyon her defasında kendi resmi tarihini yazıp dolayısıyla yaşantıyı, kültürü ve tarihi oradan üretiyor dolayısıyla. Bu bir tarihsizlik yaratıyor tabii ki. Çünkü baktığınız zaman resmi tarihler silsilesi içerisinden geçiyoruz mesela. Ve güzellenmiş tarihler içerisinden geçiyoruz. Bir son derece yapay bir şey. Gerçek dışı bir şey dolayısıyla. Ama işte tarih bilinci demek aslında e, bu tür... Resmi tarihler üstünden bakarak geçmişi kavramak demek. Bir süreklilik içerisinde olduğunu görmek. Bir sürü olayın bağlantısı olduğunu, sebeplerin iç içe geçebileceğini görmek. Demek Deneyimden aslında. öğrenmek. Aynen. Deneyim i̇şte oluyor. Kategorik yani. bakmamayı Çünkü... zaten yani. Ee, ben burada bir şey bu egzersiz zamanda. tavsiye edeyim. Yani herkes kendi içinde, bu arada yani başka bir ülkeden bir izleyen varsa o da deneyebilir. Geriye dönük olarak kendi atalarına doğru giden tarih anlayışında... İnsanüstü kahramanlar, uçan kaçan X-Men'ler tarzı birileri varsa eğer tahayyülünde orada bir sorun var demektir. Yani normal tarih böyle insanlar tarafından yazılmıyor. Şimdi X-Men tarzı bir insan değildi Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk çalışkan bir insandı. Yani onu insanüstü özellikleriyle anlatmayı seçen bir şey yüzünden birileri onu insanlık dışı bir figüre dönüştürmeye de çalıştılar. Yani birbir bir, iki kutup arasında savrulmuş gerçeklik dışı bir şizofreni Tabii yaşıyoruz. Işte. Her kesim için böyle bir şey var, bir tarih yazım var. Zaten o tür tarih yazıcılığı ne bileyim işte 20. Yüzyılda bile çok hani şeydi, popülerdi. Sanırım bu ilk kırılmayı başlatan şeydir işte. Anares okulu, Fernand Broder filandır mesela. Yani işte yani coğrafyayı vesaire her şeyi. Çünkü o şeyi biliriz mesela. Türkçe'de çevrilen kitabı vardır ya işte. İkinci <laughs> Felipe döneminde Akdeniz <laughs> vaktinin Dünyası diye Güya şeyi anlatır. 50-60 yılı anlatır değil mi? Yanılmıyorsam 1500'de 1552 mi 1400'de neyse unuttum ben. Ama o dönem anlatmak için bir 708 yıl geriye ve oradan sonrasına gelir mesela. Yani. Oraya gelebilmek yani, için o kadar Gelebilmek gidiyor. için yani. Bu çok yeni bir şey. Tarih bilinci bu işte zaten. Yani. 50 Aynen yıl anlatıyor öyle. güya. Ama oradan bambaşka şeyler söylüyor. Yani bunlar e, her kesim için ama genel tarih algısı için de vardı. Kişiler üzerinden, kişilerin üstün performansları üzerinden dönemleri Burada yorumlamak çok önemli bu, bu bir şey söyleyeyim. Bu çoktan aslında şey yani iyi tarihçiler bunu bence Peki, çoktan birçok Yaptığımız hatalardan yani. bir tanesi de yaşamı lineer sanmak. Evet, Yaşam evet. doğrusal değildir. Bilim evet. de doğrusal gelişmemiştir. Evet. Matematik de doğrusal değildir. Bunlar biz izledikten sonra doğrusallaşır. Yani evet. biz onu anladıktan sonra ya da anlattıktan sonra doğrusallaşır. Çocuklara doğal sayılardan itibaren tek tek anlatıyoruz, getiriyoruz matematikte. Doğal sayılar en son artık 1700'lerde falan tanımladık yani son tanımını verdik. Kümeleri anlatıyoruz. Çok kolay sanıyor. Herkes kümelerle başlıyor sanıyor iş. Kümeler 50 yıl önce halledildi. Yani yaşam lineer değil. Yaşamın lineer olmaması tarihten çıkardığınız dersleri de evet. neden sonuç ilişkisini lineer kılmaz. Ama bir harita yapar, bağlantısal bir harita yapar. Yani aslında bir beyin haritası, bir konnektom oluşturur. Siz oradan bir anlam çıkarırsınız. Yani hep doğrusal değil bu durum. Onu da kaçırıyoruz. Tekrarlayan hatalar da bu yüzden tekrarlanıyor işte. Tabii, doğrusallıktan şey. hep yani. Burada bu ana problemlerden biri ee, bu. Ben en önemli vurguyu da şurada yapmak istiyorum. O vurguyu bilgelikten... yapın sonra da oyunlara gelin hocam. Süre bitecek. Tamam. Sonra bilgelikten seyircide beni karşı karşıya bıraktık. bırakmayın. Yani biz bilgelikten ders almıyoruz. Her zaman her şeyi zamanın o içinde yaşadığımız daracık kestim bilgisiyle çözebileceğimizi zannediyoruz. Bilgelik ders almadığımız için de üretemediğimiz bir şey. Bunun özellikle altını çizmek için bu sadece yaşlılıkla alakalı değil işte o bilinçle alakalı. Ben şeyi not almıştım yani zeka geliştirmek için yetişkinlik düzeyinde garantili formül vereceğim 5 madde. Bunun garantili olduğunu biliyorum ama henüz bilimsel datası yok elimde. Yapsınlar <laughs> evde, kendileri sınayabilirler. <laughs> Çayda ayda zeka garanti. Söylediğim beş tane egzersiz yapın. Evde abi. denemek serbest değil. Tehlike arz, arz etmiyor yani. Yani. Yani, çok, yani. Var ya yani. Yani, bunu, bu test bunu evde yapmayın falan diye. diye. Bunların <laughs> tamamı her gün bir kez tok karnına. Tamam. Onu söyleyeyim. Her gün bir test tok karnına. Her gün bir tane kelimenin kökenini öğreneceksiniz. Herhangi bir kelimenin. <laughs> etimolojisine bakacaksınız. Çok kolay. Kütüphaneniz olmasına gerek yok. Google'a o kelime, boşluk, etimoloji yazınca çıkıyor zaten hepsi var. Türkçe, İngilizce fark etmez. İki, her gün bir tane iyi bildiğiniz şey bulacaksınız. Nereden bildiğinizi sorup kağıda üç satır yazı yazacaksınız. Ben bu bilgiyi nereden biliyorum? Ve bilmediğinizi fark edeceksiniz o gün. Şimdi simden sonucunu söyleyeyim. Üç, her gün yaptığınız, sürekli yaptığınız bir davranışınızı bulun. Daha farklı nasıl yapabilirim diye o gün deneyin. O gün. Gene o günde bir kere yapılacak bu iş. <laughs> Dört, hiç yapmadığınız bir şey fark edin. Yani şimdiye kadar hiç yapmadığınız bir şey yapmayın. Neden yapmadığınızı yazın. İki satır. Onu neden yapmadığınızı yazın. Ve beş, insanın fabrika ayarlarını okuyup ona uygun yaşayın. <laughs> i̇nsanın fabrika ayarlarına <laughs> göre, yani beslenmenize, hareketinize minimal dikkati de gösterin. 3 ay sonra zeka puanınızı bir ölçerse hava atabilir. Bir madde ekleyebilir miyim hocam? Tabii ki istediğiniz yani, kadar e, eklersin. özellikle buna bir yabancı dil öğrenmek, öğrenmek değil ve müzik aleti çalmayı eklemek istiyorum. Bak, işte neden yani, yapmıyorum? Evet. Neden İtalyanca konuşmuyorum? Güzel evet. bir soru. Yani Şimdi burada burada şey neden bu önemli? Hemen kısaca söyleyeyim. Bunu şey anlamasınlar. Akıcı bir konuşma falan. Hiç konuşamayadabilirsiniz. Müzik aletini mükemmel çalamayın. Bununla uğraşmak bile size bir şey kazandırır. Şimdi asıl soruyu soracağım. Bu Soruyu ben size aylar Hı, önce açamazsın. sordum. Şimdi aylar önce <laughs> sorduğum bir soruyu bir de burada Bu yüz ifadesinden hayırlı bir şey çıkmıyor. Bir şey geliyor şimdi. Şimdi hocam Allah ee, bir doktor hanımefendi e, tedavi için kendisine gittim. Dedi ki Sinan Canan'a bayılıyorum kitapların hepsini okuyorum vesaire. Sağ olsun çok teşekkür ederim. E, i̇nsanın fabrika ayarlarını da okudum. E, Sinan Bey insanın fabrika ayarlarına anlatıyor iyi güzel. Gerçekten öyle yaşıyor mu dedi çok güzel bir soru. Bunu Bana verdiğiniz atı vermenizi istiyorum. Hemen söyleyeyim. Yüzde 65 ila 75 arası değişiyor uyum düzeyim. Hı. Kendimi elden gelince monitöze etmeye çalışıyorum. Ee, her insan büyük şeylere inanır ama büyük şeylere yüzde yüz yaşasak zaten uçar kaçardık. Elden geldiğince yakın yaşamaya çalışıyorum ama. Onu ben kendime bir rehber olarak yazdım. Olabildiğince yapmaya çalışıyorum. Zaten tavsiyem de olabildiğince yapılabilmesi. Sonuçta prensipler Hı. Şimdi uzak hedefle gerçekleştirilebilir amaçlar başka şeyler. Hoca e, gerçekleştirilebilir amaçların %65'ini %75'ini yani. anla, yapmış anladığım kadarıyla. Yani, yani uzak hedeflerin uzak önemli hedef, bir bölümünü tabii, gerçekleştirilebilir yani amaca hedef, çevirmiş. Tabii, uzak hedefe yani. ne kadar yaklaşırsanız o kadar orijinalliğe yaklaşırsınız. Şu anda en çok da yani. eşitliği bozan hareket kısmı. Yani biraz çok konuştuğum için başka beden hareketine fırsat kalmıyor. <laughs> o yüzden oraya çok fazla şey yapamıyoruz. yüzünü mesela hayata geçirseler nasıl bir insan olurlar? Ee, Balık gene normal bir insan olurlar ama sağlıklı, mutlu ve tatmin içerisinde bir hayat oluyor. Özellikle beşinci maddeyi kastığın zaman yani sınırlarını biraz zorladığın zaman işte Burak'ın dediği gibi yeni bir dil, yeni bir enstrüman. açık biri sahillere açıldı mı coşuyor. Bir tane daha egzantrik soru. Hiçbirine mesela uymayan birisi için çekilmez bir insan olur mu? Yok. Kendinden nefret eder. Çok kısa bir süredir. <laughs> Üç hafta sürer o da. <laughs> evet. Yalnızlaşma. Doğrudan. <laughs> yani kit kitaba yaklaşırken biraz dikkatli yaklaşmakta fayda var. Kesinlikle. Evet. ya Asla sorunlara inanmayın. Evet. Deneyin siz karar verin. Peki. Ben de buyurun. Buyurun hocam. Ben de şey biraz takılmak babında şeyi söyleyeyim. Ben mesela dolayısıyla bu hani bu tür zorlayıcı sorularla karşılaşmak karşılaşmamak için Fabrika ayarlarımı hiç açık etmiyorum. <laughs> <laughs> Dolayısıyla evet. hiçbir i̇şte Ben kendimi ateşe attım. Hiç soğum. Bir bekletmeyi ısırmıyorum. <laughs> Dolayısıyla. Kendi kendini yaktın. Ben evet. erkeğe <laughs> yadayım. E benim, Dolayısıyla... benim üstündeki baskı düşünsene. Allah korusun yarın <laughs> Tabii. bir gün ciddi bir hastalığım olsa manşete çıkarım. Fabrika yani, ayarlarını yani... yazdı ama gidiyor falan. Diye. E, hepimiz öleceğiz arkadaşlar. <laughs> Zaten okuyanların en yok. büyük suçu Herkesin aklından Hı. geçen bu. Tamam. Yazdı da uyuyor mu? Yani bizde hani uymuyorsa... Şüphe vardır. fabrika ailenin badine iyi baksınlar. Sonsuz yaşamı <laughs> yani. Şuradan geçerken güzel geçerim. Bütün derdimiz o yani. Vallahi üç buçuk saat yine e, su gibi akıp geçti. <laughs> çok e, keyifliydi. Böyle yayına girmeden önce ne konuşacağız diyor konuklarımız. Bayağı bir şey konuştuk. Vallahi galiba. burası istişare heyeti gibi oldu. Ben çok sevdim. E, tamam. E, yine buluşuruz. Yine bir araya geliriz. Her ne kadar şehir dışından gelmiş olsun Ergü Hocam da Burak Hocam da. Ee, elbet bir fırsat yaratırız diye düşünüyorum. Sinan Hocam Hiç zaten yok. bizim bu tarafta Aynen. sıkıntı yok. Ee, sinir bilim uzmanı Prof. Dr. Sinan Canan, evrimsel biyolog Profesör Doktor Ergi Deniz Özsoy ve matematik eğitimcisi Doçent Doktor Burak Karabey bizimle birlikteydi. Bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta yeniden görüşeceğiz.